Hoş geldiniz. Nasılsınız? Arka taraf güzel. Müthiş bir doluluk var. Bugün buraya gizli gizli giren Memleket Partisi destekçisi var mı? Şimdiden ifşa etsin kendini. Siz mi beyefendi? Sizi gizli ne yazdınız acaba? Böyle Twitter'dan Muharrem Bey'e gelen o eleştirileri alıp ben de bunu soracağım deyip mi geldiniz acaba? Olsun. Bir kişi miyiz? Olsun. Olsun. Kurban olurum. Olabiliyor. Arada kaçabiliyor. Arka tarafta var mı? Siz mi beyefendi? Olsun. Olsun. Yakaladığım iyi oldu ama gözümle. O bana yeter. O zaman hemen hızlıca başlayalım. Kartlarım. Hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Çok iyiyiz. İzleyebildiniz mi birinci, ikinci bölümü? Burada nasıl bir matematik uygulanıyor bakabildiniz galiba. Yok, büyüsü kaçmasın diye bakmadım. İlk kez burada öğreneyim dedim. Yoruma dayalı olmayan direkt soruları alıyoruz. Yoruma dayalı olmayan direkt cevaplarla karşılıyoruz. Ama hiç böyle olmadığında söylemeseydim keşke. Arzuladığımız bu. Sizden de gelen sorulara uzun yorumlar olmadan kısa cevaplarla karşılık vermenizi bekliyoruz. Hazır olduğunuz anda da başlayabiliriz. Bu bitmez ya, başlayalım. Sığdım oraya. Sığmadı da. Çocuklar varsa getirsenize. Konuğumuz çok yüklü gelmiş. Arka taraf çok sinirleneceksiniz yarım saat 45 dakika sonra sıcaktan ama. Programla alakası yok, bize kızmayın. Söyle. Yanıyoruz, yanıyoruz. Söndüreyim gibi devam ediyoruz. Ben bu konuda ne yapabilirim? Çok gençsin daha, olsun. Oğlum ciddi bir program burası. Babalıdayız şu anda. Tamam, teşekkür ederim. Buyurun. Mevzular açık mikrofona. Hoş geldiniz. Babala TV'desiniz. Hızlıca başlayalım o zaman. İlk taşı sen atıyorsun. Sor bakalım. Herkese selam, ben Uzay. Siyaset uzmanıyım. Adileşme. Efendim daha önce burada çok enteresan şeyler yaşandı. Programın tamamından ziyade Twitter'da ve TikTok'ta gündem olan konuşmalar yaşandı. Sevgili Abdurrahman Uzun ben siyaset uzmanıyım dedikten sonra mesela Bahar Hanım'a da hanımefendi diyemiyorsunuz. O da çok kızıyor ona. Çok enteresan olaylar oldu ilk bölümlerde. Arkadaşımız da oraya ufak bir gönderme yaptı galiba. Buyur. Siz seçim ikinci tura kalırsa Millet İttifakı'nı destekleyeceğiz diye bir açıklama yaptınız. Size Millet İttifakı için 3 aday önerin desem bu adaylar kimler olurdu? Bundan 100 yıl önce... Hadi bakalım. Güldünüz ama hüzünleneceksiniz tamamını bitirdiğimde. Bundan 100 yıl önce Temmuz'da kötü günler yaşadık. Mustafa Kemal Paşa orduyu Sakarya'nın doğusuna çekin dedi. Tekalifi milliye kanunlarını çıkardı. Herkesin atına, eşeğine, bujisine, benzinine el konuldu. Kılıcına, silahına, topyekun bir muharebe başlatacaktı çünkü. Büyük taarruz bugün başladı. Ölümüne bir savaştı bu. Çelikler ateş fışkırtıyordu. Ve bugün ulusumuzun dirilişinin, kurtuluşunun eğer minarelerde ezanlarımız rahat rahatça 5 vakit okunuyorsa, bayrağımız gönderde rahatça dalgalanıyorsa, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının, o kahramanların bugün başlattığı büyük taarruz sayesindedir. Ama bugün Cuma hutbesinde Diyanet onu ve silah arkadaşlarını anmadı. Bugünü iki kişi anmaz. Ya kaybedenler anmaz, ya hainler anmaz. Bu adamların arkasından namaz kılınmaz. Böyle bir hainlik olamaz. 26 Ağustos'u anmıyorsan sana bunun hesabını sorarlar. Bir kere buradan bir girelim. Şimdi gelelim sorunuza. Çok net, kısa. Bu iktidarı göndermek lazım. Ama bu muhalefeti de göndermek lazım. Tercihim şudur. Birinci turda istediğinize, gönlünden geçene oy verin. İkinci turda Erdoğan'ın karşısındakine oy verin. Benim teklifim bu. Ama çok ilginç bir şey söyleyeceğim size şimdi. Bugünle bir şey anlatacağım. Şaşıracaksınız. Şarkıcı Gülşen tutuklandı. Gülşen'in yazdıklarına katılmıyorum. Doğru bulmuyorum o ifadeleri. Ama unutmayın. Birisi çıkıp şöyle deseydi. Endüstri meslek liselerinden sapık yetişiyor deseydi. Tutuklanır mıydı? Tutuklanmaz. İmam Hatipliler cüzzamlı değildir ama ayrıcalıklı da değildir. Hiç kimse ayrıcalıklı olamaz. Bir okulun toplamından sapık çıkamaz. İmam Hatip'ten de, normal liseden de, Anadolu Lisesi'nden de pekala sapık çıkabilir. Söylenen cümle yanlıştır ama tutuklanması da yanlıştır. Ama bu tutuklamayı iktidar ve muhalefet birlikte yapmışlardır. O ne demek diyeceksiniz şimdi? Bakın size onu açıklayayım. Değerli kardeşlerim, bırakın benim politikacı olduğumu. Bırakın bir partinin genel başkanı olduğumu. Bırakın ya. Öğretmen abiniz olarak bakın. Sadece doğruları öğrenmenizi istiyorum. Bakın, şimdi bir savcı ve bir hakim var. Gülşen Hanım'ı tutuklayan. Bu savcı ve hakim kendi başına hareket edemez. Nedir? Bir başsavcı vardır. Hangi dosyaya, hangi savcının bakacağına başsavcı bakar. Peki bu başsavcıların üstü var mıdır? Vardır. HSK vardır. Hakimler Savcılar Kurulu. Peki bu HSK nasıl oluşur? 13 kişiden oluşur. Biri bakandır, doğal üye. Biri bakan yardımcısıdır, kaldı 11. Dördünü Cumhurbaşkanı atar, doğrudan atar. Kaldı 7. 7'sini Büyük Millet
Millet Meclisi seçer. Partilerin de kontenjanı var. Bir tane CHP'ye vermişler. İki tane İYİ Parti'ye vermişler. Dört tane de Cumhur İttifakı'na vermişler. Peki şimdi bakın, Turgut Kazan baro başkanlığı yapmış. Türkiye'nin saygın hukukçularından birisidir. 20 Mayıs günü uyarmış. Muhalefeti uyarmış. Biz Ritük'teki gibi parti temsilcilerinden kurulu bir HSK istemiyoruz. HSK bağımsız, liyakat sahibi, iyi hukukçulardan oluşmalıdır. Partilerinize yakın 3 kişiye yer bulma arayışınızı asla kabul etmiyorum. Bu yaklaşımın hukuk devleti mücadelemize zarar vereceğini hatırlatıyorum. 7 kişi seçecek ya meclis. CHP'ye bir tane elma şekeri vermişler. Al bir üye demişler. Sıkı durun, sıkı durun. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun hemşerisi. Bir kişi. İki de İYİ Parti'ye vermişler. 3. Şimdi 7 kişiye oy verecek. AKP'liler, MHP'liler, CHP'liler, İYİ Partililer, HDP'liler. En akıllı kim davranmış biliyor musun? HDP'liler. Oy kullanmamışlar, protesto etmişler. CHP'liler sandığa gitmiş, AKP'nin üyelerine oy vermişler. Oyları söylüyorum. Ergün Şahin 460 oy. Ömür Topaş 460 oy. Aysel Demirel 458 oy. Cumhur Şahin 460 oy. Hamit Kocabey 437 oy. Bunlar AKP, MHP, CHP, İYİ Parti'nin adayları. AKP'liler gitmiş, CHP'liye oy vermiş. CHP'liler gitmiş, AKP'nin adayına oy vermiş. Nereden anlıyorsun bunu? AKP ve MHP'nin toplam milletvekili sayısı 334. 460 oyla seçildiklerine göre CHP'liler sadece CHP adayına oy vermemiş, AKP'nin adayına da oy vermişler. Yani meşrulaştırmışlar bu sistemi. Bu iktidarla bu muhalefet ortaktır, işbirlikçidir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Aziz milletim, aç gözünü. Muharrem ortada Bey. Son cümle bitiriyorum. Tamam, buyurun. Bakın, şimdi muhalefet yargıdan nasıl şikayetçi olacak? Efendim o hakim yeni hakimmiş de, savcı yeni savcıymış da, Sedef Kabaş'ı da tutuklamış da, bunu da tutuklamış da. Ya siz tepeden bağladınız işi zaten. HSK'yı seçerken meşrulaştırdınız bunu. Değerli kardeşlerim, dilim de tüy bitti. Ama hainlik, işbirlikçilik öyle safhalara geldi ki tek başıma kaldım. 7 düvele karşı savaşıyorum. İşte bugün Gülşen Hanım tutuklandıysa iktidar ve muhalefetin ortak seçtikleri HSK yüzünden tutuklandı. Teşekkür ederiz. Tabii Gülşen Hanım'ın tutukluluğu da birçok şeyin finali olduğu için bununla ilgili yorumunuz önemliydi. Ama bundan sonraki sorulara direkt cevap ve hemen diğer sorulara geçmek için sizden teşekkür ediyorum. Buyurun hanımefendi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki bu size çok geldi bu soru ama ben bunu gerçekten çok merak neredeydiniz ediyorum. Neredeydiniz mi diyeceksin? Neredeydiniz? Ve hani gerçekten güvenimiz kırıldı. Ben hayal kırıklığınızı anlıyorum. Fakat hiç daha önce Muharrem İnce'nin o gece nerede olduğunu anlattığı açıklamalarını izleyebildiniz mi? Evet, şunu sormak istiyorum. Biz şimdi neden güvenelim? 14 milyon 500 kere anlattım. 14 milyon 501. anlatıyorum. Lütfen rica ediyorum. Bir numaralı videoyu izletebilir misin? Bir numaralı videoyu hemen rejiye söyleyelim arkadaşlar. Adınızı alabilir miyim? Sevgi. Sevgi Hanım, iki tane video izleteceğim. Lütfen izleyiniz. O gece açıklama yapılıp yapılmaması ile ilgili bir değerlendirmeyi kendi aramızda yaptık. SSK'dan Anadolu Ajansı ile SSK verilerinin netleşmesi noktasında biraz beklemekte bence fayda vardı. Hala aynı düşüncedeyim. Bak, SSK ve Anadolu Ajansı verisi diyor. CHP verisi diyemiyor. O gece yani çıkıp da ne diyecektik? Seçimi kaybettik desek kaybetmedik. Kazandık desek kazanmadık. Diğer videoyu da izletelim. 24 Haziran sonrası parti meclisi acil gündemle toplandı. Parti meclis üyelerine acil kodlu bir yazı gitti. Dediler ki 27 Haziran günü toplanıyoruz. Aa, çok seçim güzel sonrası. Dedim. Evet, seçim sonrası. Herhalde parti dedim. Hemen parti meclis üyeleriyle sıcak bir toplantı yapacak. Bütün hatalar masaya yatırılacak. Şurada şu hatayı yaptık. Burada bu kadar sandığa görevli koyamadık. Aa, bir baktık gündem Gürsel Erol'un ihracı. Elazığ milletvekili kurultay çağrısı yapmış diye ihraç edilmek isteniyor. Bugün de Yüksek Disiplin Kurulu onun için toplanıyor. Herhalde ihraç edecekler ya da ihraç sistemiyle disipline verecekler. Şimdi orada parti meclisi üyesi arkadaşlarımız şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bizi bir milletvekilinin ihracı gündemiyle topladınız ama esas derdimiz seçim. Biz bu seçimde ne yaptık, ne yapamadık onu bir konuşalım diye. Ve orada parti sözcüsü Bülent Tezcan çok acı bir gerçeği dile getiriyor tartışma çıktığında. 50 bin sandıktan 24 Haziran'da veri alamadık diyor. Kaç? Türkiye'de 50 bin sandık. Kaç? 50 bin. 50 bin. Evet. 50 bin sandık oyların biz %25'ini kontrol edemedik demektir. Ay, bir şey söyleyeceğim. Yüreğim sıkıştı biliyor musun? Ben bunu yani... Bu içeride konuşulan bir şey mi? Konuşmuşlar içeride canım. Parti meclisi arkadaşlarımız anlattılar. 50 bin sandıktan veri alamamışsan neyi konuşuyorsun? Bu ülkede 1950'den bu yana hiç kimseye bana atıldığı kadar iftira atılmamıştır. Bana yapıldığı kadar büyük haksızlık yapılmamıştır. Seçim gecesi ortalığa çıkma diyenlerle seçim gecesi neredeydin diye soranlar aynı şebekenin ürünleridir. 50 bin sandık veri alamadık diyor. Kim bu? Barış Yarkadaş, CHP milletvekili. Hangi kanalda söylüyor? Halk
TV'de söylüyor. E arkadaşım, bana neredeydin diye niye soruyorsunuz ya? Engin Altay, bütün gece yanımda olan adam, gece 3'e kadar. Partinin grup başkan vekili, hala grup başkan vekili. Sevgi kardeşim, elimde resmi YSK'nın belgesi. 12.825 sandıkta gözlemcisi hiç yok CHP'nin. 4 milyon oy yapar. Bana kumpas kurmuşlar. Ben partimin bana kumpas kuracağını tahmin edemedim. O kadar kötü olamadım ki ben. O kadar kötü düşünemem. Açıklama yapayım diyorum. Zaten bitmişim 51 gün. Kıçım her tarafım kortizonlu iğne. Delik deşik, sesim kısılmış. Seçim gecesi bir otele gitmişiz. O oteli ilk kez o gün öğrendim. Önünden dahi geçmedim. Niye otele gittin? Ya arkadaş, aday olunca rozeti çıkardık. Seçim ikinci tura kalacak dedik. Bir daha partiye gidersek olmaz. Otel de YSK'ya yakın bir yerde. E peki, açıyorum telefonu. Arkadaş ne oldu? Kaç sandık? Kalıyor mu ikinci tura? Bilmiyoruz. Ha, bir şey daha söyleyeyim, bak sıkı dur. Adil Seçim Platformu özür diledi. Sistemleri çöktü. Elimde veri yok. Peki benim elimde veri olmadan sokağa çıkarsam, seçim ikinci tura kaldı dersem, iç savaş çıkar ya. Nasıl yaparım ben bunu? Ekrem İmamoğlu çıktı. Doğru. Ekrem İmamoğlu bir şehirde yarışıyordu. Kastamonulu'da sandık başındaydı. Rizeli'de sandık başındaydı. Ankaralı'da sandık başındaydı. Bütün Türkiye oradaydık. Ekrem İmamoğlu 30 bin sandıkta yarışıyordu. Ben 200 bin sandıkta yarışıyordum. Ben Diyarbakır'dan bilgi alamıyorum. Şanlıurfa'dan alamıyorum. Konya'dan alamıyorum. Erzurum'dan alamıyorum. Hakkari'den alamıyorum. Ama Ekrem İmamoğlu Kadıköy'den de bilgi alıyordu. Bakırköy'den de bilgi alıyordu. Elinde veri vardı. Verisine güveniyordu. Milletin karşısına çıktı. Arıyorum CHP'yi. Sonuçlar yok. Çıkamadım. Ha, hiç mi bir şey yapmadın? Bak ne yapmışım anlatayım. Ortalıkta yoktun diyor. Bak, seçim günü sabah 6.59'da sandık başına diye tweet atmışım. Sonra 11.22'de oyumu kullanmışım Yalova'da. Tweet atmışım. Sonra demişim ki oyumu kullandım. Başaracağız. Ankara'ya geçiyorum. Ankara'ya gitmişim. Sonra 13.35'te bir daha atmışım. Sandığa lütfen gidin, oyunuzu kullanın demişim. 14.52'de oyu kullanmayan vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. Bir daha tweet atmışım. YSK'nın önüne niye gitmedin diyor ya. Bak, YSK'nın önünde deki fotoğrafım. Grup Başkan Vekili Engin Altay, Meclis Başkan Vekili Yaşar Tüzün. Bu benim gibi kel olan arkadaş kulağıma eğilip bir şey söylüyor. Onu yazdılar. Muharrem İnce'yi tehdit edildiği an diye. Bu arkadaş CHP'nin avukatı. YSK'daki avukatı. Niye 5'e 5 kala gittim? Dedim ki YSK bir yanlış yaptı mı? Peki bunu niye söyledim? 50 bin avukatla gideceğim dedim ya. Onun için gittim. 50 bin avukatı niye çağırmadın? Sordum. YSK yanlış bir şey yaptı mı? Hayır, yapmadı dedi. Oysa yapmıştı değil mi? Mühürsüz oylar vardı değil mi? Mühürsüz oylar vardı diyen parmak kaldırır mı lütfen? Çok teşekkürler. Mühürsüz oylar bu seçimde değildi. Bu seçimde değildi. Bir de parmak kaldırıyorsunuz. 2017'deydi. Mühürsüz oyları da bana yıkıyorsunuz. Yazık ya. O alkol aldı falan diyenlere sesleniyorum. Bak devam ediyorum. 19.19 bir tweet daha atmışım. Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor. 21.19 sandık görevlisi arkadaşlarım. YSK'nın sistemdeki sandıkların %37'si açılmış gözükmektedir. Televizyonlar farklı gösteriyor. Sandıkları terk etmeyin. Bunu atmışım. 23.24 Yüksek Seçim Kurulu'nun geçici seçim sonuçlarını ilan etmesinden sonra bir açıklama yapacağım. Elimde bir veri yok artık. CHP çökmüş. CHP veri veremiyor. YSK'yı bekliyorum. Saat gece 1.19. Yarın saat 12'de CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağım. 1.19. Hala görevimin başındayım. Bir hafta ortadan kayboldun diyor. Pazar gecesi 1.19'da mesaj atmışım. 3'e çeyrek kala oteli terk etmişim. Evime gitmişim. Sabahleyin saat 11.56'da basın toplantısı yapmışım. 13.10'da bir tweet daha atmışım. Mücadelemi sürdüreceğim diye 15.36'da bir tweet daha atmışım. Sıkı durun. Seçimden 66 gün geçmiş. CHP Parti Meclisi toplanmış, seçimi değerlendirmek için kimi davet etmemişler biliyor musunuz? Cumhurbaşkanı adayını. Ya başrol oyuncusu yoksa figüranlar ne yapacaklar? Neyi tartışıyorsunuz? Bakın değerli kardeşlerim, Engin Altay'ın videosunda bir şey var. Hiç bahsetmiyor bak. YSK'ya ve Anadolu Ajansı'na baktık. Gözünüzü seveyim. Mantık kullanın ya, mantık. Ya buranın 1/3'ü mühürsüz oylar vardı diye parmak kaldırdı ya. Üzüldüm buna. İkinci Dünya Savaşı'nı da ben çıkardım galiba. Ya ben bir kere aday oldum, bir. Kılıçdaroğlu 15 kere yenildi ya. Mansur Yavaş 1.'de yenildi. 2.'de yenildi. 3.'de kazandı. Ya herkese 1 şans, 3 şans, 15 şans veriyorsunuz da bu garibana 2. şansı niye vermiyorsunuz ya? Ya çok teşekkür ederiz. Bir önceki programda da konuk olmuştu. Orada da bir 35 dakika anlatmıştı. Hatta en son zannediyorum 3 gün önce de Twitter'dan, YouTube üzerinden bir canlı yayın yapıp yine detaylı detaylı anlattınız. Ama fark etmez. 15 milyonuncuya da anlatırım. Kızmam. Ben kızarım çünkü zaman geçecek. Buyurunuz. Benim sorum 2010 referandumuyla alakalı olacaktı. O seçimi %57'lik bir oranla
kaybedildi. 15 Temmuz'un ben önüne açıldığını düşünüyorum. O zaman da siz CHP'nin milletvekiliydiniz. O dem ne tür hatalar yapıldı? Aynı şekilde 2017'de de. Neden kaybettiniz yani? Bir de kimse şu anda neye evet dediğini bilmiyor. Halk çok bilgisiz bir şekilde seçime girmişti. Evet, teşekkürler. Türkiye'nin referandumları. Birincisi 2010. 2010 referandumunda yargı FETÖ'ye teslim edildi. Daha sonra da Erdoğan'a teslim edildi. O referandumlar yapılırken Cumhurbaşkanı adayı olmamıştım henüz. Bir parti kurmamıştık. Genel başkan değildim. Milletvekiliydim. Ne yaptığımı referandumda bir şey anlatayım size. Gerisini siz çıkarın. 2017 yılıydı. İstanbul'da bir sabah televizyon kanalında canlı yayındayım. Eşim de rahmetli kayınvalidenin yanında, hasta kayınvalidem. Canlı yayından çıktım. Koruma polisim dedi ki başınız sağ olsun dedi. Benim de o gün Çorlu'da mitingim var. Miting yapıyorum. Bu referandum geçmesin diye miting yapıyorum. Genel başkan falan değilim. Ama genel başkanlar kadar kalabalık topladığım için çalışıyorum. Uğraşıyorum. Kendi emeğimle. Sadece Yalova milletvekilliği yapmıyorum yani. Türkiye milletvekilliği yapıyorum. Hemen eşimi aradım. Sakin ol dedim. Bir tane annesi yani o vefat etmiş. Atladım arabaya, Balıkesir'e gittim. Defnettik kayınvalideyi. Aradım il başkanlığı milletvekillerini. Çorlu mitingini iptal ettik. Bir sonraki günde Kırklareli'de mitingim var. Kayınvalideyi defnettik. Eşimi yan odaya çektim. Dedim ki bak bir tanecik anneni kaybettin. Bana ihtiyacın vardır böyle bir günde. Biz seninle 35 yıldır beraber yaşıyoruz. Şimdi sana bir soru. Benim yarın mitingim var. Bugünkünü iptal ettim. Yarınkini iptal mi edeyim yoksa senin yanında mı kalayım? Sen dersen ki bana dedim benim yanımda kal. Söz veriyorum senin yanında kalacağım. Tercihini sen yap dedim. Bana döndü dedi ki bugün çok üzüntülüyüm. Sana ihtiyacım var ama memleketin sana daha çok ihtiyacı var. Git mitingini yap, beni burada bırak dedim. O tempoda çalıştım. Ben vicdanen görevimi yaptığımı düşünüyorum. Ama millet evet diyerek bu işe yanlış yapmıştır. Millet bazen yanlış yapar. Kanuni Sultan Süleyman'da olmayan yetkiler Cumhurbaşkanı'na verildi. Mesela Kanuni Sultan Süleyman'ın başbakanı vardı. Sadrazamı vardı. Kanuni Sultan Süleyman'ın partisi yoktu. Kanuni Sultan Süleyman Şeyhülislam atardı kadıları. Padişah atayamazdı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın partisi var. Başbakanı yok. Hakimleri o atıyor. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten daha fazla yetkisi var. Bu yanlış olmuştur. Muharefet de bunu engelleyememiştir. Teşekkür ederiz. Ben Fatih Emre Tekin Anadolu Üniversitesi'nden geldim. Sayın Muharrem İnce geçtiğimiz seçimlerde sandıkta yalnız bırakılıp arkadan vurulduğunu ve bunu yapan kişinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğunu söyledi. Fakat o gün Muharrem İnce Başkan Erdoğan zaferini kabul edip tebrikle bulundu Twitter üzerinden. Onu göstermediniz ama Sayın İnce. Bugüne gelecek olursak Altılı Masa'nın kendisine aday göstermesini ve tekrar işbirliği içine girmek istediğini söylüyor. Sizi satan bir insana güvenmek ve ülkenin geleceğini sizi yalnız bıraktığını iddia ettiğiniz kişiyle yönetmek ne kadar doğru? Yoksa derdiniz baştakiler gitsin de ülkenin geleceğinin kimin ellerinde olduğu önemli değil gibi bir düşünce mi? İki sorum daha var. Oo, harika. Altılı Masa eğer Sayın Kılıçdaroğlu'nun başkan adayı olarak çıkartırsa memleket partilileri olarak destekler misiniz? Sayın Ümit Özdağ ile medyadan gördüğümüz kadarıyla bu kadar ortak noktanız var ise neden hala resmi şekilde diğer partilerin yaptığı gibi bir birleşim sağlamıyorsunuz? Teşekkürler. Teşekkürler. Ben Ümit Özdağ ile görüşüyor musun? Görüşüyorum. Ama ben Altılı Masa'nın yaptığı gibi altın günü yapamam. Yani her ay sizin evde toplanalım bir çeyrek altın getir. Sonuç yok. Böyle bir şey yok. Yaparsam bir günde çıkarız açıklarız. Öyle ben altın günü yapamam. Kusura bakma. Yalnız birbirine karıştırmışsın olayları güzel kardeşim. Şöyle karıştırmışsın. Aklımdakileri sordum bir, Sayın İnce. Bir, beni yalnız bırak Kılıçdaroğlu demedim. CHP yönetimi dedim. Bak az önce kendisi açıklıyor sandıklara sahip çıkmadın. Ama baştaki Kılıçdaroğlu değil mi Sayın ya İnce? Ya bana sonuçta. Ne? Ekibi. Şirket aynı şirket. Şebeke aynı şebeke. Söyleyeceğim kazandı adam. Adam bir kere mi kazandı ya? Adam 2002'de kazandı. 2004'te kazandı. Bakın arkadaşlar. Ya adam 20 sene hep kaybetmiş. Muharrem İnce'ye gelince kazanmış. 2002, 2004, 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015'te iki kez. 2016 referandumu, 2017 referandumu. Adamı bir kere sallayamamışlar bile. 2018'de Muharrem İnce adamı salladı. Türkçesi bu. Ben salladım ilk kez. Adama 20 kere yeniliyorlar. Diyor ki sen ondan daha çok oy almıştın. Adam kazandı yazdın. Bakın arkadaşlar. Adam kazandığı zaman kazandı diyeceksiniz. Kaybettiği zaman kaybetti diyeceksiniz. Adam kazanmışsa kabul edeceksiniz. Bana diyor ki sokakta durduruyor beni. Ya sen ondan daha çok oy aldın. Sandıkları terk ettin diyor. Adamın oyu 26 milyon. Benim oyum 16 milyon. Arada sanki 500 fark var. Arada 10 milyon fark var. 10 milyon. Adam kazandı. Yazdığım kazanmadı mı? Bu kafayla gidersek adam yine kazanmaya devam eder. Buyur. Evet. Fakat açılmayan ya da gösterilmeyen 25 bin sandık olduğunu söylüyorsunuz. Bunun üzerine adam kazan değil. 50 bin. Bunun kim üzerine... söylüyor? Kim söylüyor? Şimdi kim söylüyor? Açtığınız videodaki kişi. Kim o? Tanımıyorum. CHP Grup Başkan Milletvekili. CHP'nin Grup Başkan Vekilini tanımıyorsun. Bana CHP'yi savunuyorsun.
Gol yedin, otur. Adam kazandı. Bak bir şey söyleyeceğim. Yerdeyken mi tekmeleyeceksiniz? Evet, altılı masa. Yok, yerdeyken onlar madencileri tekmelerler Soma'da ancak. Üf. Adını alabilir miyim? Fatih Emre. Fatih'ciğim. Buyurun. Güzel öğrencim, güzel evladım benim. Bak, ben bir kinaye yaptım. Bak ne dedim biliyor musun? Altılı masa dedim, beni aday yaparsa şartlarım var dedim. Bir dedim, bana oy verecekler. İki dedim, benim afişlerimi asacaklar. Kendi afişlerini asmayacaklar. Üç dedim, hazineden gelen paraları harcayacaklar dedim. Rapoya yatırmayacaklar dedim. Ben orada bir kinaye yaptım ya. Sen benim, bu beni aday yapmayın demektir zaten. Kinayemi anlamamışsın. Aday olmak gibi bir çabam yok. Teşekkür ederiz. İyi buyurun. Yayınlar Ozan abi. Teşekkürler. Önce mevzular için, tüm mevzular için sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi ilçe yöneticiliği, enşi kolları başkan yardımcılığı, ilçe başkan yardımcılığı yapmış bir kardeşinizim. Buradaki birçok arkadaş da bu yönetici kadrolarında çalışmıştır. 2018'de de, tabii seçim gecesini şunu bunu sormayacağım da, 2018'de de dişimizi tırnağımıza takarak, dizlerimizi kanatırcasına sizin için çalıştık. Helal hoş olsun. Eyvallah. Çünkü siz de bizim önümüzde bayrak tuttunuz. Ona da eyvallah. Sizin de çok emeğiniz var. Siz de yatmadınız. Ve ilk defa 74'te Ecevit'ten sonra Bergama'da, İzmir Bergama'dan geliyorum. İsmim Şahin benim. Kendimi tanıtmayı unuttum. İzmir Bergama'da Bülent Ecevit'ten sonra ilk defa 20 bin insan mitinginden sonra, 20 bin nüfuslu insan mitinginden sonra sizin mitinginizi 25 binle rekor kırdık. İlk defa İzmir'in Bergama ilçesinde böyle bir hava yakaladık. Daha sonraki mitinglerinizde de İzmir'in merkezinde de bu sayılarla bu mitingi, bu havayı yakaladığınızı gördük. Nüfus ve tarihle de alakalı olabilir ama. Evet. Muhakkak. Şimdi bu hava yakalanmışken, biz 2010'dan beri partiye hiç bu kadar güvenmemişken, adaylara bu kadar güvenmemişken, yerelde genelde, sizin arkanızdan bu kadar inançla gelmişken, evimizden, ailemizden aynı sizin gibi tavizler vermişken, siz bu kadar arkanızdaki insanın oya da yansıdığı, bu kadar arkanızdaki insanın parti içinde sizin için savaşıp da bir devrim gerçekleşip genel başkanı değiştireceğine inanmadınız da, nerede, hangi akla hizmet bir parti kurmaya, bu savaşı yarım bırakıp gitmeye karar verdiniz? Buradan size bir istirhamımdır bu. Madem böyle bir şey yaptınız, Erdal İnönü'nün SHP'den sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmesi gibi partinin, böyle bir düşünceniz var mı? Görüşüp görüşmemeniz önemli değil. Memleket partinizde görmek istediğiniz isimler var mı? Peki. Teşekkür ederim. Sana bir soru soracağım Şahin. 42 yıl hizmet ettiğim partiden ayrılmak benim için kolay mı oldu sanıyorsun? Tuvaletlerini yıkamışım, bayraklarını asmışım, ilçe delegesi olmuşum, il delegesi olmuşum, kurultay delegesi olmuşum, il başkanı olmuşum, 5 dönem milletvekili seçilmişim, grup başkan vekili olmuşum, cumhurbaşkanı adayı olmuşum. Ömrüm orada geçmiş benim. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bakın, ben sizin gözlerinizin içine bakarak konuşmak için geldim buraya. Siz aynı buradan geldiğiniz için biz de buradan geldik. Bizim ne çektiğimizi, neler yaşadığımızı, bu parti için ne emekler verdiğimizi bildiğiniz için onun için bu soruyu rahatlıkla soruyorum. Soracağım. Kılıçdaroğlu'na böyle bir soru sormam için. Sormadım. Baykal'a da sormaz. Ama size gözünüzün içine bakarak sormak için geldim. Ben İzmir Bergama'dan akşamdan beri yoldayım. Hoş geldin, iyi ki geldin. Sağ ol. Onun için söylüyorum, siz bu yollardan geçtiniz. Bu yollardan geçen çocukları bu kadar umudunu, dirayetini ve biz Cumhuriyet Halk Partili değiliz Sayın İnce. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisiyiz. Biz sokağa çıktık mı partililer geldi demezler. Parti geldi derler. Onun için siz, ben evimi terk edip de başka yere nasıl giderim ya? Peki bir anlatayım. Belki hak verirsin. Şahin, senin kadar ben de duygulanıyorum. Ben CHP'nin yanından geçerken o tarafa bakmıyorum artık. Çünkü daha önce bir gün oradan geçiyorduk. Eşime dedim ki, genel merkez binasını göstererek, ben kendimi dedim bu apartmanda bir dairemiz var gibi hissediyorum dedim. Zaten CHP sevgimi bildikleri için bana bu planları, kumpasları kurdular. Ben o gece CHP genel merkezine gitseydim, arkadaşlar bunların sistemleri çöktü, bana veri veremiyorlar, bir de ağlasaydım orada, 1 milyon kişi CHP'yi yakardı, camlarını kırarlardı. Ama benim CHP sevgimi bildikleri için bunu yapamayacağımı biliyorlardı. Ve ben kendimi yakmak pahasına bunu yapamadım. Bak devam edelim. Dur. Sizi de genel başkan yapardık. Yapamazdınız. Atatürk gelse yapamazsınız. Yapamazsınız. Arkadaşım 20 bin kişi tribünde İnce Başkan diye bağırıyor. 1200 kişi aşağıda tık çıkmıyor. Cumhurbaşkanı adayı oluyorum. Türkiye'yi veriyorlar bana. Partiyi vermiyorlar. Hesabı düzgün yapın ya. Kurultaya geliyorum. Salon ayakta. 20 bin kişi. İnce Başkan, İnce. Tamam diyorum. Garanti aldık. Salonun ortasında oturan 1200 kişi var. Sandığa giriyorsun. Yeniliyorsun. Atatürk gelse yenilir. Yenilir. Kazanamazsın. Baktım ki olmayacak. İstanbul bizim başkentimizdi. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'daydı. İstanbul işgal edildi. İstanbul işgal edilince Mustafa Kemal Paşa ayrıldı İstanbul'dan, Ankara'ya gitti. Samsun'a gitti, Erzurum'a gitti, Sivas'a gitti. İstanbul'u Ankara'dan kurtardı. İşgal edilmiş bir yeri terk edip başka yerden saldıracaksın. Ya Libya tezkeresine hayır diyorlar arkadaş ya. Libya tezkeresine hayır veren CHP'de görev almayacağım ya. Almayacağım. İsterse 500 yılım geçsin. Almayacağım. Teşekkür ederiz.
Türkiye Azerbaycan'a yardım etti. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım Erdoğan'dan daha fazla yardım ederdim. CHP milletvekili çıktı. Maalesef Azerbaycan'a yardım ettik dedi. Ben burada görev almam arkadaşım. Atatürk'e Dersim katliamcısı dersen ben CHP'den ayrılırım. Ayrılırım. Bazıları ilkeleri için partisinden vazgeçer. Bazıları partisi için ilkelerinden vazgeçer. Benim ilkelerim var, benim doğrularım var. Ben milli bir adamım. Gözü yaşlı terk ettim orayı ama terk ettim. Ecevit'e de bölücü dedik. Ecevit sonra bir parti kurdu, iki kere başbakan oldu. Biz ona bölücü diyenler hiçbir şey olamadık. Teşekkür ederim. Umarım tatmin etmiştir. Ha şunu da söyleyeyim. Nüfus artışıyla mitinglerimi küçültme olsan. Nüfus artışı herkese yazdı. Cumhuriyet tarihinin en kalabalık mitingleri rekor şu anda bendedir. Geçilmemiştir. Nüfus artışına bağlamayalım. Tamamdır. Buyurun beyefendi. Ümit Özdağ ve Hüseyin Baş ile ittifak yapmayı düşünüyor musunuz? Olur da bu ittifak sizin dışınızda bir aday gösterirse tepkiniz ne olurdu? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Bizim birinci hedefimiz Memleket Partisi olarak bu topraklarda duruşu olan Atatürkçü, yurtsever, ilkeli, kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayan, doğaya ve çevreye saygılı, Atatürkçülerin kurduğu bir parti bu. Terörün her türlüsünü kınayan, ayrımcılığı konuşmayan, yani Türk müsün, Kürt müsün, Alevi misin, Sünni misin? Bu tartışmaların içine hiç girmeyen bir partiyiz biz. Öncelikli hedefimiz tek başımıza iktidar olmak. Ama ittifaklar öyle demin dediğim gibi 15 günde bir araya gelelim, birer çeyrek altın götürelim. Ben bunları doğru bulmuyorum. Çıkarsın, iki kere bir araya gelirsin, ilkelerde anlaşırsın, kuruyorsan kuruyorsun, kurmuyorsan kurmuyorsun. Çok özür dilerim. Ben size yaprak saracak mısınız veya altın günü yapacak mısınız diye sormadım ben efendim. Ben de diyorum ki kuracaksam evet efendim. O basından kapalı bir şekilde bir araya gelirsin, ilkelerini belirlersin ama millet ilkelerini paylaşırsın, bir kere de bitirirsin işi. Bunun ikisi üçü olmaz. Hüseyin Baş'la hiç görüşmedim örneğin. Kendisiyle tanışmıyorum da, görüşmedim de. Ümit Özdağ'la birlikte milletvekilliği yaptık, tanıştım, görüştüm. Henüz kurulmuş bir şey yok. Seçim tarihine yakın bu tür şeyler konuşulacaktır elbet. Anladım. Bu da güzel bir sinyal oldu aslında. İsmim Serdar, vatandaşım. Sistem çöktü, doğru veri yoktu diyorsunuz. Şu an partiniz var ve en çok bu sistemin, doğru verinin eksikliğini yaşayan sizsiniz. Yeni partinizle bu sistem çöküklüğünün, doğru veri eksikliğinin olmaması için neler yapıyorsunuz? Ve bu tür şeyler, parti kurmak, sistem kurmak, maddi yatı fazla olan şeyler. Bu maddi geliri nasıl sağlıyorsunuz? İkinci sorum olarak ise, oldu ki seçimlerde hazineden destek almayı sağladınız. Ve bu şu an idare edebiliyorsanız, bu hazine devlet desteğini kabul etmemeyi düşünüyor musunuz partiniz olarak? Şu an idare edebiliyorsanız o zaman da idare edebilecek misiniz? Vatandaş deyince aklıma bir şey geldi. Adınız neydi? Serdar. Evet. Aklıma çok ilginç bir şey geldi Serdar. Ben 3. sınıf bitti. Eşimle aynı üniversitede öğrenciydik. 4. sınıfta evlendik. İşe gidiyor. Biz sabah okula gidiyoruz. Böyle apartmanın zilinde makine mühendisi bilmem kim. Yardımcı, doçent bir bizimki de çatı arasında böyle bir küçük bir daire. Herkesin bir ünvanı var. Benimkinde ünvan yok. Ben de yazdım oraya. Muharrem İnce, sade vatandaş. Sen sadece vatandaş dedin, aklıma o geldi. Şimdi geleyim. Bir, maddi işi nasıl çözüyorsunuz? Şöyle çözüyoruz. Parti meclisi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri aidat ödüyorlar. O aidatlar bir bankanın, benim telefonumda her an görüyorum onu orada. Kendim de görüyorum, genel sayman da görüyor. Zaten bende imza yetkisi yok. Genel sayman ve bir arkadaşımız da bankadan çekme yetkisi onlarda. Benim zamanım yok ona çünkü. Ama görebiliyorum hesabı. Ne mezunusun, nerede okuyorsun? Çanakkale 18 Mart iktisat mezunuyum. Oo iktisat mezunusun. Evet. Gel sana partinin hesaplarını açayım. Olur. Gel incele. İstediğiniz zaman TÜRMOB dahil, mali müşavirler, eminli müşavirler hepsine ama her gün gelip de denetim yapmayın yani. Partinin hesaplarını size açayım. Hiçbir sıkıntı yok burada. Şeffafız. Sistem konusunda şu anda biz Türkiye'nin sistemini biz yeni kurulmuş bir partiyiz. 200 bin sandık var. 400 bin kişi lazım. En az 400 bin kişi. Bunu 100 yıllık partilere söylersen daha sağlıklı olur. Biz seçime girme hakkını yeni kazanmış bir partiyiz. Sandıklar bize emanettir deyip milleti kandırmak istemem ama her ilde 3, 5, 10, 100 neyse sandığa biz de sahip çıkacağız. İşbirliği yapmak isterim bu konuda. Onu da şöyle söyleyeyim. Ya sen benim gelmemiş hazine parama göz dikiyorsun. Gelmemiş. Bak önümüzdeki seçim başıma gelecekleri söyleyeyim mi? Tayyip Erdoğan 1 lira para yatırmayacak hazineye. İmza da toplamayacak. 300 milyon lira da para alacak hazineden. Cumhurbaşkanı adayı olacak. Tamam mı? Kemal Kılıçdaroğlu 1 lira para yatırmayacak. 200 milyon para alacak hazineden. Aday olacak. Muharrem İnce 4 gün içinde 100 bin imza toplayacak. En yüksek devlet memurunun 10 katı para yatıracak. Yani 1 milyon lira. 1 milyon da para
para yatıracağız. 300 milyon almadığımız gibi 1 milyon da para yatıracağım. Hazine yardımı almayacağım. 100 bin imza toplayacağım. 1 milyon para yatıracağım. Onların 300 milyonuyla yarışacağım. Sen onlara almayın diyeceğine benim ola ki gelecek paraya göz dikiyorsun ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bu açıklamadan sonra bizim partiye kesin bağış yapacağını tahmin ediyorum. Buyurun. Ben Hürküş Medya adında yeniden oluşan bir genç yazar kadrosundan Bilal Demir. 2018 yılında Sözde Kürt sorunu hakkında sizin hakkınıza Financial Times'ın yaptığı haberlerde bu mesleğin çözülmesi gerek. Bırakın herkes tartışsın. Bırakın kırmızı çizgiler olmasın. Hala bu düşüncenizi savunuyor musunuz? Ve olmasın dediğiniz kırmızı çizgiler nedir? Türk gençliğinin belli başlı kırmızı çizgileri vardı. Bunların en büyüğü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tabii ki. Aşılanmasını ister misiniz? Benim de kırmızı çizgimdir. Güzel başladın ama değil mi? Bazen olmuyor. Bak Bilal'cığım, ben şöyle söyledim. Bak ne söyledim anlatayım. Benim birinci çizgim Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'te anlaşamıyorsak gerisini anlaşmaya gerek yok. Konuşmama gerek yok. Şimdi bir kere Türkiye'de bir sorun var. Bunu çözmemiz lazım. Türkiye'de 200 yıllık sorun bu. Bu Kürt sorunu dediğimiz sorun, adına ne derseniz deyin, 200 yıl. Osmanlı'da da vardı bu. Şimdi iki grup insan var. Bir, ayrılıkçılar var. Teröre destek veren, bağımsız Kürt devleti isteyen ayrılıkçılar var. İki, makul insanlar var. Diyor ki ben Kürdüm. Sizinle beraber yaşamak istiyorum. Teröre karşıyım. Ben bununla oturmam lazım. Bununla konuşmam lazım. Birinci grubu at kenara. Onlar bir şey olmaz. Ama ikinci grubu korumam lazım. İkinci grubu incitirsem ayrılıkçıların yanına iterim onları. Buraya itmemek lazım. Birinci gruba katı olalım. Hep beraber katı olalım. Ama ikinci gruba katı olmayalım. Onları kucaklayalım. Onun için diyorum ki gelin tartışalım. Tartışalım. Birisi bana dedi. Van'da dedi. Kürt devleti istiyorum dedi. Kuralım dedim. Hadi gel. Kuralım. Kaç tane vilayet istiyorsun dedim. Kuralım. Sonra dedim sizin vilayetlerin sınırını çekeceğiz. İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i boşaltacaksın dedim. Etnik temizlik olacak. Öyle yağma var mı dedim. Oradaki Türkleri alacağız, buradaki Kürtleri göndereceğiz, sınırları çekeceğiz. Razı mısın dedim. Değilim dedi. O zaman boş konuşma dedim. Olayları doğru tartışalım. Verdiğim yok be kardeşim. Bir önceki bölümden kaldınız siz galiba burada. Buradan toprak alırız veririz meselesi çıkar mı sizce? Çıkmaz. Mikrofon verelim hanımefendiye çünkü o Twitter'a koyacak onu. Adım İlayda. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Selahattin Demirtaş serbest bırakılsın dediniz. Ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da aynı açıklamayı yaptınız. Sizce bu tutum, yani PKK terör örgütü üyesi olan bir insanın serbest bırakılması fikri Memleket Partisi'nin içerisindeki memleket kelimesine yakışıyor mu? Gerçekten bu tavrınızın memleketin hayrına olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ayrıca ikinci sorumda... Dur geçme. Serbest bırakılsın diye bir cümlemi bana getir. Burada siyaseti bırakıyorum. Söz. Hayır. Bak, burada bırakıyorum. Bak yazıyorum bak. Bir dakika bak. Bir saniye, mikrofon gelmeden hiç kayda girmiyor. İnan bana söyleteceğim lafını. Bak bir şey söyleyeceğim İlayda. Siyaseti bırakıyorum, imzaladım. Sen bana bunu göster ama bak. Ama açıklamalarınız böyle... yani onu gösteriyor. Ya kardeşim, açıklamalarınız onu gösteriyor. Ya çocuklar ya. Ya gözünüzü seveyim ya. Ya ben sizden zeka, mizah, giydirme istiyorum ya, giydirme. İftira istemiyorum ya, giydirin bana ya. Ya bir şey söyleyeceğim bak. Bir dakika. Olsam. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bak ben dedim ki Türkiye'de herkes adil yargılansın dedim. Kimsenin tutuklanacağına da ya da serbest bırakılacağına ben karar veremem dedim. Benim cümlem bu. Bak arkadaşlar, en ağır soruları sorun, sıkıştırın ama söylemediğim şeyleri bana söylemeyin. Bitir hemen. Eğer kendi partinizi kurmasaydınız, HDP'den size teklif gelseydi HDP'de vekillik yapar mıydınız? Yapmazdım. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Buyurun. Teşekkür ederim öncelikle. Buyurun. Bu program için özellikle kafası karışık gençlere bu programı sunduğum için. Daha da karıştırdığımız için. Evet, biraz daha karıştırdım. İşte galiba bilmiyorum ama ben Muharrem İnce'ye şunu sormak istiyorum. Vatan sevdalısı bir cumhuriyetçi olduğunu söylüyor. Siyasetçi olduğunuzu söylüyorsunuz. Peki HDP PKK'yı açıkça desteklediğini beyan bir parti sonuç olarak bunu herkes biliyor. Atatürk'ün kurmuş olduğu Cumhuriyet Halk Partisi HDP ile ittifak kurmasının sebebi neydi o zaman? Onu niye bana soruyorsun? Onu CHP'lilere sor. Ben Memleket Partiliyim artık. Bana sorma. Ben bu tür ilişkilerden yani. De o dönem için soruyorum ben size ama. Hayır ben bu tür ilişkilerden de rahatsız olduğum için ayrıldım zaten. Ha bir dakika, şu Demirtaş işini bir anlatayım. Selahattin Demirtaş'ı hapiste ziyaret gittin diyorlar bana. Bakın. Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yaptı. Mayıs'ın 7'si 8'i gibi. Dedi ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı adayları şunlardır. Muharrem İnce, Tayyip Erdoğan, Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu, Doğu Perincek, Selahattin Demirtaş. Doğu Perincek'i daha sonra açıkladı hatta. Adayları açıkladı. Adayları açıklayınca ben siyaset yapıyorum. Herkesin Cumhurbaşkanı
Ne adayım ben? Önce gittim Sayın Meral Akşener'i ziyaret ettim. Meral Akşener'i ziyaret etmeden önce de hesabına 500 lira yatırdım. Sayın Akşener'in benim 500 lirama ihtiyacı yok ki. Amacım ne? Jest yapmak, siyaseti yumuşatmak. Sayın Temel Karamollaoğlu'na gittim, ziyaret ettim, 500 lira yatırdım. Sayın Erdoğan'a gittim, 500 yatırdım. Ağada para çok, belki bize daha fazla yatırır dedim. Cebinde akrep var, 1 lira yatırmadı. 500 lira da ona yatırdım. Benim 500 de gitti. Selahattin Demirtaş'ın hesabına para yatırdım. Ben onların ziyaretine gittim ama Demirtaş benim ziyaretime gelemezdi. Hapisteydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüksek Seçim Kurulu aday olabilirsin demiş. Aday olabilir, belge vermiş. Adliye sicil ve savcılık sicil belgesi vermiş. Seçim kurulu da aday olabilirsin demiş. Adı basılmış oy pusulasına. Ben gittim ziyaret ettim, başarılar diledim. Erdoğan'a da başarılar diledim. Selahattin Demirtaş'a da başarılar diledim. Akşener'e de, Karamollaoğlu'na da. Sadece Demirtaş'a gitmedim. Eğer diğerlerine gidip Demirtaş'a gitmeseydim ben ilkelerimden vazgeçerdim. Muharrem İnce ilkeli bir adamdır. Omurgalı bir adamdır. Muharrem İnce kimseyi ayırmaz. Önüyle arkasıyla, 100 yıl öncesiyle ve sonrasıyla anlatıyorsunuz ama birkaç sorudan sonra bir 10 dakikalık ara vereceğiz. İkinci bölüm tak 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 sorular ve cevaplar yorumsuz olarak aksın lütfen. Buyurunuz hanımefendi. Ben 2018'e dönmek istemiyorum ama yaşım gereği en umutlu olduğum seçim ve mitingler o dönemdeydi. Ve hala bunun hayal kırıklığı hepimizde sürüyor. O yüzden ben daha çok şeye yönelmek istiyorum. Neredeydiniz? Niye açıklama yapmadınız? Değil. Daha çok partiden ayrılırken dediniz ki İlker'e ters değerleri yok. Ya da az önce HDP olaylarını söylediniz. Bunlar bir günde fark edilecek olaylar değil. Siz bunları daha önceden görmeliydiniz. Ve gördüğünüzü düşünmek istiyorum. Çünkü akıllı bir adamsınız. O yüzden neden aday olmayı kabul ettiniz? Ve bunu da geçelim. Aday olduktan sonra partide kalmaya da devam ettiniz. Neden gecikmeli yaptın bu işleri diyorsun? Yani neden gecikmeli neden yaptınız? Neden öngöremediniz tabii mi diyorsun? Bir de şu da var. Mesela o seçimi siz kazanıp Cumhurbaşkanı olmuş olsaydınız, Cumhurbaşkanı olduktan sonra partiniz için kendi içinde bile demokrasiye sahip değil ya da değerleri yok, Atatürk ilkelerine ters diyebilir miydiniz? Derdim, hiç fark etmez. Derdim. Bak bir şey söyleyeceğim. Kaç yaşındasınız? 24. Sizin yaşınızdayken ilçe yönetimlerindeydim herhalde. Mesela ben sizin yaşınızdayken CHP'de ön seçim vardı. Ön seçim vardı. Şu anda CHP'de ön seçim yok. Hiç yok. Hiç. Bir ilde yok. 81 vilayette yok. Öyle değildi ki önceden. Son yıllarda bozuldu. Mesela anlatayım. Taraf gazetesi var değil mi? Taraf gazetesi. Taraf gazetesi ne zaman kuruldu? Ergenekon Balyoz'da kuruldu. Evet. Değil mi? Ne yapmak için? Bizim subaylarımızı, generallerimizi içeri tıkmak için. Genelkurmay başkanını sanık yaptılar. PKK'lıyı tanık yaptılar. Peki Taraf gazetesi yazarı Yüksel Taşkın şu anda CHP'de genel başkan yardımcısı. Önceden yoktu CHP'de böyle tipler. Önceden Muharrem İnce gibi Atatürkçüler vardı. Bak isim veriyorum ya. Genel başkan yardımcısı. Bunların hepsi 2018'den sonra mı oldu? Arkadaşım işte kirlendikçe kirlendi. Bütün renkler hızla kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler. Bak, ama demeye çalıştım. Bir dakika arkadaşım, yani az kirlenince gitmezsin de çok kirlenmeye başlayınca terk edersin. Ama her cümlenin belafa girme. Az önce güzel soru sor demiştiniz. Soru gelince bu şekilde yaklaşmazsanız belki daha güzel sorular gelebilir mesela. Çünkü buradaki insanların hepsi merak ettiği için. Hayır. O yüzden kimse küçümsemeyin bence. Ama bak sen... bir öneri. Sadece o sallamadı. Halk ona oy verdiği için sallayabildi. Bu da ayrı bir şey. Herhalde siz oy vermeseydiniz ben sallayamazdım tabii ki. Az önce o şekilde yaklaşmıyordunuz buradaki. Ama herkese oy verdiniz, sallayamadılar. Sen de benim hakkımı ver. Onlar sallayamadı ama. Sandıkta da verdim. Bu çok karşılıklı olacak. Buyurun. O kadar AKP'ye benzedi ki. O kadar AKP'ye benzedi ki her şey. Erdoğan her şeyi o kadar kirletti ki. Mesela bakanlar televizyona çıkıyor. Yangın söndürmeye gitmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldik. Ulan Cumhurbaşkanı talimat vermese söndürmeyecek misiniz? Sele gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla geldik. CHP'ye bakıyorsun. Genel Başkan Yardımcısı esnaf ziyareti yapıyor. Genel Başkanımızın talimatıyla esnaf ziyareti yapıyoruz. Aynı dil. Mesela devam ediyorum. Erdoğan'ı neye benzettiler? Peygamber'e benzettiler değil mi? Halife dediler. Mi? Kılıçdaroğlu'na ne dediler geçen gün? Hacı Bektaş-ı Veli dedi. Biri peygambere benzetiyor, biri Hacı Bektaş-ı Veli'ye benzetiyor. Ya aynı dil oldu artık. Ortak dil oldu. Ben ayrışmaya çalışıyorum. Bu dili sevmiyorum. AKP'deki dili de sevmiyorum. Siyasetçinin peygamberlikle Hacı Bektaş-ı Veli'yle ne iş olur? Biz siyasetçiyiz ya. Gerektiğinde yargılanması gereken, kamunun önünde, herkesin önünde olan insanlarız. Mesela devam edeyim. Sıkı dur.
Atatürk havalimanının pislerini yok ettirir. Allah belalarını versin kim yok ettirir. Peki Kılıçdaroğlu ne dedi? O müteahhit dedi, o müteahhit. Seninle özel olarak ilgileneceğim dedi. Dedi mi bu lafı? Dedi. Peki İstanbul Belediyesi bu müteahhite Etiler'deki araziyi verdi mi? Verdi. E bu ne periz, bu ne lanet uçursu. Söylemeyecek miyim bunu ben? AKP'de hırsızlık, yolsuzluk varken konuşacağız. CHP'de olurken konuşmayacağız. Yok öyle ya ama. Aslında sanırım burada şöyle bir kırgınlığı da vardı hanımefendinin. Çok... Diyor ki ya, siz parti içerisindeyken keşke bunları dile getirseydiniz. Güzel daha kardeşim, çok daha yükseltirdim ben. AKP'de de cemaat seviciliği var. CHP'de de cemaat seviciliği var. Bak net söylüyorum, net. Türkiye'de Memleket Partisi'nden başka, Muharrem İnce'den başka bunu söyleyen ikinci bir Allah'ın kulu var mı? Cumhurbaşkanı seçildiğimde eğitimi tarikatlardan temizleyeceğim. Nokta. Ama aslında demiştiniz ya, ben CHP'ye kıyamayacağımı biliyorlardı o dönem. Biliyorlardı. Demiştiniz ya. Yani o da diyor ki büyük ihtimalle keşke kıysaydınız da o zaman her şey ortaya çıkacak. Kıyamadım. Çıksa... Eğitim cemaatlerin işi olamaz. Eğitim devletin işidir. Adım Aleyna, Uludağ Üniversitesi'nde fizik okuyorum. Yaklaşık 700 bin civarı öğrenci KYK yurtlarında barınmaya çalışıyor. Fakat devletin verdiği burs miktarıyla yurt ücretinin arasında sadece 50 TL'lik bir fark var. Sadece kuru ekmek yesem 12 gün tok kalabiliyorum. Bunun dışında KYK yurduna yaptığı %80'lik artışı yetmemiş gibi puan barajı kalktığı için yurttaki kapasiteler de arttırılıp yaşam kalitemiz tamamen yok sayılıyor artık. Siz ve partiniz öğrencilerin bu mağduriyetleri hakkında nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Ben de Uludağ mezunuyum. Mustafa Cebe hala çalışıyor mu? Hiç bilmiyorum ya. Fakültelerimiz fizik, farklı büyük ihtimalle. Fiziko kimyaya gelirdi. Hangi fakültedeyim? Ya hayır. Fen fakültesi. Ben de fen edebiyattayım ama binalar değiştiği için o bilmiyorum. Açlıktan kimin ders verdiğini belki bilemiyor şu anda. Onu şey yapalım. Bu millet bizi seçerse size söz veriyorum. Yurt sorunu bitmeden TOKİ konut yapmayacak. TOKİ'nin bir tane görevi olacak. Bir tane. Yurt yapmak. Tamam artık yurt yapımı bitti dediğimizde diğer işlere bakacak. Bak sorun nerede? Sana onu anlatayım. Sorun şurada. FETÖ'nün yurtları vardı. Bunlara el koydular değil mi? FETÖ'nün yurtlarına el koydular. Sonra bu el koydukları yurtları şimdi başka bir tarikata verdiler. Türkiye'ye verdiler. Ya kendinde tutsana, devlette tutsana. Bir tarikattan alıp başka tarikata verdiler. Bu sene 1 milyon öğrenci yerleşti. Neden 1 milyon öğrenci yerleşti? Çünkü barajı kaldırdı. Evet. Eğitimin niteliğini yükseltemiyorsan barajı kaldır, herkes yerleşsin. Sonra bina kiralıyorlar yandaşlarından. Pahalı binalar kiralıyorlar. Yani sizleri, bu ülkenin gençlerini tarikatlara, cemaatlere muhtaç bırakmak istiyorlar. Bilerek yapıyorlar. Bilerek. Muhalefet de böyle cemaat, yurt, alkol böyle şeyler oldu mu ağzını açamıyor. Aman yanlış anlarlar. Gözünün yaşına bakmayacağız. Cemaat yurdunda çocuğa tecavüz olmuş. Aman bu cemaati kızdırmayalım. Ya bir olaydır falan. Bir çocuğa tecavüz olursa cemaat, memat, tarikat, marikat tanımam. Yerle bir ederim o yurdu. Yıkarım orayı, yıkarım. Hanımefendi buyurun. Medyada son dönemde aslında yer alan Havrita adlı bir uygulama vardı. O Havrita'da sokak hayvanlarının, sokak köpeklerinin yerleri işaret edilerek bir katliama sebep olundu. Ama ben sizin herhangi bir açıklamanıza bu konuda rastlamadım. Sokak hayvanları sonuçta biz hepimiz beraber yaşıyoruz. Madem doğaya ve çevreye saygılı bir parti olduğunuzu beyan ediyorsunuz, ben de bu konuda ne yapacağınızı, ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Kötü niyetle yapılmış bir iş değildi o. Oraya vardı sonra. Başlangıçta iyi niyetliydi. Kötü niyete döndü. Hani uranyumu parçalarsınız, elektrik enerjisi üretirseniz sorun yok. Herhangi bir canlının yerini işaretlemek nasıl kötü niyetli olmayabilir ki? Yani onu, işaretleyemezsiniz çünkü. Herhalde onu o niyetle yap. Özür de dilediler galiba, öyle hatırlıyorum yanılmıyorsam. Sonra da kaldırdılar zaten, engellendi o. Tabii burada yapılacak evet. İş barınaklar falan değil. Barınaklar çok kötü. Burada sahiplenmek, bu konuda eğitmek insanları, sahiplenmek. Yani ben bu konuda çok fazla uzatmak istemiyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Az önce Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiğinizden bahsetmiştiniz. Biz daha APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini diyen insanı nasıl ziyaret ettiniz? Yani nasıl bir ilke? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Oğuzhan abi, sana program üzerinden bir şeyim olacak. Bana. Evet. Aslında bu koltukta oturan herkese sorulmasını istediğim bir soru var. O yatırım da yapıyor yani. Çok iyi. Buraya gelen insanlar iktidarını elde ettikten sonra bu tarz programlara katılmıyorlar. Ama böyle bir genelleme yapamazsın. Çünkü başka bir şey görmedik ki oğlum 20 yıldır. Yani bir görelim de ondan sonra bakalım katılıyorlar mı katılmıyorlar mı. İsim vermemek için genelleme yapmayı tercih etmiştim. Ha öyle mi, kimse de anlamadı gerçekten. Haklısın. O yüzden Muharrem İnce'den bir şey istiyorum. Ben de Yalovalıyım bu arada. Böyle üçümüz Yalovalıyız. Buradan Yalova'ya selamlar olsun. Yalova Çiftlikköy'de benim sanatım. Çok enteresan şeyler yaşıyor şu an, farkında mısınız?
Programa ne zaman bağlanacaksın? Sayın İnce, iktidarınızı elde ettikten sonra da bu tarz programlara katılmaya devam edecek misiniz? Az önce anlattım. Dedim ki Yüksek Seçim Kurulu şu kişiler aday olabilir dedi. Ben de bu adayları ziyaret ettim. Özel bir ziyaret değil. Ama maalesef Atatürk'e iki ay yaş diyeni de ziyaret ettim. Onu da ziyaret ettim. PKK'lılara ha burada lahmacun ısmarlayanları da ziyaret ettim. Siyaset bazen bunu gerektiriyor. Bu bir nokta. İki. Öbür sorun neydi? Katılacaksınız. Ben ona cevap vereyim sizin yerinize. Ya Cumhurbaşkanı olunca da bu tarz programlara katılacak. Cumhurbaşkanı olunca bu tarz programlara katılacak mıyım? Bırakır mıyım bunu ya? Tabii ki de. Olsun. Bundan sonraki konuklara lütfen bunu sorun. Tamam. Şimdi ben programa katılıyorum. O zaman program bana katılacak. Saraya mı geleceğiz? Yok. Bir dakika. Sarayı başka bir şey yapacaksın. Olsan evet, pardon. Hayal kırıklığına uğrayacaksın ama evet. Ben sarayda oturmayacağım. Ben oturayım. Saray güzel bir ben şey. Ben şeyde oturacağım. Çankaya Köşkü'nde. Sarayı şeye vereceğiz. Üniversite sınavında ilk 1000'e giren öğrencilere. Ne alkışlıyorsun? O kadar inanmadılar ki girebileceğine birçok insan. Marmaris'teki yazlık sarayı kime vereceğiz? Engellilere. Buyurun. Sayın Genel Başkan, öncelikle hoş geldiniz programa. Türkiye'deki seçimlere güveniyor musunuz? Gayet demokratik bir seçim yapılıyor mu? Birinci buna bir cevap almak istiyorum. Demokratik bir seçim yapılıyor mu Türkiye'de? Türkiye 1950'den bu yana 72 yıldır genel seçim yapıyor. 20 seçimin 10'unda iktidarı değiştirdi. Bir kere şu güvensizliği yok edin. Yok seçim olurmuş, Erdoğan kaybedermiş, gitmezmiş. Ya tıpış tıpış gider. Merak etmeyin. Seçimlerde hile oluyor mudur? Kesin oluyordur. Siz de sandık görevlisi olursanız azaltırsınız bunu. Ha, demokrasiye inanıyor musun Türkiye'de? Kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Sandıkla değiştireceğiz. Hiç kuşkunuz olmasın mı? Çok özür dileyerek şunu söylemek istiyorum ama bağlantılı mesela, soru. Cumhurbaşkanı parantez. Uçağına binecek, devletin uçağına binecek. Kampanya yapacağız. Biz kliması bozuk otobüsle yapacağız. Demokratik mi? Demokratik. Adil değil. Adil değil. Konuyu farklı yere çekmek istemiyorum ama YSK dediniz. Evet. YSK'nın sonuçta Türkiye'de neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu arada Azerbaycan konusu için söylediğinizden onurlandım bir Azerbaycanlı gazeteci olarak. Teşekkür ederim bunun için. YSK'nın Türkiye'de seçimlere nasıl müdahale ettiğini, nasıl neler yaptığını hepimiz biliyoruz. FETÖ'den tutun PKK'nın uzantılarına kadar hepsini biliyoruz. Evet. Yani YSK bizim güvenmediğimiz, yani buradaki arkadaşlarımızın da güvenmediği YSK birisini Cumhurbaşkanı adayı, parantez içinde diyorum birisini, yani bir PKK'lıyı Cumhurbaşkanı adayı gösterdi diye gidip ziyaret ettiğinizi söylüyorsunuz. Bunu da arkadaşlarımızın artık takdirine bırakıyorum. İkinci sorum da geçen TL1, Halk TV ve KRT ile ilgili bir açıklamalarda bulundunuz. Şerefim üzerine yemin ederim ki aylık fon alıyorlar dediniz bu kanallar. Yani bununla ilgili bir ispatınız, kanıtınız var mı? Çünkü orada çalışan bütün emekçi arkadaşlarımızı, gazeteci arkadaşlarımızı zan altında bırakıyorsunuz. Az önce iki tane kanıt gösterdiniz. İkisi de Halk TV'nin görüntüsü. Madem güvenmiyorsunuz, görüntülerini niye kullanıyorsunuz? Hayır. Teşekkür ederim. Hayır ya, kendi kendine çeliştin şimdi. Ya bana CHP'nin onlar. Bana güvenmiyorsunuz. CHP'lilere de mi güvenmiyorsunuz? Tam tersi yani. Ama CHP Barış arkadaş, CHP'nin kanalında CHP'ni mi eleştiriyor? 50 bin sandık açılmadı diye. Benim açıklamalarıma seçim gecesi neredeydin inanmıyorsanız bak CHP'lilerin açıklamalarına bakın dedim. Onu gösterdim. Doğru diyeceğim. Çok özür diliyorum ama orada Barış arkadaş CHP'yi eleştiriyor. 50 bin sandık açılmadı diyor. Yani burada sizinle bir ilgisi yok. Aslında sizin tarafınızı tutuyor. Sizin söylediğinizi onu destekliyor. Onu söylüyorum işte ben de. Peki. Ya diyor ki size Halk TV'yi kanıt olarak sunuyorsunuz ama Halk TV'ye de güvenilmeyeceğini söylüyorsunuz. Çünkü evet. İşte fonlanıyor. Bu arada kardeşim. Ben Halk TV'de ya da TL1'de çalışmıyorum ama bir gazeteci olarak. 3 evet. Numaralı videoyu açabilir misiniz? Bir sürü pisliğin içine batmışlar. Onlar ya şey İGDAŞ sponsor olmuştu. Burada miktarı açıkladık ya. 13 bin lira. Yani 13 bin lira. 13 bin lira sponsorluk ücreti ödüyorlar ayda. O yüzden o yayınlar üzerinde de kestiler. İstanbul Belediyesi'nden falan bir şey aldığımız yok. Bir reklam aldığımız yok. Normal şartlarda vermeleri gerekiyor. Çünkü Tele1 üzerinde bir ambargo var, siyasi ambargo var. Niye CHP'li belediyeler veremiyor biliyor musunuz hocam? Sayıştay denetimi var. Sıkıştırıyorlar bizi diye vermiyorlar. Bakın arkadaşlar, medya düzeni şu. Allah'tan sizler varsınız da bunları yıkıp atacaksınız hepsini. Medya düzeni şu. İktidar medyasıysan hazineden, kamu bankalarından gelir. Kamu reklamı gelir, şu gelir. Muhalefet medyasıysan belediyelerden gelir. Mesela Halk TV, KRT beni gösteremez. Gösteremez. Parasını kesiyorlar ya. Davutoğlu'nu gösteriyor. Babacan'ı gösteriyor. Temel Karamollaoğlu'nu gösteriyor. Beni gösteremez Tele1. Yine ayın 11'inde bu açıklama. CHP'li belediyeler bize diyor para vermiyor. Ayın 11'inde. 18'inde bir tweet atmış. Aynı kişi Mangır Merdan. Sayın muhbir diyor bana. Sayın muhbir. Ne muhbiri ya? Hırsızlık var ortada kardeşim. AKP'liler çalarken hırsız diye bağıracağım. CHP'liler çalarken susacağım. Yok öyle ya ama. Kimse hırsızlık yapmayacak. Onun için siyaset yapıyorum ben ya. Bunlar gitsin de biraz da biz çalalım diye mi siyaset yapıyoruz ya? Hani bir açıklaması olmuştu CHP'li grup başkan vekilinin. CHP'ye laf edenleri yazıyorum. Sonra görüşeceğiz diye.
Ne demek bu? 20 senedir siz bizi fişlediniz, göreceksiniz. Ya ben bunun için siyaset yapmıyorum. Ben kimsenin gırtlağına basmak için siyaset yapmıyorum. Ben kimsenin intikam almak için siyaset yapmıyorum. Onlar çaldı, ben çalayım diye siyaset yapmıyorum. Ben memleketi düzeltmek için siyaset yapıyorum. Basını özgür olsun, akademiyası konuşsun, sivil toplumu ayağa kalksın. Bakın şimdi açıklama yapmış. Sayın muhbir, gelir yaratmak için bazı belediyelere zaman zaman tanıtım ve danışmanlık hizmeti de veriyoruz. Burada almıyoruz para diyor. 18'inde bak diyor ki, bunu da açıkça söyledik. Tele1 bir tam 3 kez mali denetimden geçti. Biri daha yeni bitti. Peki 11'inde para almıyoruz diyor. 18'inde niye alıyoruz diyor. Çünkü ben Mudanya Belediyesi'nden aldığını açıkladım. Bir tane açıklayınca alıyoruz dedi. Şimdi bakın adamın, ya bu adamın tweetlerine bakın Allah aşkına. Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasının bence hiçbir sakıncası yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli. Mangır Merdan'ın tweetleri. Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir Kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Atatürkçü bu. Ben bununla beraber olacağım, CHP'de olacağım şimdi. Olmuyorum kardeş. Mecbur muyum ya? Olmuyorum ya. Buyurun. Kim oluyorsa olsun. Ben olmuyorum. Devam ediyorum. Denktaş aynı zamanda Kıbrıs'ta birçok kontrgerilla operasyonunda muhalifleri öldürten sağ milliyetçi bir politikacıdır. Denktaş'a katil diyor. Bu adama para vereceğim, yayın yaptıracağım, oy alacağım. Ona para da vermiyorum, o oyu da istemiyorum. Daha vahimi var. Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK'lı çıksa bile, bu suikastı PKK'nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır. Harbiden PKK'lı bu. Medyanın hali bu. Güzel kardeşler. Peki Muharrem Bey, mesela siz de daha önce Halk TV'ye kitaplarınızı bağışlamıştınız. Bağışladım, yaşasın işte. Mesela ikisini kıyaslayanlar da çok fazla oluyor ya, onlara ne söyleyeceksiniz? Ben istiyorum ki özgür bir medya olsun. Kitaplarımı bağışladım, doğru. 1 lirasını almadım, çok da sattılar o kampanya döneminde. CHP yönetiyor. Muharrem İnce'yi çıkarmayacaksın. Niye? Şimdi de Ümit Özdağ çıkartmıyormuş İyi Parti. Böyle, o zaman sizin AKP'den ne farkınız var? AKP olmuşsunuz yani. Yani AKP bugün mesela TRT Cumhurbaşkanlığı adaylığında 3 büyük mitingimi, İstanbul, Ankara, İzmir'i 1 dakika dahi vermedi. Vermedi. Demek ki bu kafadakiler, Tele1 kafası, KRT kafası, bunlar iktidar olsa muhalefeti göstermeyecekler demek. Bir bağlantılıysa ekleyin, sonra son bir soru alacağım, bir ara vereceğiz. Biliyorsunuz ki KRT'nin alt kuruluşu, yani KRT'ye bağlı bir haber ajansı. Anka Haber Ajansı'na abone olduğum için her gün haber havuzunda sizinle ilgili, sizin esnaf ziyaretinizle ilgili haberleri de görüyorum. Nokta almak istiyorum, teşekkür Anadolu ederim. Anadolu Ajansı'nda görüyorsun, televizyonda görüyor musunuz? Tabii ki görüyorum başkanım. Olur televizyonda? Şey? Tabii ki, olmaz mı? Hangi yani, televizyonda görüyorsun? Ana haberlerde yayınlanıyorsunuz. Hangisinde? Ama önemli haberleriniz Hangisinde? Yani şimdi siz buraya geldiniz, burada birisi bir şey hangi söyledi kanal, diye. Hangi kanal? KRT. Bak bir şey söyleyeyim mi? Atarım size başkanım, numaranız var. Güzel kardeşim, ben de medya takip sistemi, ben sabahleyin giriyorum şifremi. Hangi televizyonda adım geçmişse, adım geçmişse ben kendim görüyorum. Yapma, haksızlık yapıyorsun. Peki, teşekkür böyle bir ederim şey yok. Başkanım. Bak adımın geçtiği yeri görüyorum. Başkanım, yazılı bir soru daha alayım. Ben bir soru daha alayım hemen. Ondan sonra bir 10 dakikalık ara vereceğiz. İkinci bölüm hızlı bölüm olacak. Kataküt'e gideceğiz. Buyurun hanımefendi. İki kez genel başkanlık, bir kez cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiniz ve bu süreç sürekli olarak Sayın Kılıçdaroğlu ile zıt düştünüz. Sırtından hançerlediler diye bir söyleminiz de bulunmakta. Daha sonra Memleket Partisi'ni kurdunuz. Sizdeki de gerçekten memleket sevdası mı yoksa koltuk sevdası mı? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Memleket sevdası mı, koltuk sevdası mı? Ben sana ne anlatsam boş. Tabii ki ben sana memleket sevdası diyeceğim. Senin vicdanına bırakacağım sadece gerisini. Ben grup başkan vekiliydim güzel kardeşim. Bir gün Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedim. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan. Gittim, dedim ki ben sizin karşınıza aday olacağım. Normalde istifa etmem gerekmiyordu. Şık olmaz dedim. Kırmızı plakalı arabayı bıraktım. Kendim istifa ettim. İkincisi, hep savunduğum bir şey vardı. Bu sistem değişmiştir. Artık genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı olmalıdır. 2018'de daha Şubat aylarında Sayın Kılıçdaroğlu'na gittim. Aday mısın dedim cumhurbaşkanlara. Aday değilim dedi. O zaman benim önümü aç dedim. Ben adayım dedim. Ne benim önümü açtı ne kendisi aday oldu. O zamanlar şunu savunuyordu. Genel başkanlar cumhurbaşkanı adayı olmamalıyı savunuyordu o. Ben olmasını savunuyordum. Bana al Türkiye senin olsun dedi. Cumhurbaşkanı adayı ol, kazanırsan Türkiye'yi yönet dedi. Ama partiyi vermem dedi.
Hangimiz daha koltuk sevdalısıyız acaba sen? Bir ama aranızda bakalım. Sürekli olarak yani CHP'nin genel seçimlerinde de bazı videolar izlediğimde CHP'nin içinde ayıklanması gereken insanlar var demiştiniz. Gerçi bunların şeylerini, soruların cevaplarını verdiniz ama şunu merak ediyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ile aranızda bir koltuk sevdası mı vardı? Hayır, sürekli yok. Olarak zıt hayır, düştünüz. Hayır yok, hayır. Asla öyle bir derdim yok. Ama şunu inanıyorum. Parti tabii ki biz yeni bir parti kurduk. Binamız yok, paramız yok, hazine yardımı yok, belediye yok, kıt imkanlarla. CHP'nin binaları var, paraları var, her şeyi var. Acayip olanakları var. O olanakların binde biri bizde yok. Ben 50 günde bir kamp, bak bir şey söyleyeceğim şimdi. CHP 92'de açıldı. İkinci açılışı. 1983'te ilk seçim yapıldı. O günden bugüne Türkiye çapında yapılan bir seçimde Muharrem İnce'nin aldığı oydan daha yüksek bir oy var mı? 41 yılın seçim sonuçlarını incele. Muharrem İnce'nin aldığı oydan daha yüksek bir oy var mı? CHP, CHP neyse. Nasıl? Adam kazandı. Oh, kardeşim bir şey söyleyeceğim. 2014'te ya kaybettim tabii ki ama o kadar yükseltebildim. Kaç günde yükselttim? 50 günde. 50 günde yükselttim ya. 50 günüm daha olsaydı bambaşka bir Türkiye olacaktı. Bak bir şey daha söyleyeceğim. 2018'de İzmir oy pusulası iki taneydi bak İzmir. Birisi Cumhurbaşkanlığı, öbürü de milletvekilliği. Al, böldüm ikiye. Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği. Bu listede kim var? Muharrem İnce. Milletvekili listesinde kim var? Kemal Kılıçdaroğlu. Arada kaç bin oy fark var? 350 bin. Peki İstanbul'da bu listede Muharrem İnce var. Bu listede milletvekilleri var. Arada kaç oy fark var? 900 bin. Türkiye'de CHP kaç aldı? 22. Ben kaç aldım? 30,6. Hakkımı verin ya. Adam kazandı. Adam 2002'de de kazandı. 2004, 2007, evet. 2009 hep kazandı. Buyurun. Seçmen o gece diyor ki Muharrem Bey biz yalnız kaldık diyor. Yani siz çıkmadınız. Siz ısrarla bir dakika. Siz ısrarla diyorsunuz ki ben en çok oyu aldım. Ama seçmene bu benim fikrim. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Siz bunun için özür dilemediğiniz sürece tekrar seçimlerde... Özür dilerim de. Seçim bitmiş. Bak. Seçmen yalnız bırakılmış. Size oy veren seçmen yalnız bırakılmış. Bak arkadaşlar videoyu izlediniz mi? Bir saniye sakin olun kurban olurum. Çok sıcaktandır o, tamam. Yani 20 senedir CHP hep kazanıyor değil mi? Ama biz şu anda sizin size soru soruyoruz. Sizin umutlarınızı yeşerttim. Sizin umutlarınızı ayağa kaldırdım. Sizle beraber yaptık bunu. Ha, seçim gecesinde özür diliyorum, doğru yönetemedim. Özür diliyorum. Şunu yapmalıydım, yakmalıydım CHP'yi. Özür diliyorum. Bence teşekkürler, de. Teşekkürler. Bu çok yeterli oldu. Serkan Bey buyurun. Gitmeliydim. CHP Genel Merkezi'nin önüne. Değerli basın mensupları, partime geldim. 50 bin sandıkta seçim sonucu yok. Veremediler bana. İkinci tura kaldım mı kalmadım mı bilmiyorum. Yapılacak bir şey yok. Evime gidiyorum deseydim 1 milyon kişi orayı yakardı. Kıyamadım ona, biliyor musunuz? Bir şey söyleyeyim mi? Ben buna en azından daha dürüstçe olurdu. Yakacaklarını düşünmüyorum açıkçası. Türk halkının oradaki metanetine inanıyorum. Hadi ben. Ya. Öyle bir yakarlardı ki. Bu bir ön yargı, ben buna inanmıyorum. Serkan Bey buyurun. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Ümit Özdağ da sizin gibi zaman zaman eski partileri hakkında bir konuşursam, bir açıklarsam gibi bir söylemlerde bulunuyorlar. Sizin de CHP'de görev aldığınız süre boyunca kabullendiğiniz şeyleri eleştirmeniz ne kadar samimi acaba? Yakın zamanda yaptığınız açıklamaları söyleyeceğim. Koylara yapılan rezidans ve oteller için ruhsatlar CHP'den, chat raporu AKP'den demiştiniz. Halk TV, az önce konuşuldu. Halk TV, KRT, Tele1 için her ay düzenli maaş alıyorlar demiştiniz. Soruyorum size, ben CHP'de görevliyken bu olaylar yaşanmıyor muydu? Bu olaylar 2002'den beri CHP'de milletvekilisiniz. Sonraki dönemde de yine yönetici kadrosundaydınız ve bu olaylar yaşanıyor muydu? Yaşanmıyor muydu? Eğer yaşanıyorsa ve bir şey söylemediyseniz bu açıklamanızda ne kadar samimisiniz? Teşekkürler. Sağ olun. Muğla'ya gittim. Menteşe ilçesinde bir çimento fabrikası var. Yeni bir olay. Yeni. Yani ben partiden ayrılalı 2 sene oldu. Olay yeni daha. Ruhsatı CHP'li belediye vermiş. Çet'i de AKP vermiş. Marmaris'teki inşaat. Ruhsat CHP'den. Çet AKP'den. Bunlar yeni olaylar. Her geçen benim zamanımda da yaşanıyordu elbet. Yaşanıyordu ama böyle değildi. Ayyuka çıkmamıştı. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu en son verdiğim örnekler ise... Neden tepki göstermediniz peki? Ben bunu çok merak ediyorum. Göstermediğimi kim söyledi size? Yani biz duymadık en azından. Çok! Bak bir şey söyleyeyim. Ben partili olarak muhalif bir isim değil miydim ben? Mesela dokunulmazlıklar konusunda yanlış yapıyorsun. HDP'lileri gösteriyorlar, CHP'lileri içeriye atacaklar. Evet deme dedim. Ben partide muhalif bir adamdım. Sonra Eren Erdem'i, Enis Berberoğlu'nu CHP milletvekillerini içeri attılar. Ben haklı çıktım. Ben bu çizgide bunları
zaman zaman kamuoyunun önünde söylüyordum. Zaman zaman MYK'da parti meclisinde söylüyordum. Teşekkür ediyorum. İkinci bölümde hızlıca devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Hala çok sıcak mı arka taraf? Üç bölümdür çözemedik. Nasıl oluyor acaba? Yönetmen, söyle bakalım neden soğumuyor bu salon hala? Önce klimada bir sıkıntı varmış. İlk bölümde, ikinci bölümde o temizletildi. Sonra AVM saat 10'da klimaları kapatıyormuş. Biz patladık. Sonra insanlar çünkü sıcakta iyice stres yapıyorlar. Sonra nasıl yardımcı oluyor? Üfleyerek. Çok iyi. Oğlum. Yazık adama ya. Siz bayağı bir ağlayacaktınız. Ben oradan koşarak sarılmanızı bekledim. Öyle bir mizansen canlandı gözümde. Estağfurullah. İşgalden kurtulursa evet. Kısmet. Bu arada bana da milletvekili teklifi geldi biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Ne yapsam, girip bozsam mı bütün oyunlarını? O zaman hızlıca başlayalım. Buyurun hanımefendi. Merhabalar, ismim Rahşan. Öncelikle olarak hoş geldiniz Sayın İnce. Ben bu soruyu babam adına sormak istiyorum. Babamın sizinle ilgili izlenimi şu. Aynen bana şöyle yazmış. Gördüğümüz kadarıyla siz CHP kültürüyle yetişmemiş, tam tersi CHP'li görünmeyi başarmış, bugüne gelmiş bir siyasetçisiniz. Recep Tayyip Erdoğan da sizin gibi yaptı. Milli görüşçüydü. Bir gün baktı olmuyor. Milli görüş gömleğini çıkardı. Geldi ülkenin başına. Siz de CHP'yi karşınıza alırsanız belki ben de RT gibi başarı elde ederim diye mi düşünüyorsunuz? Bu babamın sorusu. Bence onu bir cevaplayalım hemen. Babam bana haksızlık yapmış. Saygılarımı, sevgilerimi iletin lütfen. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ömrümü verdim. Cumhuriyet Halk Partisi de bana çok şey verdi. 1979 yılında gece zifti erittim. Duvarlara kara olan CHP Ecevit yazdım. O yıldan bu yana partinin baraja takıldığı günlerde il başkanıydım. Cebimde 99 depreminde 300 lira vardı. 250 lirasını partinin sekreterine verdim. Gece sabahlara kadar afiş astım. Rahmetli İsmail Cem'in kampanyasında bütün broşürlerini gençlik kolunda ben dağıttım. Bir ömür verdim bu partiye. Ben CHP kültürünün ta göbeğinden geliyorum. Ta ortasından geliyorum. Ama CHP kültürü şımarık solculuk değildir. CHP kültürü Atatürkçülüktür. Kuvayi Milliye ruhunu taşımaktır. 26 Ağustos'u hissedebilmektir. Ben bu kültürle büyüdüm. Babanıza saygılarımı iletiyorum. Teşekkürler. Diğer sorunuzu da hızlıca alalım. Hemen sorayım. Bu da benim kendi sorum. Siz biraz önce şey dediniz. Arkadaşlarımızdan bir tanesi size şeyi sordu. Hani yeni bir parti kurdunuz ama burada finansman desteğini nasıl sağlıyorsunuz dedi. Siz de işte partideki üyelerden sanırım bir aidat alıyorum dediniz. Şimdi ben düşündüğümde mantıklı olarak zaten partideki üyelerin ne kadar bir maaşı var ki size ne kadar aidat veriyorlar. Bugün sizi destekleyen insanlar da zaten evine ekmek götüremeyen insanlar. Sonuçta hepimiz yüksek gelire sahip bir vatandaş değiliz. Benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Acaba Millet İttifakı'nı karşı gelmeniz için biri size finansal destek sağlıyor olabilir mi? Ahlaksızlık bu soruyu sormak. Çünkü şöyle ahlaksızlık. Dedim ki partinin hesaplarını açıyorum. Bir, üyeler veriyor demedim. Parti meclisi üyeleri veriyor dedim. Yöneticiler. Bak yöneticinin birisi burada. Profesör. Yöneticinin birisi orada. Yöneticinin birisi burada. Soruyu artık ahlak dışı buluyorum. Hesabı açıyorum diyorum. Göstereceğim diyorum. Daha ne diyeyim? Üyeler demedim, yöneticiler dedim. 60 parti meclisi var. 15 disiplin kurulu var. 75. Bir de ben varım 76. Bu 76 kişi aylık 250 bin liraya ihtiyacımız var bizim. Bu 250 bin lirayı topluyoruz. Siyaset yapıyoruz. Hesapları herkese açarım diyorum. CHP kültürü babanıza bir de şunu söyleyin. Ben Mustafa Kemal Atatürk demekten gurur duyuyorum. İstanbul CHP İl Başkanı Mustafa Kemal diyor. Asker arkadaşı gibi. İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Atatürk'e kefere diyor. Taraf gazetesi Yüksel Taşkın'ın Atatürk aleyhinde genel başkan yardımcısı yazdığı yazılar var. Sezgin Tarıkulu'nun söyledikleri var. Orhan Sarıbal'ın Bursa Milletvekili genel başkan yardımcısı Atatürk'e Dersim katliamcısı dedikleri var. Muharrem İnce mi CHP kültürü? Bunlar mı CHP kültürü? Babam bir de bunları araştırsın. Peki teşekkür ediyorum. Siz de o partiden geldiniz. Teşekkürler Sayın İnce. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim kardeşim. Evet. Merhabalar, ben Yasin Civan. Memleket sevdalısı olduğunuzu söylediniz ama aynı zamanda seçim gecesi CHP'ye gitsem 1 milyon kişi orayı yakardı ama CHP sevdam bunun önüne geçti dediniz. CHP sevdanız memleket sevdasının önüne mi geçti? Teşekkürler. Hayır. Hayır. Onu yapsaydım 2019 belediye seçimlerini kazanamazdık. İnsanların sandığa olan güvensizliği artardı. Demokrasiye olan, seçimle değişme ihtimaline olan güvensizliği artardı. Belediye başkan adaylarına haksızlık yapardım. İnsanları sandıktan soğuturdum. Bunları çok düşündüm. İç savaş çıkabilirdi. Sandıktan soğutabilirdim. En iyisi kendimi yakmaktı. Ben onu seçtim. Bu soruyu sormak ahlaksızlıktır derken sizi kastetmedim. Medyada yazılanları kastettim. O düzeltmeyi de yapayım.
İsterseniz program bitiminde cep telefonum orada, gireyim, yöntemi size öğreteyim. Çok basit, göstereceğim, geleceksiniz. Yeşiller yatırılan para, kırmızılar çekilen para. Şuraya gelin. Buyurun. Ben geleceğe yönelik bir soru sormak istiyorum size. 2023 seçimlerinde ilk tur için aday olacak mısınız yoksa partiniz bir aday çıkartacak mı? Eğer ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan ile Altılı Masa'nın adayı kalırsa Altılı Masa'nın adayını destekleyecek misiniz? Destekleyeceğim dedim, bunu 50 kere söyledim. Ama ilk birinci turda aday olacağım. 100 bin imza toplamak için bizim partimizde yöntem şu. Önce üyeler adayı belirleyecek. Beni seçerlerse 100 bin imza toplayacağım. 1 milyon da para bulabilirsem birinci turda ben ilk ikiye giremedim diyelim. Onu soruyorsun. Aynen. Millet İttifakı'nın adayı kaldı, Erdoğan kaldı. Tercihimi soruyorsun. Aynen. Millet İttifakı'nın adayına vereceğim oyumu. Net. Ama Millet İttifakı ben kalırsam bana verecek mi, onlara da bunu sor. Mümkün olursa sorarım. Teşekkür ederim. Buyurun. Başkanlık sistemine karşı olduğunuzu evet hayır durumunda söylemiştiniz. Varsayalım ki önümüzdeki seçimlerde siz kazandınız. Kazandığınız zaman başkanlık sistemini kaldıracak mısınız? Evet. Birinci sorun bu. Evet, dur. Hemen söyleyeyim. Bakın, Cumhurbaşkanı seçildim. Bir, rektör ataması yapmayacağım yetkim olmasına rağmen. Atamayacağım. Üniversitelere diyeceğim ki hocalar sandık koyun, seçin rektörünüzü. Birinci kim gelirse onu atayacağım. O yetkimi kullanmayacağım. Yargıç seçimi var ya, Danıştay'a, Yargıtay'a, Yüksek Yargı. O yetkimi de kullanmayacağım. Örnek olacağım topluma. Kısa süre içerisinde de o yetkilerimi devredeceğim. Tarafsız bir cumhurbaşkanı olarak kalacağım. Teşekkür ederim. İkinci sorum da şu. Ben bir vatandaş olarak neden Muharrem İnce'ye oy vermeliyim? Beni nasıl kazanacaksınız? İç siyasette ve dış siyasetteki projeleriniz nelerdir? Ekonomik çok anlamda teşekkür ederim diğer güçlerde de. Bak, iki saattir bunu bekliyorum. Bir kişi proje sormadı bana diyordum. Bak güzel kardeşim. Teşekkürler. Bu dosyadan 20 tane var elimde. Örnek olarak birkaç tane getirdim. Örnek olarak. Şimdi bunlardan birisi, Türkiye'nin başında bir deprem belası var. Kimse önemsemiyor ama bir deprem. İsterseniz size verebilirim. Projesi hazır. Türkiye'de bir gıda problemi var. Gıda. Ciddi bir gıda problemi var. Biz 100 maddelik tarım, gıda, beslenme konusunda bir proje hazırladık. Bütün siyasi partilere gittik. Kim randevu verirse. Bakın, Davutoğlu randevu verdi, gittim anlattım. Yeniden Refah Partisi randevu verdi, gittim anlattım. DSP randevu verdi, gittim anlattım. Büyük Birlik Partisi randevu verdi, gittim anlattım. Sayın Bahçeli randevu verdi, gittim anlattım. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Akşener genel başkan yardımcıları görüşsün dediler. Genel başkan yardımcılarımız gitti. Kendileri randevu vermedi. Hiç önemli değil. Bana Bahçeli'ye niye gittin diye bile sordular. Ya bütün partilere gönderdim bunu. Dön bak, rapor. Türkiye'nin bir su problemi doğacak 10 yıl sonra. İddia ediyorum, Türkiye'nin bu ekonomik kalkınmasını 3,7 milyon hektar alanı sulayacak. Süresi 3 yıl, 15,5 milyar dolarlık bir proje. Türkiye'deki su sorununu çözecek. Türkiye elektronik pazarının ileri teknoloji yapı taşı, mikroçip üretilerek dönüşümü nasıl olmalıdır? Onun ikisi de burada. Bütün bunları birkaç örnek olarak size getirdim. Bu konuda bütün siyasi parti genel başkanlarına Oğuzhan Bey'in aracılığıyla çağrıda bulunuyorum. Bırakın o onu yaptı, bunu yaptı. Gece neredeydin, gündüz neredeydin? Yap, geçin bu işleri. Gelin proje tartışalım. Bırakın böyle palavradan işleri bırakın. Yeni şeyler konuşmalıyız artık. Yeni. Eskimiş siyasetçiler bunlar. İklim değişikliği bir numaralı sorunumuz olacak. Uzay madenciliği bir numaralı sorunumuz olacak. Nanoteknoloji bir numaralı sorunumuz olacak. Hatta pikoteknolojiye gidiyor. Bunlar bizim çok önemli sorunlarımız olacak. Güvenlikle ilgili ciddi sıkıntılarımız var. İnternet anlamında çok ciddi sıkıntılarımız var. Çin bir taraftan, Amerika bir taraftan, Avrupa Birliği bir taraftan. Hukuk devletiyle ilgili sıkıntılarımız var. Hayvan hakları ile ilgili sıkıntılarımız var. Robotlar, düşünen robotlar, oturuyoruz. Meclis lokantasında çorba kaç lira, tas kebabı kaç lira? Boş işlerle evet, uğraşıyoruz. Çok teşekkürler. Ben. Buyurun. Özgürlükçü ve liberal ekonomiyi sağlıklı buluyor musunuz? AKP tipi, Çin modeli veya Türk modeli denen adı bile belli olmayan ekonomik yaklaşım hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum. Bir pandemi yaşadık değil mi? Bu pandemide şunu gördük. Eğitim, sağlık, tarım piyasanın koşullarına bırakılamaz. Bırakırsan rezil olursun. Yani çocukların tableti yok, uzaktan eğitim vereceksin. Nasıl vereceksin? Demek ki eğitimi, sağlığı, hatta lojistiği piyasanın koşullarına bırakamayız. Nebati denilen adam bir komedyen olabilir ancak. Gözleriyle çözüyor, gönlüyle çözüyor, yüreğiyle çözüyor, beyniyle çözmüyor. Bütün organlarını kullanıyor, beynini kullanmıyor adam.
Bakın size dün çıkarttım bu rakamları. Çok ilginçtir. 1 kilogram süt geçen sene Ağustos'un 26'sında 6.45, bugün 17 lira. %163 artmış. Bu ne demektir biliyor musunuz? SEKA'yı satarsan, Sümer Bank'ı satarsan, tarımsal üretimi kısarsan bu noktalara gelirsin. İkinci sorum daha var. Sor hemen hızlıca. Soruyorum. Ben bir stajyer avukatım. Bildiğiniz, duyduğunuz veya şu an duyacağınız üzere stajyer avukatlar asgari ücretin 1/3 oranında, çok şanslarsa yarısı oranında, hatta bazıları sadece yol ve yemek ücretini. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Stajyer avukatlar, genç doktorlar ilk kez yoksulluk sınırının altında yaşıyorlar. Siz ne yapacaksınız? Çözeceğiz elbet. Hukuku çözmeden ekonomiyi çözemezsin. Bir şey sorabilir miyim? Konuyla bağlantılı galiba. Erdoğan yıllarca üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünü savundu. Geldiğimiz yer bence ortada. Hukuku çözeceğiz derken nasıl çözeceksiniz? Çünkü hukuka uygulanan her şey müdahale sayılıyor ya. Yani burada avukatlar var, benden daha iyi bilirler muhakkak ama ben bunu merak ettim. Mesela ben o mecliste olsaydım HSK oylamasında CHP'lilerin oy verdiği yere ben oy vermezdim. Peki ben oy vermeyince ne olurdu? Onu anlatayım bakın. CHP'liler, İyi Partililer AKP'nin adaylarına oy vermiş. Vermeselerdi seçilemezdi. Çünkü nitelikli çoğunluk gerekiyor. Bir elma şekerine tav oldular, HSK'yı teslim ettiler diyorum, teslim. Ben olsaydım o oyu vermezdim diyorum. Önce oradan başlayacağız. Büyük Millet Meclisi, yüksek yargıç seçmemeli. Yargıçlar kendi işlerinde seçmeliler bunu. Önce buradan başlamalıyız. Cumhurbaşkanı atama yapmamalı. Yargıçların kendi iç düzenlemesi olmalı bu. Muhtarımızı seçiyoruz, belediye başkanımızı seçiyoruz, milletvekilimizi seçiyoruz, cumhurbaşkanımızı seçiyoruz, koca koca profesörler rektörünü seçemiyor. Bu doğru değil. Bal gibi de bu böyle çözülür. Ben size bir şey anlatıyorum ama hala daha bana muhalefeti savunma derdine düşmüşsünüz. Oradan da zorla da mikrofonu alıyorsunuz. Şuna ben bakın. Niye muhalefeti savunayım? Siz ne yapacaksınız diyorum. Ben size diyorum ki bakın bugün Gülşen tutuklanıyorsa. Peki ben size o zaman şöyle söyleyeyim. Gülşen tutuklanıyor. Sahnede olan bir kadın kendi arasında espri yapıyor. Biz esprinin önünü arkasını bilmiyoruz. Siz o zaman niye tweetinize ben buna asla katılmıyorum. Katılmıyorum. İşte burada da dediniz. Bunu deme ihtiyacı bile İmam duymanız bence bir hicap ya. İmam Hatip'le sapıklık yan yana getirilemez. Endüstri Meslek Lisesi'yle de getirilemez. Orada zaten İmam Hatip demiyor ki aslında. Olmaz. Alevilere de hakaret ediliyor. Mum söndü dönüyor, şu deniyor, bu dönüyor. Bunu diyenler hiç tutuklanmıyor. Tutuklanmıyor. Aynı şekilde düşünüyorum. Evet. Ama bunu yazarken bir amaya ihtiyacınız olmadığını bak, düşünüyorum. Bak, tane tane anlatayım. Savcı, başsavcı, HSK. Şimdi bu savcı daha önce Sedef Kabaş'ı tutuklayan savcı. Gülşen bunu 30 Nisan'da söylemiş. Aradan 5 ay geçmiş. Kimse görmemiş. Eren diye bir genç sosyal medyada Gülşen'in bu videosunu paylaşmış. Sonra Eren kayıp. Eren'i kimse bulamıyor. Eren neredesin? Çık. Bu savcı kim? Özel yetiştirilmiş bir savcı. Özel yetiştirilmiş. Peki savcı ben Gülşen'i tutuklayacağım diyebilir mi? Diyemez. Başsavcı, buradaki başsavcı. Hepiniz siz şimdi savcısınız. Ben diyorum ki tetikçim var bir tane. Seni görevlendirdim diyorum. O savcıya veriyorum. Peki başsavcıyı kim görevlendiriyor? HSK. Şimdi geldim HSK'ya. Talep ediyor. Hakim de aynı. Ya arkadaş teknik tartışmayalım şimdi. Ben talep ediyor. Tutuklanmasını talep ediyor. Hakim tutukluyor. Usul tartışıyor bu. Bir dakika. Savcı tutuklanmasını talep ediyor, hakim tamamen tutuklu. Tamamen varsayım üstünden hareket ediyorsunuz. Bu arada bir dakika bitireyim. Olayın aksiliğinde tamamen sizinle aynı görüşteyim. Fakat hem bu şekilde ayrı ayrı anlatıp hem de yanlış bilgilendirirseniz insanlar da sizin arkanızdan yanlış yoldan ben devam ederler. Ben şimdi bir bitireyim mi? Şurayı bir bitireyim. Şimdi geldim HSK'ya. HSK'nın 13 üyesi var. Biri bakan, biri bakan yardımcısı. İki gitti. Kaldı 11. 4 tanesini Cumhurbaşkanı atıyor. Bu da oldu mu? Kaldı mı? 7. 7'sini de Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiyor. CHP'ye bir tane vermişler. 2 tane de İYİ Parti'ye vermişler. 3. 4 tane de Cumhur İttifakı'na vermişler. Şimdi bu 7 tanesi seçilecek. Ben de diyorum ki burada hainlik var. Burada hainlik yaptılar. Memleketi sattılar. Dinamit koydular Cumhuriyet'in altına. Bir üye sokacağız diye onların adaylarına oy verdiler. 460 oyla seçilmiş AKP'nin adayları. Oylama sonucu orada. Buyurun meclis tutanak girin bakın. Niye? Bir üye sokacağım diye. Peki oy vermeselerdi ne olurdu? İlk turda seçilemezlerdi. Çünkü toplamları 334. Bir üye bizden olsun diye HSK'yı sattılar diyorum. Ben sattılar. Aslında sizin ne yapacağınızı sormuştum. Hani muhalefete toz kondurmayan. Sizi ikna etme şansım yok zaten.
Bir çekirse beni ikna edemiyor anladığım kadarıyla. Buyurun hanımefendi. Öncelikle merhaba, Zeynep ben. 16 yaşındayım, bunu belirtmek istedim. Ah kurban oldum. Buyur canım, neredesin yavrum? Buradayım, heh, merhaba. Tamam. Oy veremeyecek zaten, cevap vermesiniz mi? Aa. O daha önemli. Tamam pardon. O geleceğimiz. Siz Memleket Partisi'ni kurduğunuzda kaçtı bilmiyorum ama 120 siyasi parti vardı büyük ihtimalle. Şu an öyle. Siz partiyi kurduğunuzda bunların içeriğini güzelce biliyor muydunuz? Ve sizde bu 120 partiden farklı yapan şey ne? Neyi farklı yapıyorsunuz? Ve 120 tane farklı görüş olabilir mi? 120 partinin 120'sinde seçime girme hakkı yok. Ama 120 farklı... Olabilir. Dünyanın bütün ülkelerinde var bu. Ben mesela bu programı yapmaya başladığımdan beri özellikle ekip arkadaşlarım, aha böyle bir parti olabilir mi gerçekten? Genel başkanı bize yazıyor diye geliyorlar. Çok enteresan parti isimleriyle karşılık tabii hepsine saygılar. Ne olur ne olmaz diyorum bir gün. Kimin kimden destek alacağı belli değil. Buyurun. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ ol kardeşim. Ben Songül Beyaz. Bazı gazetecilerin sizin AK Parti'nin yaptığı yolsuzlukları ifşalamak yerine sizin AK Parti'ye sattığınızla ilgili iddialar var. İkinci sorum ise Yalova İl Genel Meclis üyesi kardeşiniz Hüseyin İnce 10 kişi tarafından darp edildi yolsuzluk iddiasıyla. Şimdi sizin yolsuzluk iddianız var. Kardeşinizin de yolsuzluk iddiası var. Biz size neden güvenelim? Kardeşimin darp edildiği doğru. Kardeşim yolsuzluk iddiası için değil. Kardeşim yolsuzluğu var dediği için dövüldü. Onu bir kere düzeltin. Benimle ilgili olan doğru. Öyle bir iddia var. Ama ikinci iddianız doğru değil, tam tersi. Gelelim ikincisine. Bana bu iddialarda bulunanlardan birisi Hakan Şükür. Ve Cevheri Güven. Evet. Bunlar kim biliyor musunuz? Bit yavrusu teröristler. Bak Y ile başlayan bir şey söyleyeceğim de. Yakıştıramadığım için bit yavrusu teröristler diyorum. Bak Songül, bak bir şey diyeceğim. Muharrem İnce bu ülkede iyi hatiplerden birisi. İyi kürsü kullananlardan birisi. Her yerine. Hakan Şükür'le o mecliste beraber bulunduk. Hakan Şükür bir yemin etti. Bir daha kürsüye çıkamadı. Hakan Şükür şimdi diyor ki ben diyor onu diyor perişan edecektim ama diyor Erdoğan diyor bana bunu yaptırmadı diyor. Ulan sen kimsin be? Ya senin 7 sülalen gelse seni perişan ederim ben orada. Bu FETÖ'cü bit yavrusu kaçmış gitmiş Amerika'ya. Amerika'dan bana sallıyor. Bu FETÖ'cüler her 6 ay de bir bana sallar. Benim tam 30 yaşındayken pala bıyıklı simsiyah saçlı bir videom var. ATV'de siyaset meydanında. Onu izlemeni isterim. 30 yaşında bir çocukken FETÖ'yle nasıl mücadele ettiğimi çıkışta telefonunu verirsen sana o videoyu gönderirim. Çok teşekkür ederim. Şöyle. Çok özür diliyorum. Estağfurullah. Muharrem Bey bu arada lütfen böyle buyursanız. Şöyle bir gerçek var. Şimdi bazı kişiler yani birbirlerinin pisliklerini ortaya çıkarırlar. Ben ondan ötürü bazı teröristleri ne yazık ki takip ediyorum. Şimdi sizin destekleyenlerin sizin yaptığınız şeyleri yanlışları çıkarmazlar. Ya güzel kardeşim bak. O bu, belgelerle bu ilgili yavrusu, net bir şey söylediniz mi? Bu bit yavrusu teröristler. Bir yurt dışına kaçmışlar. İki oradan sallıyor. Namussuzdur, şerefsizdir, ahlaksızdır. Elinde hangi belge varsa açıklasın. Evet. Daha ne değil. Teşekkür ederim. Ama bunlarla mücadeleyi bırakacak mısın? Asla tabii. Evet buyurun. Ben Atike Yıldırım. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Az önce arkadaşımız orada. Buradayım. Ha, buyurun. Az önce arkadaşımız 120 tane parti olduğunu söyledi ve 120 farklı görüş olabileceğini söyledi. Ama şu anda meclisimize baktığımızda hem nüfusumuza göre fazla oranda bir milletvekili sayımız var. Hem de bu milletvekilleri farklı partilerden değil, çoğunluğu aynı partiden, AK Parti başta olmak üzere. Siz başa gelirseniz seçim barajının düşürülmesiyle ilgili bir çalışmanız olacak mı? Ve bu kendini seçime sokamayan partilerin daha rahat bir şekilde görüşlerini halka duyurması için ve seçime katılabilmesi için çok ne gibi çalışmalarınız olacak? %10 baraj. Kenan Evren'in koyduğu bir barajdır. 12 Eylül'ün bir ürünüdür. %10 baraj hiçbir demokratik ülkede yoktur. Kesinlikle düşürülmelidir. Yeni hazırlanan kanunda düşmüyor mu baraj? Nisan'dan sonra olduğu zaman 7'ye düşmüş oluyor. Bir soru daha sorayım. Buyurun sorun hemen hızlıca. Atatürk'ün de büyük önem verdiği fakat şu anda ülkemizde olmaktan daha çok olmamasıyla bahsettiğimiz kadın erkek eşitliği konusunda partinizin özellikle ne gibi bir çalışması olacak? Bizde fermuar yöntemi var. Müracaat olması halinde milletvekili listelerini kadın erkek kadın erkek diye sıralayacağız. Herhalde bu bir devrimdir. Evet. Hemen onaylayacağız. Mikrofonu bekleyelim. Buyurun. Merhaba, ben Kaan İncesulu. Sedat Peker'in iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bahsi geçen şahıslar hakkında ne yapacaksınız? Teşekkürler. Şimdi bakın arkadaşlar, ben Sedat Peker'i tanımam. Hayatımda hiç görmedim.
Hiç yan yana gelmedim. Hiç karşılaşmadım. Hiç sohbet etmedim. Hiç telefonda konuşmadım. Hiçbir şey bilmiyorum. Fakat ben bunları ciddiye alır mısın? Alırım yani. Araştırılması lazım. FETÖ'cü terörist dahi olsa, benimle ilgili söylüyorsa bunun da ciddiye alınması lazım. Araştırılması lazım. Sıkıntı yok araştırılmasında. Yeter ki adil olsun. Yargılanmakta bir sıkıntı yok. Yeter ki adil olsun. 2018 yılı. Ben Cumhurbaşkanı adayım. Sedat Peker miting yapıyor Türkiye'de. Evet. Benim aleyhimde, Erdoğan lehinde miting yapıyor. Hatta bir yerde çakıştık Elazığ'da. O yapmadı gerçi sonra. Benim aleyhimde mitingler düzenledi. Reisi seçin dedi. Bunları yaptı. Ama ben şunu diyemem. Bunu ciddiye almıyorum. Böyle bir şey demem. Gülşen'de hemen harekete geçen savcılar Sedat Peker'de neden ortada yok? İddialar çok vahim. Büyük iddialar var. Bir şey daha söyleyeyim size. Sıkı durun. AKP sessiz. Savcılar sessiz. E muhalefet niye sessiz? Ben muhalefeti anlamıyorum. Muhalefet hemen oradan müdahale etti. Buyurunuz. Daha bugün muhalefette çok tanınan bir milletvekilimiz Cemal Enginyurt tarafından bizzat savcılığa şikayet dilekçesi, ihbar dilekçesi niteliğinde verildi. Çok büyük iş yapmış Cemal. Peki siz daha önce bunu yaptınız mı? Çok büyük iş yapmış. Ben milletvekili değilim şu anda. Sedat Vatandaş Peker, olarak herhangi bir suç duyurusunda bulunma gereği Sedat duydunuz Peker'in mu? Ben meclisteki çalışmayı kastediyorum. Suç duyurusunu değil. Mecliste önerge verilmesi, kürsüye çıkılıp konuşulmasını kastettim ben. Muhalefet derken onu kastettim. Muhalefet medyasını da kastediyorum. Teşekkürler. Hayır haberi yok. Nasıl yok? Hayır yok. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Tuğlayı çekmemiz lazım arkadaşlar. Bakın ben bir öneride bulunuyorum. İtalya'da temiz eller operasyonu nasıl başladı biliyor musunuz? Bir belediyede, bir temizlik şirketinde küçük bir yolsuzluk. Namuslu bir savcı çıktı. Tuğlayı çekti. Altında başbakan kaldı. Türkiye'de yapılması gereken iş budur. Tuğlayı çekmemiz lazım. Sanırım memlekette de herkes bunu istiyor. Bu temiz elleri operasyonu benzeri olacak şey olur ama şöyle mesela bu başlığı kullanıp birçok insanın da durun tuğlayı çekiyoruz deyip herkes kendi matematiğiyle kendi tuğlasını da çekiyor. Bir gün çekilecek. Çekiyorlar yok, ya yok, bazen. Yok. Hiç merak etmeyin. Umudunuzu yitirmeyin. Buyurun. Ben Alaaddin Kürşat, Hürkuş Medya'dan. Siz Atatürkçü olduğunuzu beyan ediyorsunuz ama sırf 6. filo protestosu için ABD elçiliğinde polis vurup banka soymaya kalkışan, ODTÜ'nün bahçesinde atış talimi yapan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını rahmet dileyip anmaktan geri durmuyorsunuz. Siz gerçekten Atatürkçü müsünüz? Evet, Atatürkçü. Şöyle söylemek istiyorum. Bir şey söyleme, cevabı bir alalım. Deniz Gezmiş asker öldürmedi, polis öldürmedi, banka soymadı. Yok, bunlar bakın. Bir dakika, mikrofon gelince. Amerikalılarla ilgili mücadelesi başka bir şey. Benim arkadaşlarım, abilerim, Deniz Gezmiş'in arkadaşları 6. filoyu denize dökerken Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları da Amerikan askerlerinin önünde namaz kılıyordu. Tamam bir dakika. Geçmiş. Bir dakika. Namaz kılıyor. Sakin olun. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizim Filistin'e. Bu bir fok balığı dansı mıydı? Hem Atatürkçüyüz. Bir saniye dur kurban oldum. Hem Atatürkçüyüz. Bak bir şey söyleyeceğim. Yeşil gömlekli beyefendi. Bir şey söyleyeceğim. Misin? Yıllarca bize komünistler Moskova'ya diye bağırdılar. Erdoğan Putin'le kanka oldu sonunda ya ne konuşuyorsun? Muharrem Bey benim burada kastetmek istediğim şey sırf protesto amaçlı ABD elçiliğinin önünde nöbet tutan bir Türk polisini vurmak ne kadar doğru? Türk polisi değil. Mustafa Kemal Atatürk. Bak. Menemen'de Kubala öğretmeni tabii ki bilirsiniz. Ve herhangi bir vatan herhangi bir duruma düştüğünde bir asker bile şehit verildiğinde tepki gösterilmesi gerekirken burada polise saldırı söz konusu. Kendisi olayları, ODTÜ gibi bir olayları üniversitede... Olayları çarpıtıyorsun. Deniz Gezmiş Atatürkçüydü ve sloganı neydi biliyor musun? Tam bağımsız Türkiye. Buyurun. Sayın İnce, demin dediniz ki Deniz Gezmiş ve abileri filoyu protesto ederken Tayyip Erdoğan ve arkadaşları namaz kılıyordu. Ama aynı Deniz Gezmiş ve arkadaşları Muhammed'e, peygambere küfrederken o pankartın altında, İstanbul Üniversitesi'nin altında kafasını eğip geçiyorlardı. Hiç kimse de tepki göstermiyordu. Bu mu vatanseverlik, bu mu Atatürkçülük? Atatürk hiçbir zaman dine de, dincilere de düşman değildi. Vatan hainlerine düşmandı sadece. Ve bu arada bu kaynağı kardeşim üniversiteye bakabilirsin. Bir saniye, bir dakika. Bir lütfen hanımefendi bakın. Şimdi dönüp oraya doğal olarak tepkinizi veriyorsunuz. Beyefendi siz de. Bakın birisi bir şey söylerken diğeri ona laf atarsa o zaten yayına yansımayacaktır. Boşu boşuna burada birbirimize eylemiş oluruz. Birine karşı çıkacaksanız lütfen mikrofon geldiğinde karşı çıkın ki mikrofon da gelecektir. Bakın geldi. Bu 500 kişiyi burada idare etmeye çalışıyorum. Eğer kendi aramızda rabarbayı devam ettirirsek programa da hizmet etmez. Soru cevaba da hizmet etmez. O mikrofon sana illaki gelecek mesela. Oradan o lafı atacağını mikrofon geldiğinde atabilirsin. Hatta ver mikrofonu hemen beyefendiden sonra lafını atsın. Buyurun. Öncelikle. Bu çok kek hoca bir yaklaşım. Çünkü herkese zaten mikrofon vereceğiz. Kimse kendi şovunu yapmasın burada yoksa ben başlarım şovumu yapmaya. Gerçekten girdiğiniz yerden zor çıkarsınız. Buyurun. Susalım. Buyurun. Öncelikle 36 tane etnik kökeni kardeş ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve özlemle anıyorum ve yad ediyorum.
İşin şov boyutunda değilim, yanlış anlamayın, anlayacaksınız zaten. Öncelikle biz burada 36 tane etnik kökenden Lazı, Kürdü, Çerkez, Alevi, Sünnisi, Alevi, Araba hepsi var. Hepimiz tek bilek tek yüreğiz. Olabilir, farklı fikirler olabilir vesaire ama biz kardeşiz. Bizi zaten bölmek isteyenler bu şekilde oyun oynuyorlar. Biz kardeşiz. Sade de gelebilir miyiz? Seninle de kardeşim, şunu söylüyorum. Şimdi kardeşim. Durun, hepiniz kardeşsiniz diyor. Kardeşiz, sizinle de kardeşiz. Sıkıntı yok. Şimdi evet. Şunu söylemek istiyorum. 6. filoda Deniz Gezmiş. Bakın arkadaşlar, Deniz Gezmiş de bu vatanın evladıdır. Ülkücü bir kardeşimiz vardı. İsmini anımsayamam, çok özür dilerim. Allah rahmet eylesin, o da bizim kardeşimizdir, tamam mı? Biz kardeşiz. Herkes bu ülkenin tam bağımsızlığını istedi. Evet. Şimdi Atatürk dedi ki bağımsızlık benim karakterimdir. Ama canım kardeşim Twitter'a döndü. Bak, mavi tişörtlü kardeşimle yeşil gömlekli kardeşim. Bir sonraki vereceğimiz arada size çay ısmarlayayım. Böyle karşılıklı konuşun, müthiş olur. Hanımefendi buyurun lütfen. Merhaba, Kübra ben. Merhaba Kübra. Öncelikle Oğuzhan, yorum yaptığım için benden nefret etme, seni çok seviyorum. Gerçekten 50 derece sıcakta biraz onun etkisiyle çok gerildik. Evet. Sayın Muharrem İnce, sizler de hoş geldiniz. Ben şöyle söyleyeyim, size zamanında oy vermiş bir kişiyim. Bunu göz ardı etmeden cevap vermenizi rica edeceğim. Dediniz ki ben kıyamadım. Kıyamadım yeterli gelmedi, arkadaşım sordu. Dedi ki kıyamadım mı biraz daha ilerletir misiniz diye. Dediniz ki demokrasiye inanç düşecekti, adalete inanç düşecekti, sandıklara inanç kalmayacaktı. Şimdi 20 yıldır neredeyse tek adam olarak yönetiliyoruz. Bu ülkede zaten hiçbirimizin böyle bir inancı kalmadı artık. Ama siz o 50 gün diyorsunuz, 50 günde hani başarınız var ya, o 50 günde bizi inandırdınız. Biz size inandık ve bu şekilde ilerledi. Sonra işte neredeydiniz konusuna asla gelmeyeceğim. Sadece şunu söylemek istiyorum. Siz bu devleti yönetmeye aday olan bir siyasetçi olarak yarın bir gün bu devletin başına geldiğinizde yine herhangi bir olumsuzluk yaşamış olduğunuz herhangi mağduriyet ya da sırtınızdan bıçaklama durumunda yine partinize ya da kişilere ya da kendinize, orada öznenin ne olduğu önemli değil. Yine kıyamadığınızdan bizi yalnız bırakacak mısınız? Gene siyasete, adalete güven azalacak diye gene çıkmayacak mısınız? Çünkü dediniz ya hani oraya 1 milyon kişi yakardı diye. Bu ülke zaten karışıklığa çok da alışkın bir ülke. Size oy veren çoğunlukla genelde, üniversite anlamında söylemiyorum, genel kültür anlamında az çok eğitimli insanlardı. Yıkmazlardı diye düşünüyorum. Keşke çıksaydınız. Keşke ben CHP ilçesine gidip, ki bu arada CHP'li değilim, sadece o dönem size oy verdiğim için, CHP ilçede izlerken keşke biz orada ağlayıp sigaralar yakmasaydık. Keşke çıksaydınız. Bu da bir güven sorunu oluşturuyor. Sorumu sordum zaten. Cevap verirseniz çok teşekkür ederim. Seçim gecesini iyi yönetemedim. Özür dilerim. Teşekkür ederim. İyi yönetemedim. Bir dakika, bitmedi arkadaşlar. İyi yönetemedim. Hayatımda ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olmuştum. Bir dahakine öyle yapmam, merak etme. Harika bir kampanya götürdüm. Seçim gecesini iyi yönetemedim. Yanımdakiler de bana hata yaptırdı. Ama hata benimdir. Özür dilerim. CHP sayısı ve size verilen oy sayısı, o aradaki insan sayısını da... Yok, bir dahakine da... yanımda daha düzgün insanlarla olacak. Yani o örgütlemeyi güzel yaparsanız eğer, doğru, kimse hayal kırıklığı olmaz, güven sorunu da yaşamaz. Teşekkür ederim. Doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bu arada şöyle, pardon lafını bölüyorum. Birazcık daha tempoyu arttırırsak, yani sabah erkenden CNN yayınına çıkacaksınız galiba ama... Sabahta erken bir üçüncü partta yaparız galiba. Çünkü çok fazla soru var. Cevaplar da biraz uzun olduğu için. Buyurun. Eleştiriye açık mısınız? Yarın bir gün iktidara geldiğinizde, Cumhurbaşkanı olduğunuzda size eleştirdiğimizde Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı gibi bizi hapse atacak mısınız? Ben önceden kusursuzdum. Şimdi tedavi oldum, mükemmelim. Bir dakika bak. Ya buna insan yuh falan bir şey der ya. Yuh. Merhabalar, benim adım Doğukan. Genel başkanlık seçimini 2 kez kaybettiniz. Cumhurbaşkanlığı seçimini de kaybettiniz. Ve bana destek olmadılar dediniz. Bunların nedeninin parti içi siyasi strateji yanlışlığı olduğu açık. Tüm bunlara baktığımızda Putin'e karşı, Biden'a karşı yapacağınız siyasi yanlışları öngörüyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı olursanız Putin, Biden, Avrupa Birliği karşısında yapacağınız siyasi strateji noktasında rezil olmayacağınıza, Türkiye Cumhuriyeti'ni uçuruma sürükleyemeyeceğinize nasıl inanacağız? İkinci bir soru var buna bağlı. Putin'i, Biden'ı, Scholz'u ne kadar tanıyorsunuz? Bu isimleri iyi tanıdığınızı nasıl kanıtlarsınız? Bu konularla alakalı kaç makale okudunuz? Yurt dışı veya yurt içinde yazılmış kaç tez okudunuz? Bu tez ve makalelerin başlıkları neler? Diplomanız var mı diye de sormalıydım bence. Onu da sorsaydın, diplomayı da sorsaydın tam olurdu. Ama eksik sordun. Şimdi bak güzel kardeşim, bütün bunların hangisi, yani Erdoğan Putin'le yemek yedi diye devlet adamı mı oluyor yani? Bu nasıl bir soru ya? Tabii ki tanımıyorum. Niye tanıyayım ya? Nereden? Asker arkadaşım bu benim. Seçilirsem tanıyacağım. Ne demek yani bu? Tanıyor musun? Stratejileri galiba. Tanımadan nasıl aynı masaya oturacaksınız? Basına açıklamadığım bir şey. Bir saniye. Nasıl? Bak, anlatayım sana. Cumhurbaşkanı adayken 30 ülkenin büyük elçileriyle yemek yedim. Tamam mı?
Ama tanımıyorsunuz. Bir dakika, tanımıyorum, orada tanıştık. Hayır, o büyükelçilerin bağlı olduğu ülkenin başkanını, başbakanını tanımadan bu ülkeyi o başbakanlar karşısında savunamazsınız. Kişisel olarak tanımaktan bahsetmiyorsun değil mi? Yani. Hayır, stratejik olarak. Ülkeyi nasıl yani karşısında? Şunu diyorlar, yani aldıkları mesafe, kullandıkları matematiği, stratejilerini biliyor musunuz diyorlar. Şahsen tanıştınız mı demiyorlar. Oraya geç. Bak, bir tane örnek yeter sana. 2002 Cumhurbaşkanı adayken dünyanın en güçlü 30 ülkesinin büyükelçisi benimle yemek yemek istedi. Tamam. Birinin basının haberi var, birinin yok. İngiltere büyükelçisi. Dedi ki bir soru. Cumhurbaşkanı seçilirsen S-400'leri ne yapacaksın? Şu anda S-400'leri herkes biliyor. 2018'de S-400 lafı piyasada yok. Piyasada yok. Yanımda da iki diplomat var. İki diplomat. Biri sağımda, biri solumda oturuyor. Onlara dedim ki hata yaparsam ayağıma basın. Ayağıma basın, devreye girin dedim. Bu garantiyi verdim onlara. Demek ki tanımıyorsunuz. Önceden çalışmamışsınız dersin. Allah'ım. Bir saniye, bir cevabı tamamen bir dinler misin? Ya Erdoğan 2002'de kimi tanıyordu ya? Kasımpaşa'daki futbolcuları karşılaştırma... tanıyor muydu? Karşılaştırma yapmayın. Ben Erdoğan'a sormadım. Bir saniye, bir saniye. Tanıyor muydu? Karşılaştırma yapmayın. Ben size sordum. Geldikten sonra tanırsın. Nereden tanıyacaksın? Ya geldikten tanımıyorum sonra tabii. Tanırsın diye bir şey nereden yok. Nereden tanıyacağım? Yapınız bu şekilde. Arkadaşlar sakin olun. Onu tanıyoruz. Dersinize çalışmadan Cumhurbaşkanı adayı olamazsınız. Kardeşim çok sinirlisin. Sakin ol. Bu karşılıklı tartışma değil. Ne cevabını baksana, bir bitirsin anlatayım. Ondan sonra dersin ki tatmin olmadım. Bu kadar. S-400'leri ne yapacaksın dedi. Dedim ki ben sana bir soru sorayım. S-400'ler saldırı silahı mı, savunma silahı mı? Dedi ki savunma silahı. O zaman biz ülkemize savunma silahı alıyoruz. Sana ne? Senin saldırmak gibi bir niyetin yoksa sana ne dedim? Ben yurt dışı gezilerimde, Avrupa Parlamentosu'nda milletvekilleriyle görüşmelerimde, Amerikan Temsilciler Meclisi'ndeki milletvekilleriyle görüşmelerimde, şahitlerini veririm AKP milletvekillerinin, onlar sana benim kıvrak zekamla o yabancı milletvekillerini nasıl mars ettiğimi sana tek tek anlatırlar. Siz anlatın, tamam. Onlar değil. Anlatıyorum işte bak, S-400'e bir cevap yetti. Amerika'da Ermeni soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz dedi. Kapitol'da oluyor bu. Bunu bir gazeteci de sorar. Milletvekiliydi soran. Ermeni soykırımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Dedim ki bak anlatayım sana. Bir, Naziler Yahudilere soykırım yaptı. Yahudilerin silahı var mıydı? Yoktu. Partisi var mıydı? Yoktu. Örgütü var mıydı? Yoktu. Yahudiler evinde oturuyordu. Peki Yahudiler Almanya'yı sırtından vurdu mu? Hayır. Komşularıyla işbirliği yaptı mı? Hayır. Naziler geldi, Yahudiler kesti. Peki Ermenilerle bizim aramızda olanlar aynı mı dedim? Nasıl yani dedi. Ermeniler Ruslarla işbirliği yaptı, Osmanlı'yı arkadan vurdu. Partileri vardı, silahları vardı. Aramızda kötü muamele oldu. Soykırım değil bu dedim. Ha bir şey daha söyleyeyim. Sana duygusal bir şey anlatayım mı dedim. Anlat dedi. Şu anda Türkiye'de 70 bin Ermenistan vatandaşı Türk çocuklarına bakıyor dedim. Biz Türkler Ermenilere karşı kin duysak çocuklarımızı Ermenilere teslim etmeyiz dedim. Ha bir şey daha söyleyeyim dedim. Dağlar siz ne dağlarsınız? Kardan kemer bağlarsınız. Gül sizde, sümbül sizde. Siz ne diye ağlarsınız? Biz Türkler dedim, dağlara taşlara Türkiye akan bir millet soykırım yapmış olamaz dedim. Bekleyeceksin. Bak sen hangi konu dersen de, ister petrol, ister nükleer enerji, ister Ermeni soykırımı, ister S-400, tamam mı? Recep abim prompterden okur, Muharrem İnce takır 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 lafları konuşur. Tatmin oldun mu? Sorunun üstüne ekleme yapma çünkü bence cevaptı bu. Tatmin oldun mu? Olmadıysan... Son soruma cevap vermedi. Bu konularla alakalı hangi tezleri incelediniz, hangi makaleleri okudunuz? Başlık. Teşekkürler. Soru değil bu. Kitabın sayfasını da sorarsın şimdi yakında. Ne olur beni anlayışlı karşıla çünkü burada bu karşılıklı tartışma. Kitap özeti okumuyorum, yalnız kitap okuyorum, onu da söyleyeyim. Programdan çıkınca bir tweet at de ki hiç tatmin olmadım de lütfen. Öyle yaz, konuyu kapatalım. Buyurun. Abi söz hakkı için teşekkür ederim. Rica Caner ederim. Muratoğlu. Sayın İnce, bildiğiniz üzere şu anda ülkece bir mülteci problemiyle uğraşıyoruz ve sorum da bu mülteci problemiyle alakalı. Bazı partilerin mültecileri göndermek gibi politikaları var. Sizce bu partiler iktidara gelirse bu mültecileri gönderebilir mi? Gönderseler dahi Birleşmiş Milletler bu duruma tepkisiz kalır mı? Birincisi bu. İkincisi de ilk başta sözünüzün başında seçimler ikinci tura giderse Erdoğan'ın karşısında kim çıkarsa ona oy verin dediniz. Sorum şudur ki altılı masa ve diğer yan partiler olmak üzere Sayın Erdoğan'ı yıkmak istiyorsunuz. Bu kadar partinin ve siyasetçinin Erdoğan hükümetini yıkmak istemesinin sebebi nedir? Sizce yıkabilir misiniz? Teşekkürler. Buyurun. Şimdi bakın, doğruya doğru, yanlışa yanlış demek gibi bir huyum var benim. Örneğin Libya politikasını destekliyorum hükümetin. Ben destekliyorum. Doğru buluyorum. Mavi vatanda var olmalıyız. Akdeniz'in karşısında var olmazsak Akdeniz'deki egemenliğimizi kaybedebiliriz. Akdeniz'de bir kara
devleti olabiliriz. Antalya körfezine sıkışmış bir devlet kalabiliriz. Oysa orada doğalgaz yatakları var. Oradan enerji kaynakları geçecek. Enerji hatları geçecek. Ben doğru buluyorum. CHP doğru bulmuyor. Reto'yu veriyor. Ben doğru buluyorum. Azerbaycan politikasını doğru buluyorum. Destek olmalıyız Azerbaycan'a. Sonuna kadar. Ölümüne. Ama Suriye politikasını doğru bulmuyor. Baştan sona doğru bulmuyor. Emevi Camii'nde namaz kılarızdan tut da katil Esed'e kadar. Bakın 3 temel yanlış var. 3 temel. 1. Açık kapı politikası yanlıştır. Van'dan girmek serbest, Afganistan'dan gel. Van'dan girmek serbest, Kapıkule'den çıkmak yasak. Batı'dan çıkamıyorsun. Türkiye'de kalıyorsun. Birincisi açık kapı politikası. İkincisi, hukuki statüsüne bakmadan yardım etmemiz. 1. Birleşmiş Milletler kararlarına göre sana sığınan hukuki statüsü belli kişilere yardım etmeye mecbursun. Ama biz bu hukuki statüye bakmıyoruz. Herkese, kim gelirse. Bu yanlıştır. Üçüncüsü, geri dönüş politikamız yok. Mesela bir tane örnek vereyim. Ramazan bayramında gidiyor Halep'e, 10 gün kalıyor, sonra geri dönüyor. Ya sen ne diye gitmiyorsun Suriye'ye? Güvenlik kaygılarından dolayı gitmiyorsun. 10 gün kaldın. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olursa bayramda gittin mi kapıyı kapatırım, bir daha almam. Suça karıştın mı kapının önüne atarım. Dolduracağız, göndereceğiz. Çaresi yok. Teşekkürler. Göndereceğiz. Buyurun hanımefendi. Ben Selin Çubukçu, gazetecilik öğrencisiyim. Öncelikle ilk bölümde 2017'deki mühürsüz oyları söylemiştiniz. Takdir edersiniz ki ülkemizde 2002'den beri birçok seçim oldu. Fazla seçim oldu. Ben de 2018 sanıp el kaldırmıştım. Biraz azarladınız bizi, o yüzden özür dilerim. Suriye alalım. Suriye'deki geri gönderme politikanızı biliyorum. Daha önce de açıklamıştınız, dinledim. Benim sorum şu, siz de söylediniz. İklim krizinden sonra dünyanın genelinde bir göç dalgası başlayacak. Bu göç dalgasının Türkiye'ye etkileri nasıl olacak ve siz bunun bugünkü kadar etkilenmemesi için neler yapacaksınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler. Dünyanın önünde çok katılıyorum size. Azarladıysam özür dilerim. Azarladığımı sanmıyorum. Ben öğrencilerimi hiç azarlamadım. Öğrencilerle ilişkim hala devam eder. Ben şuna bir cevap vereyim mi? Dünyanın önündeki problemler belli. Bunlardan birisi iklim, birisi de göç. En önemli iki problem belki de. Çok haklısınız. İklim değişiklikleri arttıkça göçler başlayacak. Su. Onun için dedim, bakın Türkiye'nin önünde ciddi bir su problemi var dedim. Bakın burada 3 yılda 15,5 milyar dolar para harcayarak, 15,5 milyar dolar para ne kadar biliyor musunuz? Kanal İstanbul kadar. Bunu harcarsak 3,7 milyon hektar tarım alanını değiştirebiliyoruz, dönüştürebiliyoruz. Bu suyu, su problemini çözemezsek göç problemi de bunun üzerine eklendiğinde işte kıtlık o zaman gelecek. Benden başka da bu su krizini, gıda krizini konuşan hiçbir siyasetçi görmedim daha. Teşekkürler. Buyurun. İsmim Aylin. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Ben son dönemlerde çok olan bir konuyla alakalı, kadın cinayetleriyle alakalı bir şey sormak istiyorum. Bununla alakalı nasıl tabir edilir bilmiyorum. Şu an çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederim. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Bununla alakalı caydırıcı bir yargı sistemi ya da bir yönetimi olacak mı? Çünkü bu konu biliyorsunuz ki hani çok fazla gündeme geliyor ama hemen unutuluyor. Ben bunu sormak istiyordum. Teşekkür ederim tekrar. %100 katılıyorum size. Partimizin ilkelerinden birisi bu. Kadına şiddet ve çocuk istismarını yüksek sesle kınayacağız diye. Ben de iki kız torun dedesi olarak bu konuda her yerde duyarlılık oluşturmaya çalışıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle önce cezalar bir arttırılmalı. Eğitim ayağı var bunun tabii ki uzun vadede. Sonuçta unutmayalım ki bu kadınları öldüren erkekler, onları da bir kadın yetiştirdi, bir anne yetiştirdi. Bu çocuk... Birisi çok cinsiyetçi oldu dedi. Kim o? Genelde anneler yetiştiriyor tabii. Çok cinsiyetçi değil de bu anneleri suçlamak anlamında söylemedim. Suçlamadığınızı biliyorum da sonuçta kadın erkek birlikte bir çocuk yetiştiriyoruz birlikte ya. Beni kadın mesela beni öyle yetiştirmediler. Beni annem yetiştirdi vallahi. Babam yoktu zaten ya, gezip duruyordu. Şoförlük yapıyordu yani. Ya size katılıyorum. Yani ne demek istediğimi anladınız herhalde. Yani suçlama anlamında söylemedim. Çok fazla soru var almadığımız. Bence bir üçüncü part daha yaparız. Yapmayalım. Birkaç soru daha alalım, kapatalım. Aa. Yıkılırlar. Beni burada gebertirler. O zaman kapatın, bir ara daha yapalım. Görmeye çalışıyorum. Halledeceğiz. Teşekkür ederim. Oradan bana veriyorsun ediyorsun deyip artistik yapma. Sen neredesin lan? Kim dedi onu? Nur. Çok sıcak oğlum bu. Geliyor oh. Benim yarın doğum günüm. Ben bu gece sırf hani böyle doğum günüme de sizinle geleyim diye gelmek. Kutlu olsun. Kaç oldun? 23 oldu. Abi şöyle geçsen çektim seni. Dönüşte finalde yapalım. Finalde yapalım. Abi şöyle geçsen. Tamam, finalde. De, kurban olayım. Teşekkür ederim. Biraz öyle. Çıkışta yapalım. Eyvallah. Kameraya bak abi. Baktım hadi patlatma beni. Çok sıcakmış hakikaten.
kardeşim. Çok zor bir sorun var muhallebinci. Ya yani öyle mi? Tamam, tamam, oldu. Tamam. Al çıkışta ver bana ama yarın televizyonda lazım çünkü yedeği yok. Al istediğin kadar çek. Başka bir partiden sen de al, o parti de yararlansın bundan. Ama unutma ha. Arkadaşlar çık, yarın televizyonda gösteremem yoksa. Kaçıyor. Kaçıyor. Rusyalar gidiyor. Zaten konu değil mi bu? Bugün mü? Bilgilerle dolu oğlum bu kartlar. Bak boş. Salak gibi kendimi ifşa ettiğim için şimdi bunu da yapamıyorum. Böyle falan yapıyorum işte. Hızlıca cevap alacağız, hızlıca soru soracağız. Elimizden geldiğince bu parti artık dolu dolu sorularla bitirmeye çalışacağız. Buyurun beyefendi. Adım Doğukan, siyaset bilimi 2. sınıf öğrencisiyim. Sayın Muharrem İnce'ye de sorum. Daha önce bir programda yerli otomobil hakkında devam ettirmeyeceğini, zaman kaybı olduğunu söylediniz. İktidara gelirseniz devam ettirecek misiniz? Ekonomimize bir nebze de olsa can verecek olan yerli otomobilizi devam ettirmeyi düşünür müsünüz? Hala aynı fikirde misiniz? Şöyle dedim, tercihin yanlış olduğunu söyledim. Elektrikli araçlara yatırım yapılması gerektiğini ve müteahhitlik hizmetlerinde Türkiye'nin iyi olduğunu ve bunun için markalaşmak gerektiğini ve iş makineleri konusuna yatırım yapsak daha iyi olur diye söyledim. Konuda çok kafa yormuş birisi olarak konuşuyorum. Bir fizik bilen birisi olarak konuşuyorum. Bilime yakın birisi olarak konuşuyorum. Elimin tersiyle itmedim yerli otomobili ama elektrikli ve iş makineleri konusu öncelikli olmalı. Türkiye'nin yararınadır dedim. Bir öngörüde bulundum. Bir yol açtım Türkiye'nin önüne. Teşekkür ederiz. Hemen diğer soruyu alalım. Buyurun. Merhaba Muharrem Bey. Benim sorum, siz daha önce saraya giden CHP'li meselesi açıldığı zaman ilk %99 ihtimalle emin olduğunuz bir isim olduğunu ve bunun da bir CHP Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söylemiştiniz. Ama daha sonra bu konu unutuldu. 2 yıldır neredeyse konuşulmuyor. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Dava da açmıştınız. Bir, ben dava açtım. Dava sürüyor. CHP dava açamadı. İki, Erdoğan çıktı dedi ki ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum. Sen koyuyor musun dedi ortaya bir şey. Sonra CHP'den açıklama yapıldı. Biz Muharrem İnce'yi kastetmedik dediler. Sonra Rahmi Turan, bunu yazan gazeteci, benden özür diledi. Konu da kapandı. Dolayısıyla benim olmadığım anlaşıldı. Kim olduğunu... Dava sürüyor. Dava sürüyor. Bir isim var demiştiniz, %99. Arkadaşım hani, dava sürüyor. Bunu söylediğinizde ama bütün CHP... Benim olmadığımı CHP yönetimi açıkladı, 3 kişi. Kastettiğimiz kişi Muharrem İnce değil dedir. Bunlar açıkladı. Ben bunu sormuyorum zaten. Buna rağmen ben davamı açtım. Davam sürüyor. Teşekkür ederim. Buyurun. Gazeteci Sema Kızlarsan ben. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile olan dostluğunuz, arkadaşlığınızı hepimiz biliyoruz. Geçenlerde şöyle bir açıklama yaptınız siz. İBB'de iş bulmak istiyorsanız önce HDP'li olmalısınız diye. Bu açıklamanızı Yeni Şafak, Yeni Akit çok şu şekilde verdi. Muharrem İnce yine muhalefeti delmeye devam ediyor. İşte bizim yapamadığımızı yapıyorlar diye. Yani yarın öbür gün İmamoğlu eğer kayyum atanırsa böyle bir risk de konuşuluyor. Siz bu açıklamanız, işte Yeni Şafak'ın, Yeni Akit'in bu şekilde sizin açıklamanızı kullanması durumunda vicdanen bir sorumluluk hisseder misiniz ki İmamoğlu aynı zamanda arkadaşınız, dostunuz olan bir insan? Hiçbir sorumluluk hissetmem. Eğer de burada CHP gençlik kollarında çalışan kardeşlerim vardır. Onların babalarıyla yaşadım ben. Ben de CHP'nin gençlik kollarında çalıştım. Sadece Ankara'da, İstanbul'da baksınlar bakalım kaç tane yönetici CHP'li, Ankara Belediyesi de dahil, İstanbul'da da kaç tanesi CHP'li, kaç tanesi Büyük Birlik Partili, kaç tanesi İyi Partili, kaç tanesi... Yani bir bak baksınlar çevrelerine. Vicdanları rahat ediyorsa benim etmiyor. Onlara ne diyorsa bir baksınlar. Başka sözüm yok. Teşekkürler. Buyurun. Amil İsmailov. Az önce de bahsettim size. Benim iki sorum olacaktır. Birincisi, siz bütün Erdoğan'ın yapmış olduğu birçok şeyleri eleştiriyorsunuz. Ama bence Türk dünyasının en çok böyle birleştiği dönemdir şu dönem. Ve az önce yine bir arkadaşımız soru sordu. Daha doğrusu Rusya meselesinde bir soru sorarken şunu söyledi. Dedi ki siz ne kadar tanıyorsunuz? Ben o soruyu öyle o şekilde değil, şu şekilde soracağım. Rusya-Ukrayna meselesinde siz bir cumhurbaşkanı olsaydınız kimin yanında dururdunuz? Bir. İkincisi, cem evlerine ibadethane statüsü verecek misiniz? Cumhurbaşkanı seçilirsem 45 gün içerisinde cem evlerine ibadethane statüsünü vereceğim. Kararnameyle vereceğim hemen. Alevilere haksızlık yapıyor Türkiye Cumhuriyeti. Yapılan haksızlıktır. Böyle bir şey olamaz. Vergi vereceksin, askere gideceksin, şehit olacaksın ama bir inanç grubu kendisinin o mekanı ibadethane olarak tanımlıyorsa devlete bunu tanımak düşer. Ben Alevilere bu konuda haksızlık yapıldığına inanıyorum. Yüksek sesle dile getiriyorum bunu. Alevilere yapılan bu haksızlığı anlamak için Alevi olmaya gerek yok. İnsan olmak, demokrat olmak yeterlidir. Bazen Alevi olup da sahip çıkamayanlar bile olabilir.
Hani bir söz vardır ya, tut ki yadigar kaldı sana Zülfikar, sende Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar derler. Rusya-Ukrayna konusunda devletimizin duruşu doğrudur. Bu politika doğrudur. Aynı politikayı bu şekilde devam ettirirdim. Teşekkürler. Buyurun. Merhabalar. İsmail Işık ben de. Şunu sormak istiyorum. Özellikle 2015 yılından sonra CHP'nin içerisinde ismi çok anılan, çok sevilerek anılan zaten bu Cumhurbaşkanlığı adaylık sürecine kadar geldi. Ben 2018 yılından sonraki kısımda şunu sormak istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'nda aday gösterilmeyi bekliyor muydunuz ya da öyle bir beklentiniz var mıydı? Çünkü İstanbul'da 80 vilayeti bir kenara bırakırsak çok kritik bir şehir olduğunu geçtiğimiz seçimlerde de gördük. Ben bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir teklif şey olmadı ama şunu söyledim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı örgütümüz seçsin dedim. 85 bin, 90 bin civarı üyesi vardı İstanbul CHP'nin. Sandık koyulursa dedim, üyeler seçerse aday olurum dedim. Atamayla olmam dedim. Üyeler seçerse olurum dedim. Bugün de aynı sözümün arkasındayım. Öyle bir şey olmalı. Cumhurbaşkanı adayı da öyle belirlenmelidir. Onu hep söyledim. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olayım demedim. Ama sandık koyarsanız aday olurum dedim. Sandık koymadılar. Benim işim de bitti zaten. Evet, teşekkürler. Buyurun bir saniye. Buyurun. Partinizin hedefleri arasında ve CHP'de bulunduğunuz dönemde söylenenlere göre bireysel silahlanmaya karşısınız. Ve şu anki partinizin ruhsatlı silah alma işlemlerini zorlaştırılacağını, bu konuda adımlar atacağınızı söylüyorsunuz. Fakat tüm bunlara rağmen adınızda 3 tane tabanca, 1 tane de tüfek var. Bu ülkede kolluk kuvvetlerinin olaya geç gelmesi yüzünden insanlar kendini korumak için silahlanmayıp ölmek zorunda mı? Ayrıca unutulmamalıdır ki bugün buralarda olma sebebimiz kendi silahlarıyla savaşa katılan, körlerini koruyan Türk milletidir. Ki siz de program başında mücadele için Atatürk'ün halktan at, katır, silah ve vesaire topladığını söylediniz. Bireysel silahlanma ülkede fazlasıyla zor ve zahmetliyken buna karşı alacağız dediğiniz önlemler nelerdir ve buna karşı çıkmak zararlı değil midir? Benim silahımın olduğunu mal varlığımdan biliyorsunuz. Çünkü mal varlığımda beyan ediyorum bunu. Beyan etmesem de olur. Mal varlığımı siz bilmek zorunda da değilsiniz. Mal varlığımı verirsin, Büyük Millet Meclisi'nde kasaya koyarlar, senin hiç haberin olmaz. Ama Muharrem İnce öyle şeffaf bir adam ki, milletvekilliği yaptığı dönemlerde her Aralık ayında mal beyanını Yalova yerel gazetelerine verdi. Silahın var mı? Var. Bireysel silahlanma olmalı mı? Olmamalı. Sende niye var diyeceksin. Ben sıkıntılı bir adamım. Ben korunuyorum devlet tarafından zaten. Ben terör örgütlerinin hedefindeyim. Benim Ankara'da bir koruma kurulu var. Yılda bir kez toplanıyor. Hangi kişinin kaç kişiyle nasıl korunacağını belirliyor. Ben buraya hiç müdahale etmiyorum. Mesaiyi azalt diyorum, mesaiyi arttır diyorum. Devletim ne verirse o polisler beni koruyorlar. Ama benim evim var. Ben köyde yalnız başıma kalıyorum. Tek başıma evde. Benim olacak arkadaş. Ben terör örgütlerinin hedefindeyim. Kimse kusura bakmasın. Öyle kıvıramayacağım. Var mı diyorsan var. Sen terör örgütlerinin hedefinde değilsin. Listede öldürülecekler listesi yoksun. Sana hiç suikast ihbarı olmadı. Bana Elazığ'da miting yaparken suikast ihbarı oldu. Her taraf keskin nişancılarla beni korudu. Senin durumunla benim durumum aynı değil. Kusura bakma yani. Köyde tek başımayım. Benim silahım var arkadaş. Saklamıyorum bu yani. Bu konuda benim size zaten lafım yok. Bu konuda şundan bahsediyorum. Ülkede bu kadar taşıyor mülteci... musun yanında? Taşımıyorum. Ülkede bu kadar mülteci sorunu varken, mülteciler tarafından gençlerimiz öldürülmüşken, benim yaşıtlarım öldürüldü. 17-18 yaşındaki insanlar. Bu insanların suçu polisin olaya geç gelmesi miydi? Biz neden kendimizi koruyamıyoruz? Bugün 20-30 yaşındaki kadın da kendini koruyamıyor. Hayır. Benim silahımı mı soruyorsun yoksa mültecilerin durumunu mu soruyorsun? Hayır, genel olarak kendimizi koruyamamaktan bahsediyorum. Güvenlik zafiyetimiz var, evet, doğru söylüyorsunuz, ona katılıyorum. Yani mülteciler, sığınmacılar sokaklarda cirit atıyor. Her 10 kişiden birisi sığınmacı. Terörist mi belli değil, bilmiyoruz. Bu konulardaki kaygılarınıza katılıyorum elbette. Peki bu güvenlik sorunu silah taşımalarına hayır, en azından bir bahane değil midir diyorsunuz? Gerektirmiyor. Tamam, anladım, teşekkür ederim. Risk aynı değil, sizinle benim riskim aynı değil. Onu söyledim sadece. CHP'den istifa ettiğinizde lider sultasından, parti tüzüğünden şikayetçiydiniz. Parti içi demokrasiden. Daha sonra Memleket Partisi'ni kurduğunuzda ise bunu muazzam bir tüzük oluşturduğunuzu demokrasi anlamında, parti içi demokrasi anlamında ve buna Avrupa'ya örnek olacağını söylediniz. Daha sonra parti içerisinde bir kriz yaşandı. İstifa depremi oldu ve olağanüstü kurultaya gittiniz ve burada blok liste kullandınız. Blok liste antidemokratiktir, parti içi demokrasiyi zayıflatır ve lider sultasını güçlendirir. Burada kendinize çelişmiyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Hayır, çelişmiyoruz. Blok listeyi sürekli
istifade hale getirmedik. Olağanüstü kurultayda kullanılabilir şansı verdik sadece. Çünkü 60 kişilik parti meclisinin zaten 47-48 tanesi duruyordu. Onlar zaten 2 yıllığına seçilmişlerdi. Onları yeniden yazmaya mecburduk zaten. O bir 12 kişi için olacaktı. O da bir kriz olduğu için geçici bir süreliğine, geçici bir maddedir o. Sürekli bir madde değildir. Çelişki olduğunu sanmıyorum. Teşekkür ederim. Buyurun. 2013 yılında Twitter hesabınızda Çin Komünist Partisi'nin kurulduğu bina yazısı altında bu binanın önünde takım elbisenizle fotoğraf çekilmişsiniz ve paylaşmışsınız. 2021 yılına geldiğimizde attığınız tweet ile Çin Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya gelmesiyle Uygur Türklerine yapılan zulme sessiz kalındığını işaret ederek iktidarı ve milliyetçileri suçlamışsınız. Şimdi size soruyorum. 2013 yılında Uygur Türklerine zulüm edilmiyor muydu? Eğer ediliyordu diyorsanız o zaman neden bu zulme sessiz kaldınız? Veyahut o dönem neden Twitter'da böyle bir paylaşımda bulundunuz? O zaman komünistinizle şimdi milliyetçi mi oldunuz? Doğru bir soru değil. Ben Amerika'ya gittiğimde Beyaz Saray'ın önünde de fotoğrafım var benim. O zaman ben Biden'ı destekliyor muyum? Çin'e bir resmi ziyarete gittik biz. Çinli yetkililerle görüştük. Oradan Uygur'a da gittik. Uygur bölgesine de gittik. Sincan'a da gittik. Hatta acayip soğuk bir gündü. Acayip hayatımda gördüğüm en kötü soğuk oradaydı. Bir resmi ziyarette çekilmiş fotoğrafı benim komünist olduğumu, benim Çin'i desteklediğim anlamı çıkmaz. Yani böyle bir... Bu yanlış bir şey bu yani. Yani ben köyündeki katedralin önünde de fotoğrafım var. Hristiyan mıyım ben? Bu mantık doğru bir mantık değil. Evet yani ben şey söylemek istemiştim. Ben Uygur Türklerinin arkasındayım. Onları destekliyorum. Yani nokta. Şu an iktidarı ve milliyetçileri suçlamışsınız ya 2021'de. Yani orada fotoğrafım var komünistin. Doğru değil ki bu arkadaşım ya. Yok yok ben sordum var sadece. Benim, yani o zaman komünistin Beyaz Saray'ın önünde olduğunuz... de fotoğrafım var. Ne yapacağız şimdi? Yunan parlamentosunda da gittim. Orada da var. Yunan parlamentosunda gittim. Orada konuşma yaptım. Tamam komünist değilim diyorsanız sorun yok. komünist değilim. Komünist de olabilirsiniz bu arada. Yani ben sadece hani o zaman ya acaba komünistinizi... Ya olsam sana mı soracağım? Hayret bir şey ya. Yok yok o zaman komünistiniz acaba şimdi milliyetçi mi ama oldunuz yani yoksa... Ama yani orada fotoğrafım var. Evet çok daha böyle mutlu. Ne yapayım ya çektirmeyeyim mi? Çin Seddi'nde de fotoğrafım var benim. Tamamdır buyurun. Teşekkür ederim. Ya hayret bir şeysin ya. Evet buyurun. Bir dakika hocam. Ben mi haklıyım? Çocuklar ya bir şey merak ediyorum ya. Ben mi haklıyım Yiğit mi haklı? Sen haklısın diyenler parmak... Ben haklıysam parmak kaldırın. Yiğit haklı diyenler, Yiğit yendim seni. Geç o işi geç. Yiğit çıkışta fotoğraf çektirelim. Buyurun. 1845 yılında açılan Sultan Abdülaziz'in açtığı, Mustafa Kemal Paşa'nın gıpta ile baktığı, keşke Manastır Askeri İdadesi'nde değil de Kuleli Asker Lisesi'nde okuduğum dediği, efsane komutanlar Osman Pamukoğlu, İlker Başbu, Atilla Uğur gibi komutanları o okuldan çıkaran okulu açacak mısınız tekrar iktidara geldiğinizde? Sorun budur. Ben de kesinlikle açacağız. Kesin. Şöyle, şundan dolayı açacağız. Niye kapatıyorsun askeri liseleri? Buradan çıkanlar darbeci oluyor. Sivil liselerden çıkan darbeci yok mu? Böyle bir mantık olmaz. Yani o zaman FETÖ'cü hakimler vardı, FETÖ'cü savcılar vardı. O zaman hukuk fakültelerini de kapatalım. Yani FETÖ'cü doktorlar vardı. O zaman tıp fakültelerini de kapatalım. FETÖ'cü subaylar var diye Kuleli Askeri Lisesi'ni kapatmak yani nasıl diyeyim sana? Güreşçi Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi yapan adamlar bunu da yapar ya. Yani. Teşekkürler. Abi babanla tanışmak isterim bu arada. Tamam teşekkür ederim. Buyurun. Yayının başında iktidarla muhalefetin ortak olduğunu iddia ettiniz. Bu sizin beyanınızdı. Bu iddianız kapsamında şu an muhalefette olan, yer alan tüm siyasetçileri zan altında bıraktığınızı düşünüyor musunuz? Ve ikinci sorum da bu bağlamda, iktidar ve muhalefet ortaklığını bugün dile getirebiliyorken daha öncesinde bu durumun bilincinde olarak muhalefetteki CHP tarafında mı bulundunuz? Bu durumun bilincinde değil miydiniz? Bak güzel kardeşim, sayılarıyla örnekleriyle anlattım sana. Ben sana bunu meclis tutanaklarından anlatıyorum. Zan altında bırakmıyorum ya, doğrudan söylüyorum. Doğrudan direkt bodoslama söylüyorum. Ne zan altını ya? İşbirlikçiler diyorum. Nokta. Bir gün Pamukova'da bir konuşma yaptım. Savcı benim hakkımda dava açmış. Aynen şöyle yazmış. Muharrem İnce hükümeti yıpratıcı davranışlarda bulundu diyor. Yıpratıcı konuşmalar yaptı. Meclis kürsüsüne çıktım. Ey savcı dedim. Doğru yaz. Doğru yaz yazdıklarını. Ben hükümeti yıpratmak istemiyorum. Yıkmak istiyorum dedim. Yıkmak. Yıkmak istiyorum ya. Ne zan altında bırakması ya? Doğrudan söylüyorum. Bu iktidar, bu muhalefet yargıda işbirlikçidir. Yargıyı mahvetmişlerdir. Yargıyı Erdoğan'a birlikte teslim etmişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerine dinamit koymuşlardır. Zaman yok. Doğrudan söylüyorum. Buyurun.
beyefendi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ikinci kez Cumhurbaşkanı oldu. Üçüncü kez tekrardan aday olacak. Siz bunu nasıl karşılıyorsunuz? Anayasada bunun karşılığı yok biliyorsunuz. Birinci sorun bu. İkinci sorum da huzur hakkı diye bir şey var. İster diyelim ki iktidarda olsun, ister de muhalefette olsun bir kısım kesim var. Bunlar elit kesim. Halkın, yani şuradaki kaç tane arkadaşımız var? 500 tane arkadaşımız var. Belki evine gidecek parası olmayan insanlar var burada. Bu insanlar ayda 500 bin lira, 600 bin lira maaş alıyorlar. Misal diyelim ki PTT'nin yönetim kurulundalar. Atıyorum Kiptaş'talar, TÜGVA'dalar, Ensar Vakfı'ndalar bunlar. Veya bir örnek daha vereceğim. Bu sizi de ilgilendiriyor. Buradan örnek isteyeceğim. Siz de buradan faydalandınız mı? Bunu da merak ediyorum. Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İş Bankası'nın %28'den fazla hissesine sahip ve Cumhuriyet Halk Partisi 4 tane yönetim kuruluna üye seçebiliyor buradan. Buradaki üyeler aynı şekilde huzur hakkı alıyorlar. Yani burada bir çelişki var. Halka da buradan seslenmek istiyorum. Bizim aklımızda dalga mı geçiyorlar? Yani böyle bir sorun var. Buna ne cevap verirsiniz? Peki. Bunu merak ediyorum yani. Cumhurbaşkanlığı... Bana Cumhurbaşkanlığı sorarsan... seçimini de tekrardan söylüyorum. Bir insanın iki kere seçilmesi, üç kere seçilmesi, milletvekilleri için de aynısı geçerli. 4 dönem, 5 dönem milletvekilliği yapanlar var. Bu ülkedeki insanlar gerizekalı mı? Yani hani bunların hepsini sormak istiyorum yani. İnsan yok mu? Bizi temsil edecek kimse yok mu? Yani aslında yani... şöyle kısa bir özet geçersek. Anayasada diyorsun ki şöyle şöyle maddeler var ve bu maddeler çiğneniyor. Tekrar tekrar aday oluyorlar diyorsun. Evet. İkincisi de insanların birçok yerden maaş alması. Tabii ki bu yani böyleyse... benim bildiğim sadece bu. Bilmediğim belki binlerce olay var yani. Buradaki arkadaşlar da belki şahit. Yani görünen buysa eleştirdikleri yani, şeyi var. Neden yapıyorlar mı diyorsun yani. Yani. Tamam. Bu iktidar, bu iktidarla bu muhalefet birbirinin kopyasıdır. İstediğiniz bakın kadar... efendim kusura bakmayın özür diliyorum tekrardan ama lafınızı arkadaş, bölüyorum. Anladım ya. Yönetim kuruluna CHP'de Bilal'i Türkiye İş Bankası'na... Bilal'i anlatır gibi anlatma anladım. Tamam. Anladım. Tamam teşekkürler. Bak, teşekkürler. Bir dakika bir dakika. Bu istediğiniz kadar kızın bana. Muhalefettekiler daha çok kızıyor biliyorum. Biliyorum kızarsanız kızın umurumda değil. Muharrem İnce gerçekleri anlatmaya devam edecek. Bak örnek vereceğim şimdi. İki tane örnek vereceğim. Fazla değil. Bir, Emniyet Genel Müdürü. Hem Emniyet Genel Müdürü maaş alıyor, hem PTT Yönetim Kurulu'ndan maaş alıyor. Çoklu maaş sistemi bu. Sıkı durun. CHP'nin parti müdürü, genel merkezdeki müdürü, Halk Ekmek'te, Halk Ekmek'in Yönetim Kurulu'ndan maaş alıyor. Ne farkınız var sizin? Muharrem İnce emekli milletvekili maaşından başka hiçbir geliri yoktur. Tenezzül de etmem. Kimse de beni yönetim kurulu üyesi yapamaz. Olmam. İstemem. Bakın bir tane birer tane örnek verdim birer tane. Çoklu maaş sistemi. Fahrettin Altun var. Eski milletvekilleri AKP doldurmuş da doldurmuş Erdoğan. Erdoğan'da 100 tane varsa 10 tane de CHP'de var. Bir tane bile olmamalı, bir tane bile. Biz 5 dönem vekil olduk. Oraya geleceğim. Oraya geleceğim. Bakın bir milletvekili 5 dönemde olur, 10 dönemde olur. Niye efendim? Yanlış bir şey değil mi? Yanlış değil kardeşim. Niye ya yanlış olsun? Efendim. Bir dakika yani? Ya. Dur bir saniye kardeşim. Cevabı aldıktan sonra ben sana söz hakkı vereceğim zaten. Merak etme. Bak iddian neden yanlış onu anlatayım. Üyeler seçerse milletvekilini 10 dönemde seçerse seçilsin, 20 dönemde seçerse seçilsin. Bakın tecrübe diye bir şey vardır siyasette. Bakın çocuklar size yalan konuşuyorlar. Genel başkanlar atıyorsa kabul ediyorum sizinkini. Bir şey daha söyleyeyim. Şu anda milletvekili seçilebilme yaşı kaç? 18. Sizce doğru mu bu? Bakın bir şey söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Hangi öğretmenin çocuğu, hangi esnafın çocuğu 18 yaşında milletvekili olur? Bak bir şey daha söyleyeyim mi? Diyelim ki mesela benim 18 yaşında çocuğum olsa milletvekili yapmak isteseler asla yaptırmam. Asla yaptırmam. Neden biliyor musun? Bak nedenini anlatayım. 18 yaşını bitirdin. 4 sene, 5 sene görev yaptın. Geldin 23 oldun. Bir daha seçilemedin. Emekli maaşı alıyor musun? Alıyor diyenler parmak kaldırsın. Evet bunların hepsi yanlış biliyor. Alamıyorsun. 25 sene prim ödeyeceksin. Yaşını dolduracaksın. Sonra alacaksın. 23 yaşında boşta kaldın. Milletvekilliği yaptığın için o arada diploman da olmadı. Diploma da alamadın. Kimse de seni işe almaz. Milletvekilliği yapmış adamı kimse işe almaz. Ayda da 4000 lira milletvekilliği primini ödersin. Aç kalırsın. Aç. Bunlar size masal anlatıyorlar. Bir adam başarılıysa, hırsız değilse, örgüt seçiyorsa sınır koyamazsın. Koyma. Tecrübeye de ihtiyaç vardır, tecrübeye. Ama milletvekili, genel başkanın eteğine takılmış 3 dönem, 5 dönem, 10 dönem seçiliyor. Buna itiraz etmenizi anlarım. Ama insanların gönlünü alıyorsa, başarılı milletvekili ise, bırak olsun. Nokta.
Teşekkürler. Bir dakika. Arkadaşımızın lafını ben böldüm. Ver mikrofonu. Tatmin oldun mu bu cevaptan? Ben bu cevaptan tatmin olmadım. Şu da var. Başka Cumhurbaşkanımızla alakalı da soru sordum. İki dönem Cumhurbaşkanlığı yapıyor. Ha oraya pardon onu unuttum. Tamam. O zaman ona cevap versin. Tamam onu unuttum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bence bana sorarsan olamamalı. Ama ona İtiraz olma edecek diyecek. Misiniz? Pardon özür dilerim. Kusura bakmayın. İtiraz edecek misiniz? Yani bunu benim itiraz edecek taşıyacak mısınız? Bakın itiraz edecek milletvekili sayımız yok bizim. Şimdi çocuklar teknik tartışmalarla sizi üzmek istemiyorum. Yanlış tartışıyorsunuz. Geçen akşam az önce gördüm Sayın Ümit Özdağ'la programımızda öyle hata yapmışlar ki yani. Diyor ki Ümit Bey'e meclis soruşturması hiç verdiniz mi diyor. Ümit Bey de nezaketinden bozmamış. Yani meclis soruşturması 360 milletvekiliyle verilir. Nasıl verecek? Programın başında izlemedim demiştiniz. İzlemedim. Az önce bir yeri gösterdiler. Şimdi gösterdiler. Peki. Esra Öztürk efendim hoş geldiniz. Mahallesiz gazetecilik yapmaya çalışıyorum. Serbest gazetecilik. Biraz yüksek sesle evet, lütfen. Yanıtları evet hayır olabilecek kısa kısa sorularım var. Epey de bekledim. Peş peşe hızlı hızlı hemen sorayım mı? Çok da yorum lütfen, yapmadan. Şu anda 3. ittifak HDP diğer sol sosyalist komünist partilerle birlikte 3. bir ittifak yaptığını açıkladı. Sizin partinizin şu anda en iyi ankete göre bile oy oranı %2'ye yaklaşmış değil. Bu arada konuştuğum Doğru Parti isimli yeni kurulan bir partinin bir il başkanı dedi ki Muharrem İnce ile ve Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Biz bir ittifaka kalkışmak üzereyiz. Aslı var mı? CHP'li başkanların sık sık yabancı misyon şefleriyle görüşmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? Siz partideyken de bu oluyor muydu? Seçimlerden önce yabancı diplomatlarla bu kadar haşır neşir olunması ve daha önceki seçimlerde herhangi bir yönlendirme, istişareler nasıl ilerliyordu? Bunu çok merak ediyorum. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış politik anlamda daha önce problemli olduğu ülkelerle şu anda barışıyor olmasını eleştirdiniz. Real politik gerçeğidir. Siz eğer Cumhurbaşkanı olursanız real politik hakkında ne yapacaksınız? Kısa kısa söyleyeyim. Evet, anketlerle kısa hiç ilgilenmiyorum. Hiç ilgilenmiyorum. Çünkü yalan söylediklerini biliyorum. Çünkü bu manipüle ediyorlar bu anketleri. Görüyorum ben sokağa da görüyorum. Benim anketim sokak. Onun için hiç ilgilenmiyorum. Gerçekten ilgilenmiyorum. İttifak meselesi seçim döneminin işidir. Görüşmeleriniz var mı? Görüşüyoruz ama çözüme ulaşmış bir şey yok. Tekrar söyledim bunu. Yabancı diplomasi şefleriyle görüşmelerini manidar buluyorum. Manidar buluyorum. Doğru bulmuyorum bunu. Bu kadar böyle yani mesela S-400 açıklamalarını böyle Amerika'ya göz kırpmalarını falan doğru bulmuyorum. Bunlar milli meselelerdir. Duruşu olan meseleler olması lazım. Erdoğan'ın barışmasını yadırgamadım. Barışmalıdır dedim. Yani katil devlet dediği İsrail'le barışsın mı? Barışsın. Sisi'yle barışsın mı? Barışsın. Barışsın itirazım yok. Ama Esad'la da barışsın. Asıl Esad'la barışmak lazım ki bu Suriyelileri gönderelim. Teşekkürler. Buyurun. Genel Başkan Yardımcınız Gaye Uslar'ın ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim bir sürece olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem diyerek partinizden istifa etti. Ayrıca Eskişehir'de bugüne kadar göreve gelen il başkanlarınızın hepsi ve Tekirdağ'da da 183 üye birden partinizden istifa etmişti. Partinizde neden bu kadar çok istifalar oldu? Kısaca bir iki soru var. Yeni kurulan partilerde oluyor bunlar. İyi Parti'yi düşünün kuruluş sürecinde iki kere olağanüstü kurultaya gitti. Bırak genel başkan yardımcısını, genel başkan istifa etmişti. Sayın Akşener istifa, yeni kurulan partilerde oluyor bunlar. Belediyelerde taşeron olarak çalışan işçi arkadaşlarımızı 696 KYK adı altında kadroya alınacakları söylendi ve işçi arkadaşlarımızı yine belediyelerin kendi şirketlerine aldılar. Şu an belediyede çalışan bir memur ve kadrolu işçi 13.000 TL maaş alırken aynı işi yapan şirket işçisi arkadaşları 5.500-6.000 TL maaş almaktadır ve hiçbir siyasi bu konuyu gündeme getirmemektedir. Siz bu adaletsiz sistem hakkında ne düşünüyorsunuz ve bu konuyla ilgili herhangi bir çalışmanız var mı? Türkiye'de teşekkür ederim. Türkiye'de çalışma barışıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Korkunç dengesizlikler var. Bunların hepsini biliyoruz. Yani az önce söyledim. Güreşçiden Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi yaparsan bu ülkede ne yazık ki bunlar. Vatandaşlık satılıyor. 250 bin dolardı. Şimdi 400 bin dolar oldu. Her şeyin dengesi bozuldu bu ülkede. İnşallah Allah'ın izniyle bunları düzelteceğiz. Bir de milleti şu hayal ortamından çıkaracağız. Bakın ben Türkiye'de doğalgaz bulunmasından çok mutlu olurum. Çok mutlu olurum. Ama pazartesi günü gaz çıkarıyor. Salı günü altın buluyorlar. Çarşamba petrol buluyorlar. Perşembe aya gidiyorlar. Cuma namazı çıkışı açıklama var. Cumartesi jelibon buluyorlar. Pazar günü tatil. Yani bu yapıdan kurtulacağız. Son 3 soru diyorum. Çünkü ben sabah 6'da kalkacağım. İşim var. Hanımefendinin son sorusunu sanırım cevaplamamışsınız. Neydi son sorunuz hanımefendi? Şu anda hani son dönemde Kılıçdaroğlu söylüyor. AK Parti iktidarı yapıyor gibi bir durum var. Aslında tam tersi olduğunu da söylüyorlar. Özlem Gürses bir gazeteci CHP AK Parti'den bilgi alıyor demişti. Siz partide olduğunuz esnada bu tarz şeyler oluyor muydu? Yani AK Parti'den bilgi alınması icraatlarla ilgili ya da hazırlıklarla ilgili bilgi alınıyor muydu? Malumatınız var mı efendim? Hayır, böyle bir şeyden malumatım yoktu. Böyle bir bilgi alımı olmaz kolay kolay.
Bürokrasiden olabilir ama partiden olmaz. Buyurun hanımefendi. Eğitim hakkında planlarınız neler bir eğitimci olarak? Ve gündemimizde kariyer basamakları sınavı konuşuluyor. Öğretmenlerin buna başvuru yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? O sınavı kaldıracağız. Evet, geri kalan gerek yok bir. Planı da şey. Bir dakika arkadaşlar, bunu açıklamam lazım. Peki, buyurun. Şimdi 20 yıllık bir iktidar var. 8. bakan bu. 8. Milli Eğitim Bakanı. Her gelen reform yaptı. Sınavı 3'e çıkaran da reform yaptı. 3'ten 1'e düşüren de reform yaptı. Yani reform çöplüğü oldu Milli Eğitim. Eğitimin niteliğini yok ettiler. Şaibesiz hiçbir sınav yok Türkiye'de. Bütün sınavlar şaibeli. En güvenilir kurumlardan birisi ÖSYM'ydi. Artık ÖSYM'de kimse güvenmiyor. Mesela bakana posta koyan bakan yardımcısı var Milli Eğitim'de. Bakandan sorumlu bakan yardımcıları var. Hatırlayın, ben bir bakan, bir profesör bakan geldiğinde yapamaz iş demiştim. Çözemez dedim. İşi bilir ama yapamaz dedim. Niye yapamazsın dediler. Yapamaz dedim çünkü düzen öyle dedim. Bakan yardımcısı parti komiseri gibi orada duruyor. Eğitimin temeli öğretmendir. Öğretmenden başlayacaksınız. Öğretmenden başlamazsanız bu işi çözemezsiniz. Köy okullarını açacağız. Eğitim bir siyasi çekişme alanı değildir. Eğitim bir mücadele alanı, dindar kindar nesil yetiştirme alanı, kendi ideolojini dayatma alanı değildir. Kişisel becerileri geliştirme alanıdır. Eleştirel düşünmeyi öğretme alanıdır. Bağımsız kişiliğe sahip olmayı öğretme alanıdır. Evrensel değerleri öğretme alanıdır. Çocuklar bizim malımız değil. Çocuklara karşı bizim sorumluluklarımız var. Sorumluluklarını yerine getiren bir devlete ihtiyaç var. Evet, beyefendi buyurun. İstanbulgündemi.net imtiyaz sahibi Gökselin Aktaş ben. 3 sorum vardı aslında ama hakka girmeyeyim. Şimdi vakit daraldı diye size ricada bulundunuz. Bir soru soracağım. Şimdi 2018 genel seçimlerini atlattınız. %30.6'lık bir sonuç aldınız. Dediniz ki Cumhuriyet Halk Partisi 22.8 aldı. Ben partimden daha fazla oy aldım dediniz. Yani burada partiden kendinizi daha başarılı bulduğunuzu söylediniz. Oy oranında bunun zaten karşılığı olduğunu söylediniz. Şimdi benim sorum şu olacak. 2023 seçimlerinde siz Muharrem İnce olarak ittifakla veya ittifaksız, Memleket Partisi'nden veya ittifakla herhangi bir yerden Cumhurbaşkanı adayı olduğunuzda Cumhuriyet Halk Partisi'nden fazla oy alarak kendinizi 2018 seçimlerinde başarılı gördüğünüz gibi 2023 seçimlerinde şayet %8'lik bir farkla Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy almıştınız. Burada bu seçimlerde o aradaki oy farkından daha az oy alırsanız aynı şekilde kendinizi başarısız olarak görmeyi addedecek misiniz kendinize? Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Yani en az onu almamız lazım. En az o %8'i almamız lazım. Evet, doğru söylüyorsunuz. Yani en az onu almamız lazım. Onu alırsak, 8'i geçersek ben geçeceğimize inanıyorum. %10'u geçeceğimize inanıyorum. O zaman başarılı görürüm kendimi. Daha aslında da eleştiriye o zaman. Eleştiriye açık olmamız lazım. Tabii. Bence böyle hızlı birkaç soruyu arka arkaya alalım. Siz. Evet ama yani yavaş yavaş kapatalım. Buyurun. Öncelikle hoş geldiniz, İhsan Demircan ben. Çok önemli, çok iki kısa soru soracağım. YÖK'ü ve ÖSYM'yi kapatmayı düşünüyor musunuz? Çünkü eskiden üniversiteler biliyorsunuz YÖK çatısı altında değildi, bağımsızdı. Sonradan YÖK çatısı altına toplandı ve birer meslek lisesi haline getirildi. Üniversitelerin içi boşaltıldı. İkinci sorum da şu, Türkiye'de özellikle 2010 yılından itibaren çok fazla üniversite açıldı. Gerek üniversite ve özel gerek devlet. Bu özel üniversitelerin büyük çoğunluğu maalesef ki apartmandan bozma. Bu üniversitelerle ilgili herhangi bir eylem planınız var mıdır? Kapatmayı düşünüyor musunuz? Aynı zamanda çok fazla işsizliği türeten bir etken. Ben fizik öğretmeni olduğum için mesela kütle ile ağırlığı çok yanlış kullanırlar. Hemen düzeltirim. Derim ki o kütle, o ağırlık. Şimdi bir, Türkiye'de özel üniversite yoktur. Anayasamıza göre özel üniversite yoktur. Onlar vakıf üniversitesidir. Düzeltelim yani. Özel üniversite kurmak yasaktır. Bunu bir düzeltelim. Acayip fiyatlarını arttırdılar. Çocuklar evet, çok zor durumda. Bunu biliyorum. Bunun farkındayım. Buna mutlaka el atılması lazım. YÖK'ü ve ÖSYM'yi kapatacak mısınız? Burada da bir kavram kargaşası var. Onu da düzeltelim. YÖK iki şeyi kısaltılmışıdır. Bir, Yüksek Öğretim Kurumu kurulu. İkincisi de Yüksek Öğretim Kanunu. Bunun adına YÖK dersin ya da başka bir şey dersin. Böyle bir kurul, böyle bir kurum lazım bize. Lazım. Yani bu kadar üniversiteyi yönetecek bir kurul lazım. Bağımsız olması daha iyi değil mi? Arkadaşım olur mu öyle şey? Bu üniversitelerin birbiriyle partner olanı var. Olmaz öyle şey. Ya bir kurul lazım. Üniversiteler arasını dengeleyecek bir kurul lazım. Ha, bana şunu diyorsan ki bu yüksek öğretim kanununu değiştirecek misin? Evet, onu değiştireceğiz. Oldu mu? ÖSYM'yi kapatırsak bir
sınav ölçme birimi lazım. Gençleri... ÖSYM'yi ıslah edeceğiz. Buyurun, buyurun hanımefendi, hemen alayım. Sayın İnce merhaba, ben Özlem Kardelen. Size İsmail Temel Paşa ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Neyle ilgili? İsmail Temel Paşa. Evet. Kendisine apoletlerini sökeceğinizi söylemiştiniz. Evet. Siyasi bir mitingde bulunduğu için evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile beraber. Siyasi kimliğinizle bir paşa hakkında böyle bir tehditte bulunmak ne kadar doğru? Hukuk kurallarına uymaktan bahsediyorsak madem, bu tavrınızı ve eleştirinizi, hatta tehditinizi doğru buluyor musunuz? Teşekkürler. Bir iftar yemeği. İftar yemeğinin sonucunda Erdoğan kürsüde. Beni eleştiriyor kürsüde. Onu bayrak, biliyorum. Ben sadece demiyorum. Şunu sormaya çalışıyorum. Siz o konuda haklısınız. Bir dakika kardeşim. Sadece bir siyasi olarak bir asker hakkında böyle bir şey söylemeniz, hani nasıl bir sıfatla bir söylüyorsunuz? Ya, ben bir bunu dakika. Soruyorum. Sonundan başlama sen. Başını niye anlatmıyorsun? Sonunda hayır, sen niye böyle yaptın? Sizin hakkınızda konuştu. Paşa niye böyle yaptı ki? Ben niye öyle dedim? Sizin bir dakika. Sizin hakkınızda konuştu ve orada alkışladı paşa. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bir dakika kardeşim. Bir de ben anlatayım. Burada Erdoğan konuşuyor kürsüde. Bu acemi diyor, bu acemi. Bana söylüyor. Hani o aralar hatırlıyorsunuz değil mi? Bana bak Muharrem diyordum. Sana baktım Recep diyordum. O günler. Hatırladınız. Beni eleştiriyor. Bu acemi diyor. Bu acemi. Bu acemi deyince millet alkışlıyor. Paşa da alkışlıyor. Erdoğan orada dese ki Altay tanklarını yapıyoruz. Yunanistan'a haddini bildireceğiz. Bunları derken alkışlasa bir itirazım yok. Beni eleştirirken paşa alkışlıyor. Ben de dedim ki senin rütbelerini sökeceğim. Ben sizin tavrınızı ben seçilemedim. Işte. Erdoğan onun rütbelerini söktü sonra. Ben sadece sizin tavrınızı kızım, sormak bitti. İstedim. Bitti kızım, cevabı verdim. Bu. Erdoğan söktü rütbelerini zaten. Yani kişisel bir mevzuya gerek var mıydı mı diyorsun? Evet, yani şu anlamda söyledim. Bu tehditinize gerek var. Bu ülkenin bir generali Cumhurbaşkanı onu. Adayını bir başka Cumhurbaşkanı adayı eleştirirken alkışlayamaz. Haddini bilecek. Hanımefendi buyurun hemen. Gazetecilik öğrencisiyim. Dezenformasyon yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekim ayına ertelendi. Hani eğer Cumhurbaşkanı seçilirseniz yasayı kaldıracak mısınız? Kaldıracağız tabii ki. Teşekkürler. Yani medyayı susturdular. Şimdi sosyal medyayı da susturmak istiyorlar. Evet, son soruyu alalım. Teşekkür ediyorum. Son soru. Buyurun. Çok hızlı bir şekilde sorumu soracağım. Sedat Peker elindeki cephaneyi 3'e böldüm açıklamalarından sonra gündem değiştirme amacıyla şarkıcı Gülşen'in 5 ay önceki söylemleri medyaya servis edildi. Kendisinin sözleri sizin de belirttiğiniz gibi yanlıştır. Daha önce evet, de size... Evet, bu çok benzer bir şey soracaksın. Çok güzel yazmışsın ama. Yani soru ne abi, soru ne? Tamam, soruya geliyorum hemen. Eğer 2023 genel seçimini kazanırsanız yapacağınız ilk hizmet nedir diye soruluyor size. Bu aynı şekilde mevzular programında Oğuzhan Bey'e katıldığınızı soruldu. Evet, söylemiştim, cevabını da vermişti. İlk işimiz devlete güveni yeniden sağlamak. Çok merak edilen şeyler var ama iptal mi diyoruz? Kapatalım. Tamam, tamam. Tavukçu Muharrem diyorlarmış sosyal medyada. Evet, 2013 yılı kasetler havalarda uçuşuyor. 17-25 Aralık. O arada da AKP'nin bir iddiası var. Diyorlar ki %49 oy alacağız. Ben de dedim ki AKP %49 oy alsın. Ben de köyüme gider tavuk beslerim. 2014 seçimleri öncesinde söyledim bunu. 2014 seçimlerinde %43 oy aldı AKP. 49 alamadı, iddialarını tutturamadılar. Ben 2014 seçimlerin için dedim ki %49 alırlarsa köye gider tavuk beslerim. %43 aldılar. 2015 Haziran'a geldik. %40,3 aldılar. Gene alamadılar. Sonra bombalar patladı o arada, hatırlayın. Haziran'la Kasım arasında. Sonra 49'u geçtiler şeyde, Kasım'da. Şimdi Melik Gökçek uyanık ya. Ben 49 alsınlar köye gider tavuk beslerim dedim ya. Aradan geçmiş 3 seçim o iddiamı, 3 seçim önceki iddiamı bu seçime uyarlayıp köye git tavuk besle diye. Troller de durur mu? Troller de saldırıyor tabii. Ben de Melik'e şöyle cevap verdim. Dedim ki bak, Yalova'nın Elmalık köyünde dededen kalma arazim var. Tavuk da var. Bir köpek eksik gelir misin dedim. Teşekkürler. Hepinizi seviyorum. Başarılar diliyorum. Yarın da siz bana başarılar dileyin. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Muharrem Bey duydunuz mu? Bu soruyu sormadan eve gidemem diyor hanımefendi. Bir sorsun mu gider ayak? Sor. Verin mikrofonu hemen. Bu soruyu sormamın sebebi gerçekten hani herkes seçimler konusunda kime oy atacağı konusunda kararsızlıklar yaşıyor. Ve gönül mahkememde bunu tartmam gerekiyordu. CHP beni sattı, CHP bana kumpas kurdu diyorsunuz. Bunu yapmalarındaki sebep sizce neydi? Sizde kişisel bir problem mi vardı? Buyurun. Keko mu dedim? Ne için? Kurban olurum. Dur gönlünü alayım ama bu tamamen siyaset. Çünkü kesin hak etmişsindir.
Ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Ben Bağcılar'da oturuyorum. Bağcılar'da mı oturuyorsun? Evet, tamam işte. Görüşürüz. Sağ ol. Vay. Mikrofon veren arkadaşlarımızın da ayaklarına sağlık bu arada. Sabahtan beri koşturuyorlar bu sıcaklığı. Çok teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Bu son partta da rica ediyorum, ben artık söz vermeyeyim, siz mikrofonu götürün. Kim istiyorsa verin. Buyurun. Oğuzhan abi, ben sana bir sorum olacak. Benim. Ha, evet. Ben senin yorumunu merak ediyorum. Sence burada her partiden genel başkanı geldi, milletvekili geldi. Sence Muharrem İnce seçilebilir mi? Yani bu bir yorum değil. Sen çok net bir şey bekliyorsun benden. Düşünce evet. Bekliyorsun. Ben bu konunun o kadar uzağındayım ki, dediğim gibi şalteri indirip oturuyorum ya buraya. Hani Twitter'da zaten bütün görüşlerimi her şekilde yazıyorum. Evet, evet. Her zaman yazıyorum. Ama burada benim anlamlandıramadığım şey aslında soruyu soranlar. Sizlersiniz yani. Evet, mesela haklısın. Programın sonunda YouTube videosunda izlediğimde o alttaki yorumlar. Mesela kendi partisini destekleyen insan, kendi genel başkanını ya da milletvekilini destekleyen insanlar orada kendi partisinin genel başkanını ya da milletvekilinin ne dediğine bakmıyorlar. Ama biri bizim başkana laf mı etmiş, hadi bakalım toplanın beyler kavga var modunda yorum yapıyorlar. Buraya gelen insanların da şimdi sorularını dinledik. Hanımefendinin soruları çok iyiydi mesela. Arka arkaya sordu. Makine tüfek gibi sordu. Şimdi ona verilen cevap neydi? Onun yorumunu objektif yapmak lazım. Burada partinin sonrasında seçilirse yapabileceğiyle icraat ile ilgili soruya ne cevap verildi? O apayrı bir yorum konusu. Yani burada yorumu yapacak olan sizsiniz. Abi bak, buraya beni oturt. Ben bir siyasi parti lideri olayım. Bak yemin ediyorum sana, ne sorarsan sor cevaplarım. Ama nasıl cevaplıyorum? Onun yorumu size ait olacak. O yüzden burada bana sorma bunu. Çünkü çok keskin ve ayıp olur. Yani. Sana sormamdaki sebep sen çok tarafsız olduğu için bu ülkede. Ben tarafsız değilim. Ben hayvanlar gibi taraflıyım. Ama burada dediğim gibi bir şalter söz konusu. Kimseye de saygısızlık ettirtmem burada. O sebeple asla senin soruna cevap vermem. Ama dediğim gibi buna zaten siz burada cevap bulamıyorsanız sağdaki soldaki insanların, özellikle benim gibi bir adamın yorumlarıyla da ya da fikirleriyle de hareket etmeyin. Kendiniz yani görüyorsunuz konuyu. Bak, üçüncü konuğumuzdu. İzledin mi ilk bölümü? Hepsini izledim. İkinci bölümü de izledim. Hepsini. Süper. Verilen cevaplar seni bir yöne sokmalı. Ekstra slogan atmana sebep olmamalı. Bu program fikir versin diye var ama maalesef hala görüyorum ki üçüncü bölümün sonunda da kimse fikir edinmiyor. Herkes tuttuğu partiyi alkışlamaya devam ediyor. Umarım insanlar verilen cevaplardan tatmin olur ya da olmaz ve kararlarını buna göre verirler. Abi ben kişisel düşüncemi söyleyeyim. Senin sayende benim daha bir fikrim oluştu. Daha gencecik, kurban oldum. Teşekkür ne güzel. Ederim. Tabii ki. Senin sayende benim bir fikrim oldu. Bu programı yaptığımı Şahan Gökbakar'a gerçekten çok teşekkür ederim. Geçen gün Şahan Gökbakar bana WhatsApp'tan IBAN attı, biliyor musun? Program tuttu ulan dedi. Yemezler dedi arkaya fotoğraf koymak falan. Sağ olsun. Konuk mu? Bu program zaten öyle bir yere gidecek ki. Bir sonraki bölüm Sayın Ahmet Davutoğlu'nu konuk edelim. Ondan sonra zaten Sayın Babacan da, o da geldiğine göre gelmek zorunda kalacaktır umarım. Ondan sonra Sayın Babacan da geldikten sonra bence AK Parti'den de artık birisi gelecektir. Şu anda buradan kameralar çekiyor değil mi lan? Yine kayıttayız. Tamam. Heh, dur bir sinirlendim şu an. Bir dakika. Deva Partili bazı arkadaşlar tweet atıyorlar. Ya oraya başkanımızı çıkartıp işte orada algı politikası. Ya burada kimsenin kimseye algı politikası falan yaptığı yok. Geleceksiniz, çıkacaksınız, soruları cevaplayacaksınız. Bakın Gergerlioğlu da burada 7 saat soru cevapladı. Muharrem Bey de 7 saat soru cevapladı. Kimisinden tatmin oldular, kimisinden olmadılar. Size tatmin olup olmayacağımızı da bırakın, konu bittikten sonra biz karar verelim. O yüzden önceden böyle tweet atıp yavaştan böyle akıl yapıyorsunuz. Onun farkındayım. Yemezler. Teşekkürler. Sen niye mikrofon aldın kız? Sen soru sordun. Hakkını yiyorsunuz insanların. Bir dakika, bir şey söylemek istiyorum. Bir Pinç ve Babala TV izleyicisi olarak kimse gönlümü aldı şu an. Kimse tamam. Zekamla dalga geçmesin. Ben hani neredeydinizin sorusunun altında ilk kurşunu ben attım çünkü. Hani bizi kaybettiniz. Bizi tekrardan nasıl kazanacaksınız? Projeleriniz nedir diye soracaktım ama herkes gülünce bir kaynadı orası. Sonrasında cevaplarımı aldım. Teşekkürler. Bir sorum var sana. Gelen siyasetçilerin hani jest ve mimiklerini aşkım kapışmak değerlendirecekti sanırım. Evet. Bunu ne zaman yapacaksın? Yani en kısa sürede ama hani bir tarihin var mı net bir şekilde? Yakında gelecek. Şu an montajı bitti galiba. Arkadaşlarım çünkü Muharrem Bey'i de bekledik. Neden bekledik? Bu da bir yayın stratejisidir benim için. Yani şöyle düşün. Şimdi ilk bölüm Ümit Özdağ Beyefendi buradaydı. Aşkın Bey de yorumladı. Sonra Gergerlioğlu geldi. Aşkın Bey yorumladı. Şimdi sadece Zafer Partisi ile ilgili vücut dili analizi yapsaydı adamı mahvedeceklerdi. Sadece Gergerlioğlu ile ilgili yapsaydı yine mahvedeceklerdi. Ben de dedim ki bekleyin. Muharrem Bey'in de analizleri bitsin. 3 siyasi parti temsilcisini ya da liderini aynı programın içine koyalım. Birinci bölüm öyle olsun. İkinci bölüm bir siyasi parti liderinin analiziyle devam etsin dedim. Aslında normalde programlarla eş zamanlı gidecekti Aşkın Bey'in programı da. Ama insanların da biliyorsunuz ne tepki verdiğini. O işte takım tutar gibi parti tutanları da biliyorsunuz. Ben de yakın zamanda çok şahit oldum. Bu yüzden Aşkın Bey'i de programı da riske atmamak için böyle bir karar aldık. Ama çok
çok yakında sizlerle olacak ama Pinch'in kanalında olacak. Babalı TV'de değil. Neden? O da kazansın, yazık. Evet, buyurun. Yunanistan'ın attığı radar kilitlerine ne diyorsun abi? Yani şöyle düşün. Yunanistan'da oturup gençler bizim şu anda konuştuğumuz kadar konuyu konuşmuyorlar. Onların çekincesine biliyor musun? Recep Tayyip Erdoğan padişah olmaya aday, bize saldıracaklar. Vallahi Yunanistan'a saldıracaklar, vallahi bize saldıracaklar diye oradaki medya bunu sürekli pompalıyor. Bizdeki medya da görüyor musunuz oğlum bize bizden Yunan ne yaptı falan filan. Herkes birbirine bir şey pompalıyor ama finalde dediğim gibi birçok şey bugünden düne, dünden bugüne hep böyle fade in fade out şekle geldi. Her şey yavaş yavaş oldu. Yani yarın bir gün savaş çıkarsa kim şaşırır burada? Kimse şaşırmaz. Çünkü o konuyu oraya yavaş yavaş getirdiler. Şimdi Yunan'ın da orada düşündüğü, ulan bu herifler tekrar Osmanlı'yı mı diriltiyorlar, bize mi dalacaklar fikri var. Bizim de o Yunan her zaman bize zaten madik atmıştı fikri var. Yani bu fikirlerle birbirimize eğleriz. Bu dış politikada da siyasette de yeri olmayan maalesef ucuz ve magazinsel tartışmalar. O yüzden yaptıkları hamleler bizim yaptığımız hamleler karşısında normaldir onlara göre, devlet politikalarına göre. O dediğim gibi sahada konuşulacak bir şey. Üzerine yaptığımız her şey dedikodu olur. Teşekkür ettim. Bir mikrofon versenize hemen. Dur, sosyal medyada bir şey olmuş. Linç mi yedik? Ne oldu yine daha yayınlanmadan? Ay, yiyemeyiz. Arkadaşlar, şimdi buradaki arkadaşlardan paylaşımda bulunan olmuş. İçeriye memleket partilileri doldurdular. Muharrem İnce'ye var tweet. Muharrem İnce'ye işte sorular geliyor şeklinde. İyi geliyor şeklinde. Bilmiyorum, gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Siz buradasınız ve... Bizim ekip. Bir Twitter'a baksanız oğlum. Hatta bir tane tweet bile bulmuşlar yani. Paylaşan arkadaş. Paylaşım yapan abi, kişinin. Abi olacak. Bak mesela. Olur tabii ki, olur da. Olacak, bunu diyecekler. Ben 3 bölüm oldu. Bu bölüm ulusalcı olacağım mesela. Biliyorsun. Bir önceki bölüm HDP'liydim. Ondan önceki bölüm yine HDP'liydim. O Zafer Partiler kızdı bana. Çünkü buradaki stresi çok algılayamıyor izleyen insanlar. Hani biz araları kesiyoruz bu arada. Cevap mesela Muharrem Bey çok hızlı konuşuyor. En kolay montajlardan biri olacak. Ta 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 tak diye adam anlatıyor. Hatta tutamıyor kendini, çıkıyor burada da devam ediyor, gördünüz. Ama bazı siyasetçilerimizin iki kelime arası o kadar uzun ki. Yani sen ilk bölümden beri geliyorsun, biliyorsun. Yani evet, şöyle bir şey olabiliyor. Arkadaşlar. Şimdi... Bak bu ben montajladığımda nasıl oluyor? Arkadaşlar şimdi oluyor. O aradaki bekleme, sizler mesela soru soramadığı için burada kızgın birçok arkadaşımız var. İlk bölümde de vardı. Benim o panik yüzüme yansıyor bazen. Hadi abi ne gerek var şimdi 100 yıl öncesine falan oluyorum bazen. Bunu da insanlar yanlış değerlendiriyorlar ama bu programı yaparken bunların farkındaydım abi. Bu memlekette gerçekten insanlar maalesef yine bazı insanlar tarafından paranoyaklaştırıldı. Bana ne demişler biliyor musunuz? Oğuzhan Uğur AK Parti'den çok büyük bir fon aldı. Bütün AK Parti karşıtlarını çıkartıp programında rezil ediyor demiş. Efendim? Ha, AK Partililer ne diyor biliyor musun? Oğuzhan Uğur Almanya'dan fon aldı. Tabii. Ben bir şekilde bir fon alıyor. Ben bu salonun da parasını da kameraları hepsini cebimden ödüyorum. 3 bölümdür. Gelen bütün izlenme gelirlerini de bağışlayacağız. Bu yüzden 4. bölümde tam böyle bir siyasi parti konuşurken bir saniye hocam. Evet arkadaşlar, uygulaması falan dersem... Şaşırmayın, yapacak bir şey yok. Ama tabii ki birisi, teşekkür ederim. Ama tabii ki birisi diyecek ki, görüyor musun Muharrem İnce? Ya geçen gün bir HDP'li kadın demiş ki, ya benden bir önceki paylaşımı şey bu arada, dağda birileri var ateş ediyorlar havaya. Ondan sonraki paylaşımda şu, Oğuzhan Uğur'a çok teşekkür ederim, bir sürü faşist kafa tasçıyı oraya doldurmuş. Ne kadar salak oldu, lili gördük falan. Ulan at! Kimi tanıyorum lan? Ben mesela hanginizle ben bağlantıya geçtim? Ben diyorum ki ekibime, bize başvuranları seçin. Buraya gelsinler, otursunlar, soru sorsunlar diyorum. Kadının aklındaki bile bak düşün. Kadın bu arada neyi destekliyor biliyor musun? Toprağın altına mayın koyup kimsenin haberi olmadan oradan geçen insanları patlatarak parçalayanları alkışlıyor bu kadın. Ona rağmen yani kumpasın tam ortasında kadın. Ama geliyor bana diyor ki Oğuzhan Uğur'u oraya doldur... O kişi kendinden bilir işi. Kimseyi de buraya doldurmuyorum ama bunları duyuyorum. Eskiden çok sinirleniyordum. Şu anda birinin tabii ki Muharrem İnce'nin adamlarını doldurmuşlar içeri. Olay bak bu kadar basit. Aptal ol aptal. Yap programı sen doldur o zaman mesela, değil mi? Mesaj aldık Babala TV'den. Mevzular açık mikrofon programına katılmaya hak kazandınız şeklinde. Dedim ne yaptım? Yarışmaya mı katıldım? Abi sen siz bana DM atıp... O benim. Siz de ne kadar garip şeyleri bozuluyorsunuz ya. Hayır, bozulmak değil. Takıldığınız şey çok cüncülük bir şey değil mi yani? Şöyle düşünün. Siz bana yazınca dedim ki eyvah. Çünkü bizim Kamil bazen delirebiliyor. Bazen anlatamıyor tam derdini. Şey diyor mesela, siz demek yerine ya sen böyle yap falan diye mesaj atmışlığı vardır. Sonra toparladı onu sağ olsun. Ben de dedim ki eyvah, size saygısızlık mı etti? Siz de hak kazandınız lafına hayır, takılmışsınız. Hayır yani çekilişe katılmışız falan gibi bir SMS alınca ben... Hayır ama ben size bir şey söyleyeyim. Totalde buraya 10 binin üzerinde başvuru vardı. 10 binin üzerinde başvurudan size mesaj geliyorsa evet bence bir şeye hak kazanmış gibi olursunuz. O yüzden Kamil'i ezdirmeyelim orada. Estağfurullah. Hoşçakalın, çok sıcaktı biliyorum. Dayandığınız için teşekkürler. Ya kurban olurum. Kimlerin adlarını sildirmişiz ya? 12 muhalifin adını sildirmişiz biz.
12 muhalifin adını sildirmişiz biz. Ya ben inanamıyorum bu Twitter'da dönenlere ya. Hangi gerizekalı diyor bunu? Tolgahan Erdoğan. Abi sonunda bu arada bana mikrofonu veren ablaya çok teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Kim o adam, onu bir bul, bana şuradan şeyini çıkart. Heh, ben dinliyorum seni. Tamam, oturdum abi, görüyorsun zaten. Ben normalde Muharrem İnce'ye soracaktım ama abi babandan dolayı belki sen de bir şeyler biliyor olabilirsin veya akıl yürütüyor olabilirsin. Abi şimdi maalesef bu dış politikada biz onlarca rezillik yaşadık. Çok da uzatmayacağım. Askerlerimiz yakıldı, bu Irak'taki hani poşet muhabbeti var. Ama bence en büyük skandallardan bir tanesi bu Kozmik Oda muhabbeti. Evet. Bu Kozmik Oda'da abi kaç senenin birikimi var? Ben diyeyim 40, sen de 50. 60. Aynen. Abi bu Kozmik Oda'daki bütün planların hepsi bütün dünya medyasına aktarıldı. Başta Yunanlar, Amerikalılar olmak üzere herkes her şeyi biliyor. Bu Kozmik Oda problemi nasıl çözülebilir? O planların tekrar geliştirilmesi ne kadar vakit alabilir? Veya böyle bir şey yapabilir miyiz? Senden sadece fikir bekliyorum abi. Çok üzücü bir şey tabii. Çünkü devletin namusu dediğimiz bir noktada... Çok kötü bir şey. Orduda hala aktif görevde olan bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Bir operasyona giderken bile 50 tane şey düşünüyorlar adamlar. Yani bu ulan bu emri yapıyoruz, uyguluyoruz ama bunu FETÖ'cüler mi verdi? Dur bir daha karargaha soralım falan. Herkes manyak olmuş, paranoyak olmuş durumda. Yani bugün o odayı tekrar oluşturmak için insanların önce bir sisteme ve kendilerine ve teşkilatlarına güvenmesi gerekiyor. Güven yok ortada. Ortada güven olmadığı zaman da ne olur? Hiçbir şey olmaz. Doğal olarak bu güvenin sağlanması için istikrarlı ve gerçekten hukuken de yani birçok konuda ayağa kalkmamız gerekiyor ki o istikrara ulaşalım. İstikrara ulaştıktan sonra güvene gidelim. Güvene gittikten sonra o geçmişte kaybettiğimiz sırları, namusu tekrar toparlayalım. Yani çok maalesef uzun bir süreç var ve bu sürece gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz? O da meçhul. Bunu da önümüzdeki dönemde göreceğiz zaten. Buldun mu adamı? Kimmiş o adam? Dur bir onu bir şey yapalım. Yapıştırayım da şu adama. Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan. Çağdaş Halk Derneği. Bak şimdi onun Genel Başkan yardımcısı. Ha, yardımcısı. Dur. Onu başkan yapayım hemen. Muharrem İnce çok başarılı ilerliyor. İzlenme rekoru gelebilir. Bazılarını fena zortlattı. Zor soru soracağım diye kendini rezil eden çok kişi var demiş. O da cevap vermiş. Muharrem İnce'ye zor sormuşlar. Salon full, memleket trolü dolmuş. Video çekeceğim ya, hiç tweet atmayacağım. Tolgahan Erdoğan. Nerenin nesiydi bu arkadaş? Aynen. Çağdaş Halk Derneği Genel Başkan Yardımcısı. Seni oraya getiren kafaların içine sıçayım. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Senin an... Oh, tamam. Hoşçakalın, ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tamam, peki. Hoşçakalın. Oğlum sen ne heyecanlı bir çocuksun ya. Hem abi ben hiperaktifim, bekleyemiyorum. Kurban olurum, söyle. Delirdim burada zaten sıcakta. Şimdi iki adet sorum var abi sana. Herkesin iki adet sorusu vardı bugün bu arada. Biraz önce çağıracağın siyasileri saydığında Meral Akşener'i dahil etmedin o listeye. İyi Partili Meral Akşener'i davet edecek misin? Veya İyi Parti'den başka bir isim davet edeceğim. Elbette edeceğim. Kim istiyorsa gelebilir. Gelmeyeni de bu sefer taciz edeceğiz. Diyeceğiz ki hayırdır, neden çekiniyorsunuz da gelmiyorsunuz diyeceğiz. Abi ikinci sorum da şu. Cem Uzan 2023'te Türkiye'ye geri dönecek ve siyaset tekrar atılacağını söylüyor. Evet. Kendisi ağzından. Evet. Sence Cem Uzan'ın siyasete dönüşü kendi bir aday olamayacaktır benim tahminimce. Birini desteklemesi siyasi dengeleri şu anki değiştirir mi? Değiştirmez. Herkese Pringles almasa değiştirmez. Çünkü ülke böyle. Yani ülke ya. Böyle. Yapacak bir şey yok. Bak Cem Uzan bir kanal patronuyken herkese mitinglerinde pilav köfte dağıttı. 3 milyon oya ulaştı bir anda. Önce biz bir kim olduğumuzu bir bilelim de. Sonra Cem Uzan kimdir? Muharrem İnce kimdir? Recep Tayyip Erdoğan kimdir? Onu sonra konuşuruz. Biz önce bir bizim kim olduğumuzu bir bilelim, bir anlayalım. Biz neye böyle eyvallah çekiyoruz onu bir anlayalım memleket olarak. Ondan sonra siyasi partilerin o memleket üzerindeki güçlerini tartışırız. Biliyorsun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani bizim bize bakmamız lazım. Biraz önce arkadaşıma söylediğim gibi. Siyasi partiler şunu değiştirebilir mi? Hayır abi, her boku siz değiştirebilirsiniz. O yüzden bizim bize dönmemiz gerekiyor. Biraz riyakarlıktan değil mi? Uzaklaşıp... Vay be! Ulan ne? Alkış ne güzel bir şeymiş. Şimdi anlıyorum şu koltuğun olayını. Diğer birinci ve üçüncü bölümde parti başkanları geldi. İkinci bölümde partinin sıradan bir vekili geldi. Bunun özel bir sebebi var mı yoksa var. Direkt... Matematiktir bu. Şöyle düşün. Her partinin genel başkanı mesela Zafer Partisi Ümit Özdağ olmadan değil mi? Temsil edilemez şu anda. Çünkü tanımıyoruz kadroları henüz. Ümit Hoca kendini ön plana koydu ve bir şekilde Twitter'ını, sosyal mecraları kullanarak, güçlü bir şekilde kullanarak kendini Zafer Partisi ile yan yana şu şekilde denk getirdi. Değil mi? HDP'nin şu an genel başkanı kim? Ya eş başkanlar var ama... Tamam kim? Sezai... Anladın mı? Gitti. Tamam. HDP HDP'dir. HDP'nin yanında HDP'li birisinin gelmesi de yeterlidir. Öyle düşün. Diğerleri gelmiyorsa ama başka biri yine HDP milletvekiliyse ve geliyorsa o konu tamamdır. O HDP'yi temsil edebilir. Ama Zafer Partisi'nden hiç duymadığım bir isim gelip merhaba ben Zafer Partisi'ni temsil edeceğim derse o seni tatmin etmeyebilir. AK Parti için de aynısı geçerlidir. AK Parti dediğimiz zaman yalnız Recep Tayyip Erdoğan değildir. AK Parti içerisinde kaç tane isim sayabilirsin bana? Çok. Doğal olarak AK Parti de tek başına buraya getirecek
bir milletvekiliyle de, bir bakanla da ya da başka bir görevdeki biriyle de temsil edilebilir. Ama Zafer Partisi edilemezdi. HDP de edilebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi artık çok genel değil mi? Mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde sözü geçen kaç tane adam var? Çıkıp konuşan çok. Onlardan biri gelse yeter. Demek ki genel başkanların olmasına gerek yok bazı partilerde. Ama bu şuna dönmüyor mu? Hani bizim Osmanlı zamanında bir antlaşma vardı ya, bizim veziri azamımız sizin arşidükünüze denktir diye. Hani bu yeni kurulan partilerde biraz daha önemsenmeme gibi algılanmaz mı? Algılanmamalı çünkü yeni kurulmuşlar. Yani. İkinci evet. olarak da bir ricam var. Abi soru soramadım. Çok fazla da not tuttum. Senden ricam, Davutoğlu'nun programına çağırırsan çok fazla sorum var. Umarım onları ben işte çağırmadığım için Kamil'e orada ayartmak gerekiyor. Teşekkür ederim. Hadi toplu fotoğrafımızı yapalım önde. Sonra ben gideyim. Çok teşekkür ederim. Ayaklarımıza sağlık. Teşekkürler. 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 Teşekkür ederim. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Gerçekten ve çok sevdim. Ha, yaşasın. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. 3 saniye beklettim seni. Tamam mıyız? Teşekkürler. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.